Haber Türk gündemden iyi akşamlar. Beklenen İdlib operasyonu başladı. Fırat Kalkanı harekatında Türkiye'nin desteğiyle DAEŞ'i temizleyen Özgür Suriye ordusu şimdi de İdlib'de. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri içeri girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Türk askeri İdlib'de mi sorusuna şu anda Özgür Suriye ordusu yürütüyor. Henüz askerimiz orada değil yanıtını verdi. Şu ana kadar da TSK'nın girdiğine dair bir haber gelmedi. Bir süredir Hatay sınırına birlik takviyesi vardı zaten. Akşam saatlerinde de Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları Hatay'a giderek birliklerde incelemelerde bulundu. Heyette MİT müsteşarı da vardı. Türkiye, Rusya ve İran arasındaki çatışmasızlık bölgeleri anlaşması uyarınca başlatılan bir operasyon bu. Pek çok kritik soru var tabii gündemde. Cevapları kimlerle arayacağız? Hızla e, tanıtayım. Ankara'dan başlayayım önce e, konuklarımızla. da. E, Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin bizimle birlikte. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı. Ee, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara stüdyodan e, karşımızda olacaklar ve İstanbul'da e, birazdan emekli büyükelçi Uluç Özülker bizimle birlikte olacak. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu ve Türkiye Gazetesi Ankara Haber Müdürü Çetiner Çetin e, İstanbul stüdyomuzda hoş geldiniz hoş ee, sizler de. Habertürk günden başlıyor. Evet İdlib önemli. Suriye'de düğümü çözecek yer olarak görünüyor. Dolayısıyla İdlib'deki bu süreçten sonra her gelişme özellikle Türkiye açısından ve tabi rejim açısından, Rusya açısından, Amerika açısından ve bölge açısından çok kritik. Dolayısıyla bu operasyonla başlayan bu operasyonla birlikte dedik ki çok kritik sorular var. Önce bir Ankara'ya gideceğim. Genelkurmay İstihbarat Eski Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'e. Çünkü Bugün bu konuyla ilgili haberlerde özellikle işte askeri ve diplomatik kaynakların bu bir harekat değil intikal ifadesine vurgu yaptıklarını gördük. Ben keza sosyal medyaya baktığımda işte savaşa mı giriyoruz, çatışmaya mı gidiyoruz gibi pek çok dualarla birlikte aslına bakarsanız paylaşım vardı. Dolayısıyla ilk sorum sizi olsun. Biz neye tanık oluyoruz şu anda Sayın İsmail Akpekin? Şöyle söyleyeyim, tabi e, Türkiye, e, İran ve Rusya, Astana'da yaptıkları görüşmeler sonucunda e, İllib üzerinde bir uzlaşmaya vardılar. E, İllib'in e, bir e, şey, çatışmasızlık bölgesi İllib'de yaratılması konusunda. Biliyorsunuz dörtlerden bir tanesi İllib'di, en son İllib kalmıştı. İllib'in sona kalmasının nedeni, daha evvel belirttiğimiz gibi, e, İllib'de e, çok Halep'ten, diğer yerlerden gelen bütün unsurlar, İllip'te e, bulunuyordu ve çok karmaşık bir yerdi. Onun için e, e, yapılan görüşme sonucunda İllip'te çatışmazlık bölgesi ilan edildiği zaman bu çatışmazlık bölgesinin, e, çatışmazlığın kontrolü için bir güce ihtiyaç var. Bu güç, e, işte Türkiye 500 kişilik bir güçle e, gözlem yapacak. E, ve büyük ihtimalle bu güç e, muharebe e, etmeyecek. Ama şunu söylemem gerekiyor tabii ee, şimdi bütün ne kadar hazırlık yapılırsa yapılırsın, ne olursa olsun, evet bu bir intikal. Ee, şeyler, ee, o gücün o bölgelere intikali ve e, ee, silahlı kuvvetlerin herhangi bir olay karşısında emniyet tedbiri alması gerekiyor. E, ve silahlı kuvvetler, Türk Silahlı Kuvvetleri ister Özgür Suriye önceden, önceden girsin, ister, ister 500 kişiyi daha sonra göndersinler. Bütün bunlarla ilgili konuda çıkabilecek her türlü ee, olaya karşı, e, tedbir alması gerekiyor. E, çok da masum insanlar yok o, o bölgede. E, dün e, yaptığımız e, to, e, şeyde e, programda, e, programda özel Açık yeni belirttik. Bunlar içerisinde gerçekten şeyler var. E, çeteler var. E, bir anda e, sorun çıkartabilirler, saldırabilirler. E, bütün bunlara tedbirli tedbir alması gerekiyor Ama yapılan hiçbir harekat değil. Yani. Bir yere gidip işgal etmek, ya da bir yere gelip işgal demeyelim ama bir yere girip e, oraya yerleşmek e, değil. E, tamamen e, orada çatışmasızlığı sağlamak, ateşkesi sağlamak, bunları kontrol etmek, ateşkesi bozanlar varsa bunları elimine etmek, e, bütün bunlarla ilgili bir çalışma e, yapılıyor. Böyle bir harekattayız ve e, şu anda e, ÖSO'nun, yani Özgür Suriye Ordusu'nun önceden gitmesi tamamen e, bu silahlı kuvvetleri muhtemel nerede işgal edecekse oralara gelecek silahlı kuvvetler mevzulenecek ve arkasından da o işte 500 kişi diyorlar belki daha fazla da olabilir. O grup gelmek suretiyle oradaki e, oradaki e, şeylerin unsurların e, şeyleriyle mutlaka daha evvel görüşülmüştür. E, unsurların liderleriyle görüşecek, kanaat önderleriyle görüşecek. Yani bütün bunlarla görüştükten sonra yani e, yapılan harekat, yapılan işlem basit bir şey değil. Çok e, çetrefilli Belki harekat yapmaktan çok daha zor bir işlem. Çok daha zor bir e, operasyona giriyor Türkiye. Çünkü e, harekat yapsanız yani doğrudan e, birliklerinizle beraber girersiniz, e, vurursunuz, vurulursunuz. Böyle, ama burada böyle bir şey yok. Burada Belirsizlikler e, amacınız var. çatışmasızlığı sağlamak. Evet çatışmasızlığı sağlamak ve mümkün olduğu kadar silah kullanmadan bir de e, insanlara e, çok fazla... Ee, şiddeti e, arttır, arttırdığınız zaman bu sefer bir de göç olayı var. Yani göçün önlenmesi sadece sınır aldığınız tedbirlerle yahut da Türkiye alacağınız insanlara ilgili değil. Orada da şiddetin aşağı indirilmesi lazım. Çatışmasının olması lazım. İnsanlara merak etmeyin burada çatışma olmayacak. Bunun garantörü benim. İran, Rusya diyoruz ve e, merak etmeyin burada kalacaksınız. Size biz her türlü insani yardımı sağlığı, şunu bunu yani çok daha zor bir görev isteniyor Türkiye Peki. ve e, hı hı. Rusya ile birlikte tabii İranla birlikte. Harekatı böyle söyleyebiliriz, böyle evet. düşünebiliriz. Dolayısıyla bu çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasının bir somut adımı, Türkiye, İran ve Rusya bu çatışmasızlık bölgesi anlaşmalarıyla öncelikle şunu hedefliyor, Sayın Pekin'in de söylediği gibi, muhaliflerle rejim arasındaki olası çatışmaların önüne geçmek, yani ateşkesi kalıcı hale getirmek ve özellikle insani yardım açısından o koridorları sağlamlaştırmak ve orada 1,5-2 milyon civarında da, sivilden bahsediyoruz. Ee, onlarla ilgili her türlü insani tedbiri alabilmek. Ama e, Sayın Pekin de söyledi. E, sonuçta Saha e, o kadar çok grup var ki ve e, terör örgütü olarak adlandırılan e, grupların da içinde olduğu o kadar çok silahlı grup var ki e, ve birbiriyle çatışan silahlı gruplar var. E, dolayısıyla içinde pek çok belirsizlik barındırıyor. Birazdan ÖSÖ şu anda ne yapıyor? Kaç kişiyle şöyle, şöyle girdi? Bir şey söyleyebiliriz belki. Evet. <laughs> Bu, bu gruplar, bu grupların bir kısmı dün programda da belirttik. E, bazı yabancı e, istihbarat örgütlerinin kontrolünde. Bu çok önemli bir olay. İkinci konu, Türkiye oraya girdiği zaman yani orada sadece gözlem yapmayacak, gözlemle birlikte o bölgede e, sivil asker hükümet dediğimiz yani oradaki kamu düzenini yeni baştan dizayn etmesi gerekiyor. Yani e, mülki amirleri, okulları, iş yerlerini, bütün bunların hepsini birden yapması gerekiyor. Yani bu çok önemli bir konu. Yani bu bu tamamlayıcı bir unsur. Evet. Bu, bunu yapmazsa yani onun için e, askerle birlikte bu unsurların da girmesi gerekiyor belki bir, bir süre sonra. Evet. Şimdi dolayısıyla biz adım adım gideceğiz. Bu arada Uluç Özülker de aramıza katıldı. <laughs> Uluç Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum evlerim. Ee, az önce de söylediğim gibi işte ÖSO şu anda ne yapıyor, kaç kişiyle girdi, e, TSK ne zaman girecek, girdiği zaman ne olacak, onu bekleyen belirsizlikler neler, hangi gruplardan bahsediyoruz, kimlerle çatışma olasılığı var, heyet tahrir şan ne yapar? Bu operasyonun Türkiye'ye getirdiği hayati avantajlar ne olacak? Hepsini tek tek soracağız, tek tek geleceğiz buna. Şimdi ama önce o zaman, madem bu kadar çok sahada gruplar var, bir kez daha dünkü özel yayında da aslında aktarmıştık ama... ...izlemeyen seyircilerimiz için bundan sonraki konuşulanlar daha anlamlı olsun diye bir kez daha sahada durum ne? İdlib nasıl bir yer şu anda? Niçin önemli? O soruların cevabını harita başında Çetin er Çetin'le birlikte bir arayalım, bir anlatalım. Ondan sonra yine dediğim gibi pek çok sorunun cevabını alacağız. Çetiner şöyle bir haritanın başına geçtiğimizde bu çatışmasızlık bölgeleri haritası arkadaşlar. Bir Suriye genel haritasını alabilir miyiz? Öncelikle birazdan buna da geliriz ama orada İdlib'in hem stratejik önemini, çevresinde ne olup bittiğini, sonra içeriye dair bilgileri alacağız. Evet Çetiner. Şimdi İdlib öyle bir yerde ki oradan başlayalım istersen. Tabii harita sadece burada var. Buradan başlayalım. Bir, e, şu görmüş olduğunuz hat 138 kilometrelik bir hat. Yani Türkiye sınırı. Türkiye sınırı ve 138 kilometrelik hattın 120 kilometresi e, şu anda El Kaide'ye bağlı unsurlar tarafından kontrol ediliyor. Yani Heyet Tahrir Şam'ın içinde Şimdi yani o o çatı örgüt 11 tane ayrı silahlı grup var. Hı hı. Bu 11 tane ayrı silahlı grubun Farklı farklı isimleri var. Bu Orta Doğu'daki bütün örgütler için geçerlidir. Amerika bunları terör örgütü ilan ettiği zaman isimlerini değiştirirler. Farklı <laughs> konseptlere dönüştürülebilirler. Ama en nihayetinde içerideki 11 tane silahlı grup El Nusra'da işte ismi El değişti şu oldu bu oldu ama son tahlilde gerçek aidiyetleri El Kaide ile işbirliği <laughs> yapmaları. Tabi e, 138 kilometrelik hattın şu anda 120 kilometrelik hattı tamamen onların kontrolünde. Orası da değil mi tam böyle şu bölge, şurası mı? Şuraya kadar olan hat. Şuraya kadar evet, olan şuraya hat. şuraya kadar olan hat. Tamam. Yani şu çok az. Şuradan e, başlıyor galiba evet, doğru mu? Evet doğru. Tamam. Şimdi tabi e, önce şunu bir tahlil etmek lazım. Özgür Suriye Ordusu nasıl bir yapı? Bir oraya gelmeden Hı -hı. Çetiner. Şimdi dedik ki Türkiye sınırında. Şimdi Laskiye, Hama, Halep, Afrin. Hepsine sınırı var. Bu açıdan da çok kritik değil mi İdlib? Şimdi tabii İdlib'in stratejik anlamda her şeyden önce muhalifler için bir moral motivasyon merkezi. Çünkü e, ülkenin geneline yayılmış bir iç savaş konseptinden bugün İdlib'e sıkışmış bir e, muhalefet konseptine dönüştü. Dolayısıyla yani şu anda muhalefetin kalbi. Kalbi arası. elbette. Rejimin büyük yani rejimin hakimiyetinin olmadığı tek eyalet. Tek, tek bölge. Dolayısıyla tamam. Tabii bu bölgenin de son 3 ay içerisinde kontrollü bir şekilde El-Kaide'nin kontrolüne geçmiş olması muhalifleri iyice zayıflatmış durumda. Özgür Suriye Ordusu'nu askeri anlamda zayıflatmış durumda. Tabii Özgür Suriye Ordusu'na baktığınız zaman Özgür Suriye Ordusu bu bölgede yani Cerablus ve el bölgesindeki operasyonlara ağırlık verip oraya katıldığı için biraz İdlib'de saha kontrolünü gerçekleştirmekte zorlandı. Ama tabii bir şey daha söyleyelim. İdlib bölgesi ta Azez ve Afrin'e kadar uzanan bu hat... Aslında fiziki koşullar itibariyle de kontrol edilmesi güç bölgelerden biri. Hem Hı. dağlık yani e, Suriye'nin diğer bölgeleriyle kıyaslandığı zaman daha fiziki koşulları, güç ve hareket e, kabiliyeti silahlı gruplar için çok e, müsait bir alan. Hı. Hı. Yani tam da e, hani deyim yerindeyse gerile savaşın yapabileceği, hareket edilebileceği alanlar buralar. Dolayısıyla İdlib'de şu anda El-Kaide'ye bağlı unsurların e, ciddi bir hakimiyet kurması e, onların işini kolaylaştırmış durumda. Tabii e, şu an 4 bin yakın Özgür sürü ordusu. Bu bahsettiğimiz 130 km, 138 kilometre kattın, 120 kilometre kattından içeriye sızmaya çalışıyor. Yani bir anlamda istihbara sağlamaya çalışıyor. Bunun için önemli istihbara sağlanması. Tabii şu an e, Türk medyasında çok gündeme gelmedi ama bunu Batı medyası zaten zaman zaman dile getiriyor. Şimdi düşünün Elbap'ta DAEŞ'e karşı operasyon gerçekleştirildiği Cerablus'ta var. Rakka'da, Deirizor'da var. Peki bu kadar DAEŞ militanı ki bu DAEŞ militanlarının bir kısmı yabancı unsurlar değildi. Ülkenin kendi içinden, kendi reaksiyonu içerisinden e, üreyen gruplardı. Şimdi e, İdlib bölgesinde El-Kaide'ye DAEŞ'ten çok ciddi katılımlar var. E, bölgeden gelen istihbarat bilgileri 4500'ün üzerinde. Halihazırda DAEŞ militanı kıyafet değiştirip, El-Kaide ee, ile bağlantılı gruplarla bu bölgede işbirliği yaptığı yönde. Şimdi e, bizim önümüzdeki 6 ay önceki İdlib dosyası farklı bir dosyaydı. Hı. Bugün geldiğimiz noktada İdlib'deki silahlı grupların gücü, motivasyonu, istihbari yapısı çok daha farklı evet, bir noktada. Evet Tahir ki önemli ölçüde çekirdeğini El-Nusra oluşturuyor dedik. Ne kadarlık bir e, unsur? Yani biliyor muyuz sayılarını? Tahminler sadece. Ne var, yani tahmin şu ana ne? kadar tahmin edilen 7500 ile 9000 kişi arasında oldukları düşünülüyor. 7500-9000 e, kişi. Tabii ama böylesine o, dar bir e, alanda ve 4000 daha kırs... işte buna dahil mi? Tabii tabii. Buna dahil. Yani bu alanda güçlü bir e, refleks sağlamaları mümkün çünkü e, dağlık ve e, arazinin koşulları hareket etme e, kapasitelerini arttırıyor. Ama, Diğer muhalif grupların, e, rejime muhalif grupların mevcudiyetine kadar? Onların sayısını biliyor muyuz? Şimdi şöyle söyleyelim. E, bir... İçeride ne kadar radikal bir yeni örgüt çıkarsa o her zaman bir çekim merkezi haline dönüşüyor. Örneğin hatırlarsanız işte Amerika'da 11 Eylül olayları yaşandıktan sonra Kim El Kaide için çekim merkezi e, yani e, üyeleri için mesela gruplar, silahlı gruplar, silahlı gruplar, gruplar, tabii tabii. bir edecek grupları devamlı oraya çekebilecek bir motivasyon kaynağına dönüşebiliyor. İşte 11 Eylül olaylarından sonra biz Afganistan'da El Kaide'yi konuştuk. Sonra Irak'taki olaylarda yeni bir Irak El Kaidesi çıktı. Ve en son DAEŞ ortaya çıktığı zaman o daha radikaldi. Şimdi DAEŞ ortadan yavaş yavaş bir sanal evet. devletti, sanal Ona bir ulustu. Sonra gelinmeye başlandı ama bu sefer El-Kaide yeniden kendi temellerini oluşturmaya başladı. El-Kaide DAEŞ'ten daha sıkıntılı problemli şu açıdan. Ee, i̇deolojik kodları olan, e, dünya farklı ülkelerinde hareket kapasitesi ve kabiliyeti olan bir yapı. Yani e, burada herhangi bir tamam. operasyonu gerçekleştirdiğiniz zaman Türkiye'nin içerisindeki durumu da çok iyi gözden geçirmemiz tamam, kaynamasın gerekecek. o diğer silahlı grupların muhalif sayısı grupları da hemen 3'e e, bölelim onu da. Şimdi Özgür Suriye Ordusu içerisindeki silahlı gruplar 3 e, kategoride e, bakılması gerekiyor. Birinci kategori Türkiye'nin desteklediği, finanse ettiği ve arkasında durduğu e, gruplar. İkinci grup Amerikan doğrudan aid donat programı çerçevesinde finanse ettiği, desteklediği. Üçüncü grup ise koalisyon güçlerinin doğrudan. Yani içinde hem Amerikan hem Türkiye'nin de olduğu ama diğer koalisyon güçlerinin de finanse ettiği bir yapı var. Tabii Özgür Suriye ordusunun kendi içinde tam bir bütünlük sağlanamadığı için ...ki grupların birbirinden farklı olması, farklı motivasyonlar, farklı ideolojik kodların olmasından kaynaklı zaman zaman sahadaki hareket kabiliyetiyle ilgili de ciddi sorunlar yaşandı. Bunu Elbap'ta gördük, bunu Cerablus'ta hissettik. Hı 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 hı. Ama şu an gelinen noktada Türkiye en azından bu grupları İdlib konusunda, çünkü İdlib onlar için önemli bir kalp merkezi, atar damar noktası. Evet. Burayı kaybederseniz çok önemli ciddi bir hı hı. sorun, sıkıntı sürecine doğru evrilirsiniz. Dolayısıyla bunu sağlayabilmeniz için de İdlib'de ortak bir noktada buluşmanız gerekiyor. ve Motivasyonla hareket ettiriyor. Şimdi tabii beklenti önümüzdeki 48 saat içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beraber de. intikal etmesi. Çünkü e, bu iş sadece ESO'nun sahada gerçekleştireceği bir şey değil. Çünkü e, demin de bahsettim içeride DAEŞ'ten ayrılan ve uzun süre El-Kaide ile beraber hareket etmiş yapılar var. Ve bu yapıların e, silah eğitiminden tutun sahadaki e, manevra kabiliyetine sahip bilmeleri ve asıl önemli olan belki de el -Bab, daha önce DAEŞ'in çok önemli bir e, istihbarat merkeziydi. Daş burada dağıldıktan sonra 90 kişilik çok önemli bir çekirdek kadronun şu anda El-Kaide ile beraber İdlib'de bir istihbarat merkezi kurdu. Ve hmm. şimdi böyle bir yapı oluştuğu zaman da bir istihbarat merkezi niye kurulur? Karşı önleyici bir takım bilgileri alabilmek için. Bu da Dolayısıyla en büyük ki, risk şu anda bu. Bu e, ki, için. İdlib operasyonu için. Ama tabii riskler sadece buna da sınırlı değil. Hatırlayalım işte Halep boşaltıldığı zaman. E, muhaliflerle beraber hareket eden siviller, muhalifler İdlib'e geldiler. Şu anda İdlib, Kırsal'da dahil olmak üzere 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 400 bin arasında insanın, e, sivil insanın bu bölgede olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, El-Kaide'nin ya da ona bağlı unsurların bunu bir süre sonra bir canlı kalkan olarak kullanma riski var mıdır? Dolayısıyla buradaki operasyon öyle zannedildiği gibi hemen girilip çok kolay yapılacak bir operasyon değil. Bu biraz zaman alacak. Ama e, tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Elbap ve e, Cerablus tecrübesi e, bu anlamda önemli. <laughs> tamam. E, dolayısıyla işte e, Kuzey'de, e, PYD, işte Afrin, arada sadece Fırat Kalkın Harekatı var. Onların kontrolünde bu yeşil bölgeler, rejimin e, kontrolündeki bölgeler, e, İdlib, orada sadece rejim muhalifi e, ve terör örgütü olarak adlandırılan gruplar var. Keza Şam ve Kuneytra'da da. Ee, onlar ki Şam kunetrada çatışmasızlık bölgeleri içine dahil edilen bölgeler son durum bu Rakka'da operasyon tamamlanmak üzere Değri Zor önemli bu noktada değil mi? Bunları, ee, en tabii tartışırdık Zor biri. enerji kaynaklarının önemli ölçüde bulunduğu bir bölge ama tabii burada e, rejim e, PYD Amerika e, herkes bu bölgeyi zorluyor şu anda ama tabii büyük ölçüde Amerika ve PYD'nin bu bölgede hakimiyeti ele geçirmek için büyük ölçüde. Derizor'un en azından enerji kaynaklarının olduğu bölgeleri kontrol ettiklerini Peki. görebiliyoruz. Şimdi bir araya gideceğiz. Bir hani İdlib'de, sahada durum nedir? Özellikle İdlib'de ve Suriye genelinde. Onu sizlere aktarmaya çalıştık. Bir reklama gidelim. Reklam dönüşünde şunu yapacağız. ÖSO şu anda ne kadarlık güçlü orada ve şu anda ne yapıyor? Oradan başlayacağız. adım adım, Adım adım bu operasyonun her türlü detayını konuşacağız reklamdan sonra. Haber Türk gündeme devam ediyoruz. Kritik bir konuyu İdlib'i, bugün başlayan operasyonu konuşuyoruz. Ee, Ankara'ya gidelim şimdi, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'la devam edelim. Az önce Çetin Erçetin'le kısmen de olsa genel başlıklarıyla sahadaki durumu aktarmaya çalıştık. Ee, dedik ki ÖSO güçleri bu sabah itibariyle girdi e, İdlib'e. Nereden? Kaç kişiler? E, şu anda ne yapıyorlar? Nasıl bir operasyon bu Sayın Ağar? Öncelikle saygılar hem size hem diğer değerli evet, konuklarımıza. Şimdi tabii Fırat Kalkalı bölgesinde bizim hareket ettiğimiz, beraber hareket ettiğimiz... ...Özgür Suriye Ordusu'na bağlı kalem kimyaları farklı gruplar vardı. Bunların içerisinde en çok güvenimizi kazananlardan bazılarının, unsurlarının... ...o bölgeden kalkıp bir şekilde kendi silah, teçhizat ve ekipmanlarıyla birlikte... Bölgeye geldikleri, Hatay bölgesine geldikleri ve sınırın değişik kesimlerinde konuşlanarak daha sonra da hemen sınırın iç tarafında bir etki, bir varlık üretmeye başladıklarını görmeye başladık dünden itibaren. Şimdi bunlar bir şekilde çatışmaya girdiler mi? Yani benim sahadan alabildiğim bilgiler neticesinde girilen bir çatışma söz konusu değil şu ana kadar. Sadece dün iç kesimlerde yaşanan bir çatışma vardı. E, bu çatışmayı da e, bölgedeki e, grupların kendi aralarında, hatta ve hatta şöyle bir ifade var ilginç, e, Türk askeri olduğunu zannederek birbirlerine girdiklerine dair e, bir bilgi var. E, bunun haricinde Türk Silahlı Kuvvetleri e, sınırın değişik kesimlerinde e, konuşlanmış durumda. ve Bir şekilde de e, bununla ilgili bir bekleyiş var. Bu bekleyişin temel sebebi de bana sorarsanız şu, e, coğrafyadaki e, grupların ortaya koyacakları e, tepkinin Tepki. bir şekilde netleştirilmesi. Yani Çünkü sonuçta e, hani e, temel fotoğraf şu, e, daha önce de e, pek çok kereler e, konuşmuştuk. E, heyeti Tahrif Şam, yani e, HTŞ de ifade edilen kaydı tabanlı, e, eski adı Lusra olan yapı. E, orada e, ciddi anlamda e, bir hükümranlık üretmiş durumda e, silah soruyla. Diğer grupları da bir şekilde e, mücadele ederek, alt ederek. Ve bunların nasıl tepki vereceklerine düğümlenmiş durumda her şey. Şimdi hı hı. evet bizim konuyla ilgili bir yaklaşımımız var doğru Selim, Selim Hanım. Yani biz bir şekilde orada çatışmasızlıkla ilgili garantörlük hı hı. görevini yerine getireceğiz. Yani sonuçta 14 farklı, farklı nokta olduğu ifadede oralarda kurulacak işte müşterek görev kuvvetleriyle beraber sahanın kontrol edilmesi, çatışmasızlığı kontrol edilmesi ve sağlanması konusunda temel bir fonksiyon üstleneceğimiz, üstleneceğimiz temel yaklaşımımız bizim ama buradaki e, sorun bence burada değil. E, buradaki temel sorun heyeti tahrişçinin e, bizim oraya girişimize e, nasıl tepki ile ilgili. Hı hı. Peki bir o diğer noktada hemen da diğer... e, ben hani o noktada burayı açabilmek adına e, bir soru yönelteyim size. O da şu, şu ana kadar e, işte ÖSO'nun e, ilerlemesi sürerken bir çatışma haberinin gelmemiş olması ne ifade ediyor? Bir de e, Heyet Tahrir Şam'ın e, aslında geçtiğimiz aylarda olası bir e, operasyonla ilgili Türkiye'yi karşısına alan bazı açıklamalarına tanık olmuştuk. Fakat yakın dönemde, son dönemde doğrudan bu operasyona, ki mesela son 3 gündür e, çok net, çok doğrudan bir karşı çıkışı olmadı. Doğru mu? Yani benim izleyebildiğim kadarıyla. E, bunun da bir anlamı var mı? <laughs> Aslında burada iki temel yaklaşım var. Bir taraf sessizliğini çok koruyor. Yani şimdi heyeti tahrişam dediğimiz zaman hemen El Kaide ile örtüşen bir yapıdan bahsetmemiz mümkün değil. Öncelikle onu söylememiz gerekiyor çünkü kendi içerisinde dahil olan çok fazla sayıda grup var. Bu grupların bir kısmı geçmiş zamanda Türkiye'nin üzerinde etki üretebildiği gruplardı bir kısmıyla sessiz dururlarken bir kısmıyla ne yapacaklarına dair bir karar verme arifesinde oldukları gözüküyor. Bununla ilgili aslında önemli bir detay var Selim Hanım. O da şu, Rusların bir açıklaması oldu yakın zamanda. Daha doğrusu bir iddiaları oldu. Cölehani başta olmak üzere, Cölehani'de yaralanarak etkilendiği, lider kadrodan 11-12 kişinin imha edildiği, yaklaşık 50 tane korumanın, yani Cölen'in 50 tane korumasının imha edildiği bir hava hakkında bu söylendi. Şimdi e, tam bunun üstüne harekatla ilgili e, bir hareketlikin, hareketliliğin ortaya çıkmış olması anlamlı. Çünkü hı hı. bir şekilde karar mercilerinde e, çok ciddi anlamda kırılganlık oluşan e, bir yapı var. Şimdi e, tabii örgütün kendi gücüyle de kaim olmak üzere, öncelikle bu karar mekanizmalarında ortaya çıkan bir zafiyet varsa Ruslar iddiasıyla beraber, öncelikle bunu tamamlayacak ve bunu bir karar sürecine dönüştürmek ve bir etkiye e, tevil etmek isteyecektir. E, bu, bu fotoğraf e, onlar açısından önem taşıyor. Öte tarafıyla da benim öngörüm şu. E, üç farklı yaklaşımdan birisini benimseyeceklerini düşünüyorum ben. Bunlardan bir tanesi sizin de ifade ettiğiniz üzere e, geçmişte açıklamaları vardı. Ve demişlerdi ki biz e, Türk askeri eğer içeriye girerse biz Türk askerine karşı mücadele edeceğiz, savaşacağız tarzında bir ifadeleri vardı. Ve bununla ilgili oluşturmuş oldukları bir hat vardı. Yani bir yırnaklanma, bir ila, güzergah oluşturmuşlardı. Bu birinci seçenek, ikinci seçenek beklemeyi tercih edecekleri ve duruma bakıp o gelişen duruma bağlı olarak bir etki üretecekleri. bir diğer üçüncü seçenek seçenekte geriye çekilecekleri doğrultusunda. Şimdi bu bizim alanımızla ilgili olmakla birlikte tabii fotoğraf bu kadar basit olmayacak çünkü sonuçta bölgeye müdahale eden, müdahale eden sadece biz yokuz. Hem İran'ın ismi geçiyor, hem Rusya'nın ismi geçiyor, hem de bir şekilde İran ve Rusya üzerinden rejimin karasal kuvvetlerinin. E varlığı söz konusu. On, onların, onlarla e, bu sefer e, onlar üzerinden nasıl bir fotoğrafla karşı karşıya kalacağız? Bence en önemli konuların başında da bu geliyor. Şimdi heyeti tahrişam neyi tercih eder, neyi yapacak? Asıl bunu anlamamız gerekiyor ve buna kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu noktada evet. ben açıkçası toplumsal tabandan e, güç alma motivasyonu çok güçlü olan bir örgüt burası bu yapılama. Ve orada İdlib'deki yaklaşık 3-3,5 milyon civarındaki insanın beklentilerine cevap verebilecek şekilde bir etki üretmek isteyecektir. Ama bu açıkçası rejimle mücadeleyi, yani Ruslarla mücadeleyi beraberinde getirecektir. Şimdi bu bizim iş açım işimizi biraz kolaylaştırıyormuş gibi gözüküyor ama başka bir denklem var orada da hemen peşinden gelen. Şimdi eğer bir şekilde rejim üzerinde etki üretirse ve rejimle bir mücadeleyi tutuşursa bu sefer Rusların yapacakları bombardıman çok büyük önem kazanıyor. Tabii. Ruslar evet. bomba bombardıman yaptıkları takdirde şu olacak açıkçası, ihale bir şekilde Türkiye'nin üzerine kalacak. Şimdi bizim burada en çok dikkat edeceğim hususların başında her ne olursa olsun özellikle sivil toplumun zarar görmesini engellemek üzere Rusların alanda bir bombardıman etkisi üretmelerine bir şekilde mutlaka ve mutlaka engellememizin ee, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ya yani bu biz bu harekatın yapılabilirliği veya etkinliği açısından veya sivil topluma bizim oradaki varlığımızın kabul ettirilmesi açısından büyük değer taşıyor. Bir diğer tarafıyla da yani şu önemli hani biraz önce sadece HTŞ e, bağlamında söylemeye çalıştım ama bizim oraya orada ortaya koymuş olduğumuz etki başta HTŞ olmak üzere diğer gruplar tarafından, toplumsal taban tarafından ve oradaki gruplar üzerinde etkili olan, onları yöneten ve yönlendirebilen iradelerin hedef ve menfaatleri açısından ve o hedef ve menfaatlerle, Türkiye'nin hedef ve menfaatleri veya ortaya koyduğu varlık çakıştığı zaman onların ortaya koyacakları doğrusal veya asimetrik etki anlamında çok önem taşıyor. Yani bizim burada açıkçası çok fazla sayıda Mayına basmamız, yani e, tuzağa sürüklenmemizle ilgili çok fazla risk var. Bu risklerin başında da açıkçası şu var. E, hani çok kitabın ortasından bir cümle kurmak gerekirse, Sünni ile Sünni'nin savaştığı ve e, savaşan taraflardan birisinde Türkiye'nin temsil ettiği bir fotoğraf var. Hı. Ve bu fotoğrafın e, Türkiye'deki grup, Türkiye'de var olan, yani bu İdlib bölgesindeki grupları gruplara karşı bir, tek, bir şekilde sempati ve destek üreten yapıların hareketlenmesiyle ilgili bir başka riskli fotoğrafı da beraberinde getiriyor. Bunun bunun Türkiye açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani burada e, açıkçası e, yani bir askeri harekat gibi hep düşündük. Hayır bu bir askeri harekat gibi değil. E, biraz önce de e, saygıdeğer komutanımız ifade etti. Bu Harekatın ötesinde e, sivil işler diye ifade edilen e, silahlı kuvvetlerde e, sivillerin e, bir şekilde etkilenmesiyle, sahadaki grupların e, etkilenmesiyle, yönetilmesi ve yönlendirilmesiyle ilgili e, çok zorlu bir süreç. Bir diğer tarafıyla da özellikle Rusya'nın ortaya koyabileceği olası hava akımlarının e, sivil toplum üzerindeki etkisi eğer yaralayıcı olursa evet. e, çok ciddi anlamda e, bir e, göç riski var evet. şimdi bu göç riski de aslında e, açıkçası e, yani hepsi bir araya getirildiği zaman e, çok zor bir denklem ortaya çıkıyor Doğru. yani aslında bu coğrafyanın en zorlu fotoğrafıyla e, şu an biz baş başa kalmış durumdayız şimdi bu zorlukları ama bunlar mutlaka Aha. düşün. tamamlayın Buyur. lütfen lütfen tamamlayın yani bu bu zorlukların hemen hemen hepsinin mutlaka e, görüldüğünü ve bunlara ilgili tedbirler alındığında öngörmemiz gerekiyor. Yani bizim oradaki e, hani 500 kişi e, ifade edildi e, ateşkesi izleme gücü olarak ama e, baktığımız zaman yığınağın çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bu da şu demek, olası, olası bir e, HTŞ ile bir mücadele söz konusu olursa e, bunun e, sonuçlarını üretebilecek bir kuvvet yenilaklamasının o coğrafyada biriktiğini, e, o zaman bu bölümü şöyle efendim. mi anlayalım? Aslında anlaşmadaki gibi 500'er gözlemci e, dendi ya İran, e, Rusya ve Türkiye. Öncelikle e, 500 ki askeri gözlemciden bahsediyoruz. O sayıda bir e, kuvvet girecektir. Ama herhangi bir çatışma olasılığı karşısında e, oraya takviye yapılabilir. Doğru mu? Yani bu noktadayız. Ee, elbette yani tamam. her, her halükarda ortaya çıkabilecek olası durumlara karşı orada bir yığına hazırlanmış durumda. Öyle gözüküyor. Tamam. Fırklara. Şimdi Ama, peki. Orada e, öncelikle ha, bir normalleşmenin, er, Aslanada yap, üzerinde anlaşılan nokta orada bir normalleşmenin sağlanması. Şu anda İdlib'deki durum normal değil. Yani El-Kaide'ye bağlı unsurlar orada buranın temizlenmesi söz konusu temizlenmesi gerekiyor. Temizlendikten sonra e, demin e, hani, hep üzerinde duruyoruz. Astana'daki koşullar hali İdlib'de sağlanmış değil. Yani sağdaki koşullar işte Türk askerinin gidip orada çatışmasızlığı sağlamasını, Rusya'nın gelip tampon bölge oluşturmasını falan sadece koşullar hali oluşmuş değil. Demin Abdullah Ama de çok güzel ifade etti. Ama harekete geçildi değil mi? Bu çatışmasızlık bölgesini sağlamak için harekete geçildi. Önce şimdi çatışmasızlık bölgesinin koşullarını sağlamak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSÜ harekete geçmedi. Öncelikle oradaki El-Kaide'ye bağlı unsurların İdlib'den temizlenmesi Sonra e, koşulları normalleştirmesi sağlanacak. Bir dakika. Ee, yani çetin her çetin Yalnız şimdi bir şey hayır. Burada çok önemli bir şey söylüyor. Böyle mi gerçekten? Çünkü meseleyi doğru anlamamız Çelik lazım. Var. Şu yani, anda yapılan olduğu... doğrudan içinde önemli ölçüde El Nusra'nın da olduğu HTŞ'ye karşı bir operasyon mu başladı? Bir Onların temizlemek üzerine çünkü... operasyon demek, onlarla çatışmaya girmek demek. Böyle yani mi? Yani şu anda silahları bırakmıyorlar. Yani silahları bence... bırakmadıkları için de bir çatışma kaçınılmaz bir durum. Ya şimdi o yani kaçınılmaz bir durumdan mı bahsediyoruz ama başlangıç olarak bir yani. Söyler misiniz? Yani Tabii bu ki kadar, Sayın Pekin. Bir e, saniye. Şu e, kadar kesinler, yığına. Çetin bir hani tam olarak ifade ifade etsin. Demin Abdullah Bey de çok güzel bir yani. şey vurgu yaptı. Normal koşullarda 500 tane askerin gitmesi gerekiyor. Çatışmasızlık bölgesinin koşullarını sağlamak için. Tamam diyeceğim. ama Sayın Ar dedi ki şu an şu an sahaya giden asker sayısı 6000. 6 bin askerden bahsediyoruz. Dolayısıyla 6 bin asker... Sınırdakinden bahsediyorsunuz. E, sınırdaki, tabii, şimdi 6 bin asker o zaman şu beklenen Bilmem bir şey. El Nusra ve oradaki El-Kaide'ye bağlı unsurlar e, çatışmayı göze alabilir. Orada bir e, normalleşme henüz sağlanmış değil. Dolayısıyla. Peki ee, Sayın Pekin hızlı siz de e, e, lütfen burada araya girdiniz. Ben aslında Hüseyin Bağcı'nın sorusunu da e, duydum. Ben onun üzerinden ee, yönelteyim tabii, size. E, sınırda olmakla içeride olmak ikisinin anlamı farklı değil mi gibi bir soru sordu Sayın Bağcı sanırım. E farklı, e, farklı ama ama şu biraz evvel e, Abdullah Bey de söyledi. Yani e, şöyle bakmamız lazım. Sırda sınırda bir yığınak yapılmış. Bu yığınağın anlamı şudur. Benim içeri gönderdiğim güce bir şey yaparsan ben bu güçle seni ezerim, caydırmaktır amaç odur ve caydırmanın alışında herhangi bir şey olduğu zaman o gücü kullanırsınız. Ama ortaya konan plan, Astana'da ortaya konan plan ve şu anda Türkiye'nin yapmaya çalıştığı önce güçle girip şeyi temizleyip işte eee Şam'ı temizleyip o gerilimi ortadan kaldırıp ondan sonra bir şey o bölgeye şeyleri 500 tane gözlemci göndermek değil başlangıçtan itibaren çatışmasızlığı sağlamak ve e, o bölgeye e, gözlemci göndermek arkada da <laughs> şey, Ösörle beraber arkada da e, sınırda e, ihtiyaç halinde kullanmak üzere bir yığınak yapmak. Yani e, her türlü tedbire Çünkü Silahlı kuvvetler e, hiçbir şeyi e, şey e, göze alamaz yani bu konuyla ilgili. Eğer kendi göndereceği gözlemciler veya ÖSÖ'ye bir şey yapılacaksa o zaman e, yaptığı yığna, yığınakla süratle cevap vermesi lazım. Yani oradaki insanları tek başına bırakamaz. Böyle böyle bir şey olmaz. Her türlü olasılığı dikkate almak durumunda ve yığınağın anlamı odur. Ama şu andaki plan önce temizleyip sonra gözlemci göndermek değil. Başlangıçtan itibaren o bölgede belirli yerle iskat etmek suretiyle ben tabii e, şu konu var. Bir de şuna bakmamız lazım. E, i̇stihbarat teşkilatımız var. İstihbarat teşkilatının görevlerinden bir tanesi de Bunları sağlamak, oradaki liderlerle, kanat önderlerle görüşmek ve bunları çatışmazlığa itmek, sağlamak. Yani şu anda bildiğimiz, bilmediğimiz, Olay sadece Siyahlık Kuvvetleri ile ilgili değil. Dünya kadar iş yapılıyor. Psikolojik harekat evet. dahil olmak üzere. Evet, peki. Şimdi yine buna devam edeceğiz ama ben bu noktada Uluç Özülker'e döneyim. Ama Uluç Bey'e şunu da söyleyeyim. Reklama da gideceğim birazdan. Ee, bir noktada e, ara verip sonra tekrar sizinle devam ederiz ama bir girişi yapalım. Şimdi tahmin ediyorum bu Aslanlı'daki anlaşma, çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasına... ...siz tabii bir diplomat gözüyle yakından baktığınızı düşünüyorum. Dolayısıyla sizin orada yani çatışmasızlık bölgesinden... Kasıt sanırım o anlaşmanın en azından duyurulan hiçbir yerinde doğrudan işte Çetiner Çetin'in ifade ettiği gibi HTŞ'nin sahadan temizlenmesi ona karşı bir operasyon geçmiyor, değil mi o anlaşmanın evet. hiçbir yerinde? Buyurun. Efendim geçmemiş olması aslında Çetiner Bey'in söylediğinin eksik kaldığını veya yanlış olduğunu Olmayacağını ifade göstermez etmez. tabii ki. Şimdi bakın Bölge itibariyle baktığınız zaman burada dört tane temel unsur var. Bunlardan bir tanesi Afrin'in ne olacağıdır. Yani her elbette orada evet, PYD, YPG güçleri bütün haşmetiyle oturuyor. Diğer tarafta e, Tahir El Şam veya e, bu eski tabi şeyiyle El Nusra, El, -Nusra. E, el Kaide. Evet. Bunların hepsi. Bunlar da muhalifler. Diğer tarafta e, Halep'ten kurtarıp da oraya getirip yerleştirdiğimiz inanılmaz yoğunluğa ulaşmış olan bir nüfus ve bunun içinde her telden çalan muhalif. ılımlı diyoruz ama kendi aralarında da doğru dürüst bir anlaşmaya da varabilmiş değiller. Ve nihayet yani Esad güçlerini belki Rusya bir noktada zaptı altına alacaktır diye düşünmek lazım. Ama bu bölgenin sonuç itibariyle Rusya tarafından Esad bölgesi olarak bir kenarda tutulmak istendiği ve o bütünün içinde görüldüğünü de akıldan çıkarmamak gerekiyor. Dolayısıyla burada meseleyi sadece El Nusra veya veya değil Rusya'yı da işin içine katarak gitmek lazım. Rusya kendi güçleriyle dışarıda kalacak, Türkiye içine girecek. 500 kişiyle bu kadar bilinmezin var olduğu bir karma karışık bölgeyi eğer siz diğer tarafları Güvence altına alamıyor iseniz oraya 500 tane e, insanı feda etmek şeklinde gönderdiğinizi dahi düşünebilirsiniz. Yani başka bir de işte 500, 500 asker gidecek ne yapacaklar? Sivil halk bir kenara orada çok yoğun bir sivil halk var. Ama diğerleri de bütün çevrenizi sarmış vaziyette orada otururken işte o zaman biraz evvel söylendiği gibi Ruslar da oraya gelip de çevreyi, kendi askerlerini koyduklarında onlara da saldırı olursa bombalamaya da başlayacaklar. Yani başka bir deyişle burası öyle aksütten çıkmış bir durumda değildir. Oraya gidecek olan askeri kuvvetinde sadece 500 kişiyle bu kadar büyük bir karma karışık bir durumu kontrol altına alabilmesi de mümkün değildir. Dolayısıyla bölge itibariyle bir bütün haline bakıp burayı evvela şu veya bu şekilde temizleyip veya kontrol altına alabildiğinizi gördükten sonra ancak kontrol edebilmeniz ve içeri girip orada ateşkesi ve bununla birlikte barışın yolunu kesinlikle açabilmeniz mümkündür. Bu arada diğer bir hususlar var ikinci tarafı için. Şimdi siz sadece İdlib'de Astana'yı, Astana Anlaşması'nı Astana yürürlüğe sokmak veya yerine getirmek için buraya girdiğiniz takdirde bu hem masrafıyla hem diğer tarafta karşı karşıya kalacağı sorunlarla birlikte mütalaa edildiğinde fazla lüks olur. Buraya gittiğiniz zaman bölge itibariyle bir bütün halinde düşünmeniz lazım. Yani başka bir ifadeyle Türkiye'nin başı sadece İdlib dolayısıyla dertte değildir. Orada da bir dert kalmadı. Ateşkes var. Esas itibariyle Afrin burada en büyük derttir. PYD-YPG sorunu en büyük derttir. Unutmayalım Tillerson, Amerikan Dışişleri Bakanı, e, Sayın... Ee, Dışişleri bakarımızı aradı Bugün. ve kendisi nereye gidiyorsunuz ne yapıyorsunuz diye sordu. Onun da buradaki derdi herhalde el nusra değildi. Doğrudan doğruya PYD-YPG üzerine Türkiye'nin bu vesileyle etkili olabilme ihtimalini bir risk olarak düşündüğü için bize telefon edip ne yapıyorsunuz diye sorma ihtiyacı duydu. Ne duydum. yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz diye sorması aynı zamanda Amerika'nın bu sürecin ...tamamen dışında olduğunu mu gösteriyor İZDİP'teki bu son e, gelişmeler açısından? Ben biraz böyle. farklı düşünüyorum. Şimdi Amerika esas itibariyle Irak'ta yeteri kadar başı dertte. Kuzey Irak meselesi de zaten bu çerçeve içinde. Onlar da görüşmeye başladılar aslında İbadi ile e, Barzani. Dolayısıyla orada da başka bir istikamete gidiyor. Yine Türkiye'nin e, büyük bir iyi niyetle üzerine gittiği bir konu başka türlü gelişmeye başladı. Ama gerçek anlamda bir iş bölümü var. Zımni iş bölümü Ruslar... Suriye'den sorumludurlar mevcut koşullarda. Amerikalılar da e, Irak'tan sorumludurlar diye bakıyorlar kendilerine. Buradaki ortak hedef IŞİD'dir. Dolayısıyla bunun dışına taşıldığında Suriye'nin iç işlerine Amerika'nın şu sırada müdahale etmek düşüncesi yok. Ama ısrarla hep söylediği bir şey var. E, bunu Amerikan Büyükelçisi'nin en son e, röportajında da e, okuduk. Bizim sıkıntımız IŞİD'i bitirebilmek için orada bir... Kara kuvvetine ihtiyacımız var. Bu kuvvet de bizim için Kürtlerdir. PYD-YPG'dir. Dolayısıyla sonunda gene gereğini yapacağız ama o noktaya kadar bunlar bizim için vazgeçilmez önemdedirler. Dikkat edin diye de Neto'da söylemiş durumda. Çok büyük bir ihtimalle bizim buraya girişimizin Afrin kantonuna da bir sirayet etmek suretiyle... Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kantonal bazda oluşturduğu politikayı etkilemesi endişesi dolayısıyla yapılmıştır diye ben düşünüyorum. Tamam. Peki o sirayetin yani çok hızlı evet ya da hayır diye de cevap verebilirsiniz. Reklam var çünkü. O sirayet işte İdlib'de belli bir alanı kontrol altında tuttuktan sonra YPG'nin Afrin'den aşağıya İdlib'e genişlemesini engellemek üzerine mi kendini gösterecek? Yoksa Hani bir ara olası Afrin operasyonundan bahsediyorduk ya biz. O operasyonda bir seçenek mi hala bugün sizce? Seçenektir. Zaten seçenek. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi çok net şekilde. Bu iş burada bitmedi daha geleceği var diye. İki tane gelecek görürüm. Biri Membiş'tir. Nasıl olacak bilemiyorum. Orada çünkü Esad kuvvetleri falan da var. E i̇kincisi de mutlaka Afrin. Afrin'dir. Peki. Bunu kesmeden de çözemezsiniz. Tamam. E, konuşacağız hepsini ayrıntılarıyla. Şimdi reklamlar. Haber Türk gündeme devam ediyoruz. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu ile devam edelim. E, bu bölüme onunla başlayalım. E, e, şimdi e, bu operasyon işte Astana'daki anlaşmayla açıklandığı gibi önce 500'er gözlemci göndererek çatışmasızlık bölgesini oluşturmak için mi başladı? İlk hedef bu mu? Ve tabii ki belirsizlikler mi belirleyecek sonrasını? Yoksa doğrudan Hey, heyet Hayat Tahrir Şam, El diyelim de aslında seyircilerimiz için de daha anlayış, anlamlı olsun. El Nusra'yı temizlemek için mi? Siz hangisinin olduğunu düşünüyorsunuz? Bunun aslında belirleyecek olan sahadaki mevcut durum. <laughs> yani o açıdan önce sonun buradaki hamleleri ve refleksleri beklenecek. Buna ilişkin gelecek tepki ortaya çıkacak ve bundan sonrası için esas itibariyle Bence Fırat kalkanındaki iklim orada onun arkasındaki siyasi stratejik iklim neyse aynı simetrisi, aynı iklimin aynı stratejik anlayışın bir yansıması olacak Çünkü aşağı yukarı paketin içerisinde olan ya da Türkiye'nin kaygıları üstlendiği risk ve aynı zamanda bu konudaki tehdit algıları Fırat kalkanını motive edenden farklı bir durum yok. Burada da yine bir YPG sahanın kontak yerinde. Yine aynı şekilde bir sonraki hamle olarak İdlib'de etkin olma ihtimali var. Bölgenin o çatışmazlık hali ortadan kalktığı andan itibaren sürekli zaten bir gerilim yuma halinde. Dolayısıyla o yanıyla bir başka şey bunun üreteceği yeni bir insan akını. Yani burada 3 milyona yakın bir grup sivil insanın yaşadığı bir bölge ve onların mutlak ölçüde yine sığınmak için yönelecekleri yer Türkiye. Bunu üstlenmesi konusunda Türkiye'nin artık çok önemli katlanmaz bir noktaya gelmiş bir risk ortada duruyor ve dolayısıyla bugüne kadar aslında şu hep öne çıkartıldı. Burada bir çatışma riskini en aza indirebilmek adına burası doğru bir e, muhalif büyük e, kümenin e, tam da e, son sığınak diye, diyebiliriz ya da en kapsamlı sığınağı diyebiliriz yani yerleşim yeri olarak lokasyon açısından. Ama tabii bu büyük ölçekteki sıfatlandırma böyle. Burada şimdi ılımlı muhalifler ya da radikal muhalifler diye de ayrımlar yapılıyor. Evet. Bu şekilde de yansıyor zaman zaman yayınlara. Ama bunun içerisinde sizin ifade ettiğiniz o bir çatı örgütlenme çekirdeğini nusra oluşturuyor, onun gayretiyle ortaya çıktığı yani bu tahriri Şam yapısı e burada da çok sayıda yine birbirinden farklı gruplar. nitelik taşıyan gruplar var. Şöyle bir yol izlendi, olabildiğince bu yapıyı hadi ona biz yine radikaller diyelim. Sonuçta terör örgütleri çok ağırlıklı burada. E bu yapıyı olabildiğince dağıtabilmek buradan kopmalar başarabilmek, bu kopmalarla gücünü zayıflatabilmek. Bunu yaparken de ılımlı dediğimiz muhalif grupları da güçlendirebilmek. Orada da bir güç biriktirmesi sağlayabilmek. Şimdi, Dolayısıyla aslında bir süredir bu mesai yürütülüyor. Yürütülüyor. Kısmen sonuç da alındı. Yani yine sahadan gelen bilgilerle biliyoruz ki bu radikal gruplardan ayrılanlar oldu. İşte Nurettin Zengi grubu var. Onun dışında 6 bin silahlı gücüyle, savaşçısıyla Ebu Salih Tahun var ayrılan bir grup. Son olarak bu Eylül ayı itibariyleydi yanılmıyorsam, Şühade El Tugayı'nın ayrıldığını sahadan gelen bilgiler teyit ediyor. Aynı şekilde de bu sefer ılımlı muhalefete katılımlar var. Ee, Suriye İslam Konseyi'nin bir e, çağrısı üzerine 63 muhalif gruptan 44 e, grubun ılımlı e, İslam grubuna katılarak, e, muhalif grubuna katılarak orada bir toparlanma gibi bir e, atmosferin ortaya çıktığını görüyoruz. E, bu süreç devam ederken burada temel amaç bu çatışmasızlık bölgesi, aslana sürecinin belirlediğini sahada etkin kılabilmek ama aynı zamanda unutmayalım bütün bunların için ee, ve bu süreç niye işliyor? Yani hastane sürecinde anlamı o. Buradan bir siyasi e, çözüme süreci süreklileştirip, Suriye'de bundan sonrası için atılabilecek e, siyasi sürecin yapılanmasını sağlayabilmek. Ee, Sona doğru bir başlangıç görülüyor zaten. Evet. Yani tabii o sürece muhalif gruplarında katılıyor olması, Rusya ve İran üzerinden e, rejimin de bir anlamda o muhalif grupların bir kısmını en azından meşrulaştırdığını da ortaya koyalım. Dolayısıyla bu bir anlamda bir umut olsun. Suriye'de bir nebze bir nefes koridoru oluşsun. Geleceği ilişkin birlikte yaşayabilme iradesi ya da daha fazla çatışmanın insan dramlarının yaşanmaması adına böyle bir amaç için Türkiye burada ve doğrudan kuşkusuz buradan tehdit görüyor. Sayın Büyükelçimin dediği gibi Afrin meselesi ortada duruyor. E, bütün bunlar açısından da İdlib'in bulunduğu yerin stratejik değeri, konumu önemli. Ama şu da var, e, yine sahadan gelen bilgilerden onu anlıyoruz ki e, bu yapı yani tabi Şam şu an üstlenmiş durumda. Buradaki e, kendilerine göre direnç diyebiliriz. E, yani Türkiye sınırına e, silahlı yapılarını bir süredir kaydırma ilimi içerisinde mesajlar veriyor. Dolaylı yollarla bazen direk böyle bir çatışmanın içinde olacağını biraz da tabii bölgenin yapısı itibariyle diğer Suriye'nin daha doğusundaki Fırat Kalkanı operasyonu sırasında yaşanan pratikler açısından bakıldığında farklı olarak burada çok fazla hareket alanı da kalmayacak özellikle bu radikal gruplar açısından. Dolayısıyla büyük ölçüde burada kalarak e, ...direnme noktasında olabileceklerini düşünüyorum ama burası bir adeta Suriye'nin... E, ...son dönem itibariyle bir özeti İdlib. Yani iç savaşın bir mikrokozmu gibi. E, bütün her şey burada aslında birçok düğüm. Yani ne var burada? E, Suriye'deki o demokratik talepleri, halkı talepleri... ...şiddetle bastırıp daha sonra Suriye'nin terörize edilmesinin... ...müsebbibi olan ve bunun taşeronu olanların aslında bir yumağı burada. Aynı zamanda bunları kullanan ve bunlarla e, geçişler sağlayan istihbarat e, örgütleri network'ünün bir şeyi burada. Bir eli var, bir izi var. Bu iddip böyle bir yer aynı zamanda. E, aynı zamanda e, yine e, ılımlı, e, ılımlı ve muhalif e, olma pozisyonunu e, koruyan <laughs> e, bir e, çaba içinde olan ve rejimle olan o muhalif yanını ya da e, tezatını korumaya çalışan birçok grup burada. Ee, ve aynı zamanda tabi e, bulunduğu yer itibariyle de aslında Suriye'nin yine en stratejik noktaları e, açısından da bir e, odak noktası olması açısından da öyle bir kimliğiyle de idip bu özelliğini koruyor Dolayısıyla bu e, yanıyla da e, hepimiz için önemli yani hepimizden kastımız e, sonuçta e, Türkiye açısından bu mesele e, bölgenin artık Suriye, Irak birbirinden ayırmaksızın değerlendirme noktasına geldi. E, bu tür e, e, olumlu olabilecek bölgenin bundan sonrası için e, hiç değilse daha az e, başkalarının hatta çıkarlarına hizmet eden alan tutan ama aralarında bir tahta tecavalli taht, gibi terör örgütlerinden söz ediyorum. E, görünür görünmez ilişkilerle birinin tuttuğu alanı daha sonra öbürüne devretmesi gibi bu çok yaşandı özellikle DEAŞ YPG yapısı üzerinde bu oyun bozulursa Rusya'nın özellikle buradaki tavrı çok önemli ve bence daha netleştirmesi gereken çok şey var. Türkiye'nin attığı adımlara karşın Rusya'nın özellikle YPG meselesinde nasıl bir niyet besliyor? Amerika'nın yapısal ilişkisine Rusya bir konjektüre ilişki olarak mı cevap vermiş oluyor yoksa onun da bir yapısal ajandası var, var mı? bu yapıyla? Bütün bunların kararını vermek zorunda Rusya. Eğer Türkiye ile çıkarlarını, dostluk falan onları bir kenara bırakın. Çıkarlarını bu bölgedeki Doğu Akdeniz'in yeni enerji jeopoliti açısından çıkarlarını Türkiye ile olan ilişkide görüyorsa. Bu önemli. Türkiye bu konuda kartlarını çok açık koydu. Zaten açık koymak zorundaydı. Çünkü çok açık tehdidin temel ülkesi Türkiye. Bütün terör örgütleri adeta söz birliği etmişçesine. ...her birinin ayrı bir noktada, tarihi dilimde Türkiye'ye karşı bugüne kadar saldırıları oldu, bu konudaki çabaları oldu. O açıdan ben İdlib'in çok önemli, bu yönüyle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada Türkiye'nin yine aynı şekilde Fırat Kalkanı benzeri bir stratejik ve siyasi iklimin de buraya yansıyacağı kanaatindeyim o açıdan. Ee, sevgili Çetiner'in söylediği o 500 e, aslana süreci vesaire tamam ama orada bir temel anlayış var. Onun ötesinde bir de sahadaki gerçekler var ve Türkiye aynı zamanda sahada bunun da gereğini yapacak diye düşünüyorum. Peki e, Sayın Hüseyin Bağcı e, sizinle devam edelim. E, şimdi dedik ki en son Yaşar Hacı Salihoğlu da Yaşar Bey de söyledi e, Suriye'de İdlib bir düğüm noktası. Şimdi mesele bu düğümün e, nasıl çözüleceği. E, dolayısıyla e, bu operasyon Türkiye açısından kaçınılmaz mıydı? Başka bir seçeneği var mıydı? <laughs> Teşekkür ediyorum. E, tüm arkadaşların konuşmalarının üzerine tabi bir e, değerlendirme e, yapmak durumundayım ve sorunuzla ilgili olarak da tabi <laughs> e, kaçınılmaz mıydı yoksa Türkiye başka bir e, yola girebilir miydi? Sorusuna verilecek kısa cevap, hayır Türkiye bunu yapamazdı. Şu anda Türkiye'nin yaptığı yerindedir, doğrudur. Ama bundan sonra nasıl idare edileceği çok önemli. Şimdi e, isterseniz şöyle başlayalım. Bu bir e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınmış bir güvenli bölge oluşturma kararı değil. Bu Astana e, Anlaşması'nın taraftarları olan Türkiye'nin, İran'ın ve e, Rusya'nın birlikte aldığı bir karar. Yani e, burada bu üç ülke arasındaki e, askeri anlaşmalar çerçevesinde oraya ne kadar asker gönderilecek veyahut da gönderilmeyecek e, onu göreceğiz. İkincisi tabi, eğer bir operasyon olacaksa sadece Türkiye'nin değil operasyonun diğer taraf, taraflarının katkıları ne olacak? Yani burada bir, gene, bir ana merkez olacak mı? Bunun komutanlığını komutanlığı kim üstlenecek? Çünkü Birleşmiş Milletler'in kontrolünde olan bir olay değil. Şimdi ikinci nokta özellikle ee, bu radikal e, grupların orada bulunması konusu. Ee, arkadaşlar hepsi e, güzel güzel anlattılar. Ama bir şeyi çok iyi bilmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın ortak hedefi DAEŞ'i ortadan kaldırmak. Yani onların birinci özelliği DAEŞ. Rusya'nın hedefi Suriye'yi korumak. Beşar Esad rejimini korumak <laughs> ve kazanmak. O nedenle e, e, Yaşar Hacı Salihoğlu az evvel şey dedi. Yani Rusya nasıl tavır takınacak? Türkiye ile çıkarları nerede karşılaşıyor veya da ayrılıyor? Bu önemli bir olay tabii. Yani bu çıkarlar konjöktürel mi dedi. Ben Rusya'nın politikalarının çok sabit olduğunu görüyorum. Yani burada Rusya'nın değil, Türkiye'nin Rusya'ya yaklaştığını görmek lazım. Yani Türkiye Suriye'deki sınırsal bütünlük başta olmak üzere, etnik bütünlük başta olmak üzere Rusya'nın ve İran'ın arzu ettiği tarafa doğru yönelen bir ülke konumunda ve doğru da yapıyor. Yani onu da en azından benim analizim olarak vurgulamakta fayda görüyorum. Şimdi Türkiye'nin buradaki gruplarla çıkarları nedir? Türkiye bu gruplarla nasıl anlaşabilir? Çünkü çok grup olduğunu zaten Arkadaşlar söyledi, çok ülkenin kontrol ettiği gruplar evet. var. Ama Türkiye tek başına belirleyici değil. Türkiye'nin de destekledikleri var tabii. Bir arkadaşımız, Sünni ile Sünni'nin savaştığı bir durum oluşmasın şeklinde söyledi. Ama hepimizin üzerinde zannediyorum mutabık kaldığı konu, Sayın Pekin'le de burada az evvel konuştuk, göç konusu yani ihale sonuçta, Türkiye'ye kalmasın bir yeni bir göç dalgası ortaya çıkarsa ben Türkiye'nin bu göç dalgasını engelleme konusunda önemli önlemleri aldığını da düşünüyorum en azından şu aşamada. Ama Cenevre tipi bir müzakere eğer söz konusu olacaksa tekrar. E, İdlib bu açıdan çok önemli. Tabi oradaki grupların, radikal olanlarının Cenevre'ye tekrar e, yani Cenevre'ye Cenevre gitmemesi gerektiğini, zaten e, Astana e, görüşmelerinde de bu el-Nusra tipi, el-Kaide tipi, e, zaten daha işin gelmesi mümkün değil de, e, onlarla e, Türkiye'nin e, ilişkilerinin nasıl olacağı da çok önemli. Ona belki Çetin Erçetin e, cevap verebilir. Çünkü o e, sahaya... E, bu anlamda da hakim. E, İlk girişte de önemli bilgiler verdi. Bütün e, şeylerin, e, grupların isimlerini vererek. E, bir e, noktaya e, özellikle e, dikkat çekmek istiyorum. E, İdlib'in coğrafi sınırları belli, e, Senem Hanım. Yani e, Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İran'ın, Suriye'nin, e, Rusya'nın hepsinin e, bu coğrafyada aslında bir askeri e, birlik olarak bir araya gelseler, belli bir sayıda asker verseler, buradaki bütün e, grupları ortadan kaldırabilirler çünkü bunlar sonuç itibariyle bakın da devlet değil, bunlar gruplar, terör grupları, e, değişik ideolojik e, görüşleri var. E, sorun tabii burada e, hep sivillere gelip dönüyor, yani sivillerin kalkan olarak e, kullanılıp kullanılmayacağı e, geliyor. Ben e, özellikle e, Sayın diplomatın uluslararası ilkelerin Afrin konusuyla ve diğer konulardaki yorumlarına bir iki katkıda bulunmak istiyorum. Yani bu oraya gönderilen 500 kişi feda mı edilecek öyle bir durum olabilir mi şeklinde. Ben bu insanların feda edileceğini düşünmüyorum. Çünkü bütün hedef ilk planda Sayın Pekin de söyledi. yığınağın temel amacı e, oradaki e, durumu bölgeyi kontrol etmek ve bu 500 özerk kişilik gruplarla çatışmasızlığı sağlamak. Yani bu e, sağlanabilir mi? Onu göreceğiz. Bir doğru. kaos durumu ortaya çıkabilir da çıkabilir mi? Rejimle Do muhaliflerin çatışmasızlığı doğru mu? Aynen öyle. Aynen öyle. E, doğru tespit. E, şimdi e, şunu sormak lazım tabii Türkiye burada panzehir mi? Merhem mi? Yani Türkiye e, tek başına bir oyun bozucudan oyun kurucuya dönüşüyor mu? Dün akşamki konuşmamızın evet. programının ana temalarından biri buydu. Ben Türkiye'nin bu esnekliğini, dönüşümünü ve şimdi ortaya çıkan bu yeni fırsatı iyi kullanırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürtlere yönelik politikalarını Türkiye'ye tehdit olmayacak şekilde YPG ve PYD ile ilgili olarak söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri de daha güçlü bir pozisyona e, girecek. İşte bu akşam da Amerikan Büyük, Amerikan Dışişleri Bakanı ile Dış, Türk Dışişleri Bakanının konuşmaları bunun bir e, durumu. Amerikalılar bu coğrafyada Kürtleri koruyacaklar. Kime karşı? Hem e, Suriye e, rejimine karşı hem de diğer e, radikal e, gruplara karşı. Daha hiç başta olmak üzere hani daha işin bitirilmesi için olmazsa olmaz koşul Amerikalılar açısından bakıldığında stratejik ol olarak yerel güç olan Kürtlerle işbirliği yapmak o nedenle Türkler şu anda Amerika'nın sevgili çocukları, sevgili kardeşleri artık hangi kavramı kullanacaksak onu kullanalım. Ama ben Türkiye'nin bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri ile şu aşamada bir gerginlik içine gireceğini de düşünmüyorum. Türkiye'nin önceliği şu anda İdlib'te bir çatışmasızlık alanını sağlamak ve olası bir göçü engellemek. Yani Türkiye ilk planda bu göç olayını engelleyebilirse ve oradaki sivillerin bir kalkan olarak kullanılmasını radikal e, e, gruplar tarafından engelleyebilirse, ilk planda e, hedefine ulaşmıştır diye e, düşünüyorum. Son cümle belki bu e, çerçevede. E, Acı Salihoğlu e, e, meslektaşım e, güzel bir cümle söyledi. Yani Türkiye tabii çok önemli bir faktör, ona katılıyorum. Bu e, iç savaşın mikro olarak e, değerlendirildiği gibi ve gerçekten de öyledir. Yani e, Suriye'deki aslında e, makro düzeyden çıkıp mikro, e, mikro düzeye gittiğimizde 2011 yılından itibaren gelen e, gelişmelerin nihai noktasıdır bu. Bundan daha ötesi yok. Bundan sonrası olsa olsa en fazla e, müzakerelerin başladığı ve yeni bir Suriye'nin e, kurulduğu ve Türkiye'nin de bu yeni Suriye'nin oluşmasına katkıda bulunacağı bir diplomatik ve siyasi sürecin başlangıcı olarak görülebilir. Bu radikal gruplar bu coğrafyadan nasıl temizlenir, nasıl dışarıya atılır, bu konuda da şüphesiz söz konusu ülkelerin politikaları var. Ama şu anda bütün dünyanın beklediği şey İdlib'de bir çatışma alanı yaratmayıp, oradaki sivillerin yaşamlarını sürdürebilecekleri bir, Ortamın yaratılması zaten Birleşmiş Milletler'in de normal olarak biz bunu derslerde anlatırken söyleriz. Birleşmiş Milletler'in de bütün kararlarında <laughs> dünyadaki çatışma bölgelerinde oraya asker gönderdiğinde öncelikli hedef sivillerin korunması, işte yaşamın devam etmesi, okulların açık olması vesaire, hastanelerin açık olması gibi. Yani Türkiye burada aslında bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü Tırmak için de söylüyorum, konumunda da olabilir. Belki Sayın Uluçözülker Ulu diplomatik deneyimleriyle de buna bir katkıda bulunabilir. Ama Türkiye'nin bir savaşa tek başına girmesi İdlib'de bence söz konusu değil. Yani Türkiye'nin tek başına girmesine de gerek yok. Bu organize edilmiş bir konser gibi düşünün. Çok sayıda şey var, enstrüman var. Bir tanesi de maestro olarak. Bu ses, değişik ses veren enstrümanlardan ortak bir ses çıkarmaya çalışıyor ve Suriye'de, deyim yerindeyse önümüzdeki süreçte çatışmayı en aza indirgeyip evet. bu bölgeyi yeniden yapılandırmak için gereken siyasi, ekonomik, diplomatik gelişmeleri ve süreçleri başlatmak olacak. Evet, şimdi e, Sayın Ağar biz e, dün akşamki özel yayında da e, işte hani kulis bilgiler vardı ve dolayısıyla operasyonun başladığına dair net e, ve kesin somut bilgiler gelmediği için biraz daha e, e, temkinli konuşuyorduk. Ama anladığımız kadarıyla işte dün TSK girmediğine göre, şu saate kadar TSK girmediğine göre e, bir intikal için beklendiğine göre. Şu ana kadar da söyledik, evet orada bazı yerel unsurların, e, işte El Nusra gibi grupların e, acaba bir risk oluşturabilir mi? Ve o riski minimize etmek için bazı çabalar sergilendiğine yorumluyoruz ve bu çabaların yapıldığını biliyoruz galiba, doğru mu? Şimdi eğer e, işte iki saat sonra, 48 saat içinde TSK girdiğinde biz bu riskin çok önemli bir ölçüde minimize edildiğini mi anlayalım? birinci e, e, soru bu ve e, şimdi evet bu Rusya ile yapılan özellikle de Rusya tamam İran daşın içinde ama e, Rusya'nın bu sürece katkısı konusunda yine bu operasyon bağlamında biraz orayı da netleştirmeye ihtiyaç var galiba Cumhurbaşkanı Erdoğan içeride biz sınırlarda Rusya olacak dedi e, ama ne yapacak Rusya hı hı. Ee, Hüseyin Hocam tabii çok güzel e, bir e, benzetme yaptı. E, çok farklı sesler, e, bir konser ve bunları yönetecek bir e, maestro yani Türkiye. Ben şahsen e, çok beğenmekle birlikte e, biraz karamsarım belki de. Benim düşüncem biraz farklı. E, Türkiye e, şunu tercih etti bence. E, bir şekilde Daş ya da Nusra gerekçe gösterilerek Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG PKK ile veya Rusya'nın rejim kuvvetleriyle ve Şii milislerle ve İran ilişkisiyle beraber Sünnüler üzerinde ortaya koyacağı bir etki vardı ve bu etkinin çok olumsuz şekilde etkileyebileceği bir Türkiye fotoğrafı vardı ve Türkiye bu iki etki arasında sıkışmış bir ülke olarak... bir şekilde aslında hani benim benzetmem de oradan çıkıyor zaten. Ee, sağ taraf uçurumdu, sol taraf uçurumdu. Ee, Türkiye'nin karşıya geçmeye ihtiyacı vardı. Ee, bunun için o mayınlı köprüyü Türkiye tercih etti. Yani yapmak zorunda kaldı aslında. Ee, çok riskli olduğunu düşünüyorum ben açıkçası ve bu kanaatinde de... E, keşke... E, Hani sadece orada bir ateşkesiz, yani bir çatışmasızlığı kontrol edebilecek etmek üzere orada hani 500 kişiyle bir varlık işte değişik işte görev kuvvetleri üzerinden, o görev kuvvetlerin etrafındaki öso bağları üzerinden <laughs> bir yapılanma. Evet, çok ideal olanı. Ama burada en başta da söylemiştim. Tekrar izi altını çizerek söylemek istiyorum. Buradaki temel mesele, bizim taşımış olduğumuz niyet değil. Buradaki temel mesele, sahada şu an etki üreten Türkiye açısından da, Amerika Birleşik Devletleri açısından da, Rusya açısından da, İran açısından da, Suriye merkezi yönetimi açısından da terörist örgüt olarak ifade edilen ama bir diğer tarafıyla çeşitli istihbarat servislerinin yönetme ve yönlendirmeleriyle çok manipülatif hareketler ortaya koyabilen ve aslında Suriyedeki Sünni tabanı kendi etkisi altında toplamak niyet ve maksadıyla organize edilen, dizayn edilen, yeni dizayn edilen bir yapıdan, yani Heyeti Tahire Şam'dan, Şam'ın Kurtuluşu cephesi veya Heyetinden bahsediyoruz. Şimdi buradaki temel belirleyici olan Heyeti Tahire Şam'ın bu çatışmasızlıkla ilgili projeye karşı üreteceği refleks veya refleksler. Ne yapacak? Şimdi bunu da bunu da kendi başına yapacağını düşünmek açıkçası e, saf olur. Çünkü sonuçta bu dizayn edilen bir yapılanma bunun üzerinde çok farklı ellerin olduğunu da öngörmemiz gerekiyor. Aklı kim verecek? Hani, e, efendim? Aklı kim verecek? Dizayn eden kim bu yapıyı? Ya, ya, yani bunu hani komple kaçmasın diye şey yapmak <laughs> istiyorum ama yani burada e, şimdi Şöyle bir cevap vereyim müsaadenizle. Fırat kalkanı bölgesinde var olan örgütlerin dört farklı kimyası vardı. Benim temel tespitime göre, birisi eğit donatçılar vardı, birisi istihbarat servisinin güdümünde olanlar vardı, birisi işte bizim güvenlik kuvvetlerimiz yani silahlı kuvvetlerle beraber hareket edenler, edenler vardı, bir de bağımsızlığa vardı. Şimdi aslında buradan e, dolaylı yoldan da cevabı vermiş olayım müsaadenizle. Çünkü isim, isim zikrettiğimiz zaman bu sefer yanlış anlaşılabiliyor. Ama sonuçta özellikle heyeti Tahir Şam diye ifade edilen... İlk ikisinde biraz düşünelim yani. İlk iki e, listede yani, ilk yani, ikide, değil e, mi? bakın bu, 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 çok önemli. Yani şimdi burada heyeti Tahir Şam'ı kendi başına hareket eden bir yapılanmaymış gibi düşünmek açıkçası e, yani çok tehlikeli. Yani sonuçta bunun ortaya koyabileceği ...hem doğrusal etki, hem asimetrik etki... ...yani e, her an bir, bir, bir provokatif eylemin... ...veya bir e, o saldırının altına imza atabilecek, atabilecek bir yapıdan bahsediyoruz. Bu şu demek bizim açımızdan... ...yani olası bir çatışma söz konusu olduğunda... ...bu çatışma ile beraber ortaya çıkacak e, süreç... ...o kriz nasıl yönetilecek? Yani temel sorun burada. <laughs> Şimdi eğer bizim e, gönlümüzden geçen olduğu gibi kalacaksa hiçbir sıkıntı yok. Yani sonuçta yapılabilir. Çok yani ve bölge 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 açısından da çok bölgedeki insanlar açısından da beklenen ve umulan şey çünkü Türkiye'ye karşı büyük bir sempati var. Ama o sempatiyi Açıkçası heyeti Tahrir Şam taşımıyor ve yani çok sert açıklamaları var Türkiye ile ilgili. Yani bugün hatta bugün yaptık yani tabi şey böyle öyle bir şey ki işte bize işte İslam karşıtı, Tagut, işte laik tabi düşman gibi ifadelerle beraber işte hatta bu kendilerine bağlı dini makamlardan yani o işte fetva makamlarından yayınlanan bildiriler var. Yani bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman heyeti Tahir bir şekilde yine din motivasyonu üzerinden Türkiye'ye karşı bazı güç odakları tarafından tahrik hale tahrik edildiği, aktif hale getirilmeye çalışıldığı da gözüküyor. Yani bunların hepsi yani bakıldığı zaman ben açıkçası Evet, ümit var. Kesinlikle. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kudreti, aklı, uygulayacağı stratejik uygulama etki, diğer tarafıyla Milli istihbarat Teşkilatı'nın oradaki angajmanları ve üretebileceği etki. Elbette bunların hepsi risk risk analizleri ve hesapları yapılmış ve tedbirler alınmıştır. Alınmış olacağını öngörmemiz gerekiyor. Ama evet. her şeye rağmen açıkçası zor bir süreçte karşı karşıya kaldığımızı ama buna da mecbur olduğumuzu ee, özet bir cümle olarak da söylemek istiyorum. Tamam. Ee, Ama Türkiye'ye o kadar şey yapmasın canım. Türkiye ne yapmasın? Değil yani tek başına. Ne yapmasın Sayın Bağcı? Yani e, şimdi sadece tek başına Türkiye düşman müşman gibi şey yapıyor. Yani Türkiye düşman ilan etse yazar, ne yazar etmesine yazar. Aslan'ın üç tane garantör ülkesinden biriyiz. Az evvel Sayın Pekin de söyledi. Yani bu gibi e, radikal grupların tehditleriyle bundan sonra olayın sürmesi mümkün değil. Tehdit dönemi bitti. Peki. Şimdi bu coğrafyada iki şıkları var bu radikal hareketlerin. Ya adam gibi oturup konuşurlar ya da temizlenirler. Temizlenir, yani evet. Bunun başka yolu yok. Bak, o Nedenle, yok, evet. değil mi? Yani, yani, ya yani Suriye'de ölecekler, o, nedenle, ya da teslim o kadar da abartmamak lazım. Anladım ama. Tabii canım. Evet. E, şimdi şu yine de hani e, farklı bir grup diyoruz ya. Şimdi reklama gideceğiz ama reklamdan sonra şu soruların yanıtını da aramamız lazım galiba. İşte El Nusra'nın elindeki güç ne? Hem silah anlamında anladığım kadarıyla Daesh'ten hiç de aşağı kalır bir yanı yok. Öyle mi çetin, Erçetin? Yani? Ee, güç anlamında, silahlı güç anlamında, elindeki teçhizat anlamında ve istihbari e, yapılanması anlamında. Cevabını sonra alacağım, ee, reklamlardan sonra alacağım. Ee, dolayısıyla veya günün sonunda diyelim ki e, şu süreçte herhangi bir çatışmaya girmedi, bir direnç göstermedi. Ama en nihayetinde bu sürecin sonunda bu örgüte karşı birinin bir şey yapması gerekecek. Dolayısıyla o ne olacak? Rusya'nın Türkiye'nin içinde olduğu bir operasyon mu olacak? Başka türlü mü olacak? O soruların yanıtını da arayacağız reklamdan sonra. Habertürk gündeme devam ediyoruz. İdlib operasyonunu konuşuyoruz. Şu ana kadar TSK'nın e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'e girdiğine dair bir haber e, gelmedi. E, ÖSO şu anda içeride e, ve e, o intikal hattını değil mi? Bir anlamda e, güvenliğini sağlamak bir süpürme harekatı mı e, deniyor teknik olarak buna? Çetin Erçetin. Böyle bir şey var mı? ifadesi var yok, mı? Yok. İntikal'in süperine değil. Yok yok. yaptığı için söylüyorum. ÖSÖ'nün bakın bir kez daha söyleyeyim. ÖSÖ'nün tek başına El ile oradaki El-Kaide unsurlarıyla mücadele edebilecek kapasitesi sınırlı. Hı -hı. Bir kez sayı ve rakamlara baktığınız zaman, lojistik anlamda e, orada El Nusra'nın ve El-Kaide'ye bağlı diğer 11 grubun elindeki silah yapısına baktığınız zaman e, bu Ciddi bir rakam, ciddi bir güç. Dolayısıyla şu an içeride bahsedilen rakamlar 9 bin ile 12-13 bin civarında silahlı kişinin olduğu yönünde. Ve bu kadar ciddi bir silahlı yapılanmanın herhalde gökten zembille inmediğini düşünmek lazım. İçerideki o Şimdi dengeler... O, demin o yaşar silahlı uçan... yapılanma hani biraz bize tarif eder misin? E, nedir, ne var ellerinde? Yani DAEŞ'in elinde olan bütün silahlar hemen hemen var şu anda. El-Kaide'nin de elinde var. Şimdi bakın bu işin belki de hiç değinmediğimiz, konuşmadığımız bir noktası var. Bu çatışmasızlık bölgeleri ilan edildiği zaman ya da işte yapılacağı konuşulduğu zaman astana görüşmelerinin birinci turuydu ve görüşmelerde dört tane nokta belirlendi ama sınırları belirlenmedi. İkinci turda üç bölgenin sınırları belirlendi. Ee, üçüncü tur görüşmelerde o çatışmasızlık bölgelerinin haritasını getirebilir miyiz? Onun üzerinden istersen e, top, top. şey yapalım e, Çetiner, Eğer e, anlatalım. Varsa tabii. Dolayısıyla e, daha anlamlı olacak e, çünkü ara ara sürekli söylüyoruz. Evet. Bakın şu Önce e, İdlib dışındaki diğer alanlar, onları bir sayalım. Şimdi kırmızı alanda gösterilen bölgeler Doğu Gotta, Lera, İdlib gibi dört tane temel nokta belirlendi. Bu Dört noktada kimlerin hangi pozisyonda duracağı da kararlaştırıldı. Yani Rusya, İran ve Türkiye'nin nasıl bir durum ya da nasıl bir pozisyon alacağı da netleştirildi. Kim nerede olacaktı? Şimdi Humus ve Doğu Gotada İran, Rusya ve rejim. İdlib'te Rusya ve Türkiye olacaktı. derada da de aslında yine İran, Rusya bekleyecekti fakat üçüncü Astana görüşmesinde aslında görüşmelerin tarafı olmayan sadece gözlemci statüsünde bulunan Amerika eee Ürdün sınırındaki o hattın güvenliğini yani bir daha buradan gösterelim. Ürdün sınırındaki e, dolayısıyla hem Ürdün'ün hem İsrail'in güvenliğini sağlayan dera bölgesindeki orada, Amerika e, İsrail Hı -hı. ve Rusya'nın girişimleriyle bir şekilde o bölgenin güvenliğini çatışmasızlık alanı kontrol edeceğini söyledim. Hı -hı. Şimdi masada taraf olmayan Amerika şu an bir çatışmasızlık bölgesinde. Derada. Ve bakın burada önemli olan nokta şu. 6. görüşmeye kadar İdlib meselesinde sınırlar belirlenemedi. Evet İdlib'de bir çatışmasızlık alanı ilan edileceği söylendi ama İdlib meselesi 6. görüşmede ancak netleştirilebildi. Hı hı. Ve hatırlayın 5. görüşmede şöyle bir gelişme oldu. Amerika'nın özel sağdaki temsilcisi McCurk'ın İdlib'te el Kaide unsurlarının olduğunu ve bu konuda da çok ciddi bir şekilde Türkiye yönünde suçlamalarda bulundu evet, evet, ve gördü aslında Ankara'dan. belki o zaman çok gündeme getirmedik, tartışmadık ama Amerika el Kaide'nin İdlib'teki varlığını aslında dile getirerek. ...buraya bir müdahale hazırlığı içerisinde olduğunu sinyallerini verdi. Bayramdan önce hep bu ihtimali konuştuk uzun konuştuk, süre. Konuştuk, tartıştık. Evet. Ve e, peki kimle müdahale edecekler? İşte YPG Azra, e, Afrin'deki PYD ve o bölgeye yakın bazı sunni grupları da harekete geçirerek ki Rakka'da olduğu gibi zorda olduğu gibi İdlib'e hareket ettirme ihtimali vardı ki bunlar Amerikan kamuoyunda, Pentagon'da çok ciddi şekilde konuşulan gündem konularıydı. Bu ne demekti o zaman? YPG alanının kontrol ettiği alanın o koridorun İdlib'e doğru uzaması demekti, yani, Akdeniz'e ulaşması demekti. Bir anlamda Afrin ve İdlib'in birleştirilmesi Hı. gündemdeydi. Bu da Amerika eliyle yapılacaktı ve El-Kaide'nin orada varlığı halen bu riski Amerikalıların da masasında tutuyordu. Rusların da masasında tutuyordu. Dolayısıyla dikkat ederseniz Rusya dışarıda durmayı tercih ediyor. Çünkü Rusya'nın içeri girmesi şu anlama gelir. İçeride muhalif gruplar var ve o anda Rusya'nın demin Sayın Abdullah Ağar da çok güzel izah etti. Havadan bombalama yaptığı zaman Ruslar herhangi bir şekilde bu muhaliftir bu el nusadır. O ayrıma girmiyor o ayrıma Girmez. Rusların... Çünkü bu son bombardımanında da mesela bir hastane vuruldu. Cumhurbaşkanının açıklamasıyla Bakın, da Rus... muhaliflerden ölenler oldu, doğru mu? Rusya'nın Rusya'nın sahadaki tarzıyla ile Türkiye'nin tarzı aynı değil. Türkiye sivilleri her zaman ön planda tutan bir bakış açısıyla hareket eder. Bunu da en tipik örneğiyle Cerablus'ta Elbap'ta gördük. Ama Rusların böyle bir ayrımı yoktur. Yani eğer bir yer bombalanacaksa, içeride masum insanlar da varsa bu konuda hiç geri adım atmaz. Bunun birçok örneğini Halep'te yaşadık, hmm. gördük. Dolayısıyla e, Türkiye Özellikle içerideki muhaliflerin, sivillerin ve Halep'ten kaçan insanların zarar görmemesi için bu bölgede hızlı bir şekilde hareket etme arayışı içerisine girdi. Çünkü evet. şu bir gerçek... Yani ikinci eğer... bir Halep olma ihtimali vardı İdlib'in değil mi? Elbette, de, elbette. Yani dikkat ederseniz Rusya da İdlib'deki sınırların belirlenmesi konusunda öyle çok elini taşın altına koyup e, hızlı hareket etmedi. Yani işte daha önce belirttik e, Doğu Got'a da, Dera'da, Humus'ta e, Üçüncü görüşmelerde alanlar, Hemen sahalar aynen. belirlenirken e, İdlib'de altıncı görüşmede ancak bu belirlenebildi. Ve daha da önemlisi bence e, İdlib'deki bu hareketlilik Rusya'da da aslında müdahale e, edebilme e, jargonu ya da müdahale etmek için bir bahane oluşturacaktı. E, ve şu an Türkiye çok hızlı bir şekilde hareket etmeyi göze aldı. Çünkü eğer Türkiye hareket etmemiş olsaydı, ...işte geçmişteki açıklamalardan da hatırlayalım. Ya Rusya ya da Amerika bölgeye bir şekilde girmeyi göze almışlardı. Ama şimdi bu hareket yine de İran ve Rusya ile yapılan bir ittifakın... ...bir anlaşmanın sonucunda gerçekleşiyor. Bunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla şimdi İdlib bu üç ülkenin gözlemci yine... ...hani askeri konuşlandıracaklar. Burada, Oradaki sınırlar... ...hani İran nerede olacak mesela İdlib'de? Bakın burada... E Anlaşmanın garantörü konumunda Türkiye, Rusya ve Türkiye, e, Rusya-İran var. Tabi bakın bahsettiğimiz yerlerde işte masada olmayan Amerika, güneyde çatışmasızlık alanını kontrol etme e, noktasında Rusya ile anlaştı. İdlib'de de e, İran garantör. E, çünkü Laskiye bölgesinde biraz daha güneye indiğimiz zaman bu harita biraz eski bir harita olduğu için e, İdlib çok küçük bir noktada gösterilmiş. Aslında e, kırmızının hemen dışındaki yeşil çeper de İdlib'i kapsayan bir nokta. Daha doğrusu çatışmasızlık alanı içerisinde. Evet, Çünkü efendim. bu çatışmasızlık alanları içerisindeki evet. en geniş alana sahip bölge İdlib. İdlib. Dolayısıyla e, rejimle e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşı karşıya gelmemesi için Özgür Suriye ordusuyla e, o sınır hattında... İdlib haritasını alalım mı? E, bir Çatışma ortamı oluşmasın diye e, en güneyde e, şu an gördüğünüz Hama hattının biraz yukarısında İran paramiliter güçleriyle bakın İran orada e, kendi ordusuyla askeriyle değil paramiliter güçleriyle duracak yani zaten yani his e, his Irak'ta Irak'ta Suriye'de şu anda 140 bini aşkın paramiliter gücü olan bir İran'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, İran o bölgede paramiliter güçleriyle yer alacak. Özellikle Laskiye bölgesinde bölgesi de çok kritik. Çünkü e, rejim o bölgede kesinlikle muhaliflerin sızmasını, geçmesini istemiyor. Tabii bu aslında e, biraz da başa dönüş. Çünkü İdlib'de eğer muhalifler belli bir düzeni tutturabilirlerse, belli bir e, oturabilirlerse Suriye'nin geleceğinde Rusya da onlar için bir şeyler hazırlamaya çalışacak. değerli büyükelçimiz çok güzel bir tanımlama yaptı. Suriye meselesi artık Rusların elinde, Irak meselesi Amerikalıların elinde dolayısıyla olaya buradan baktığınız zaman Rusya bu kadar muhalifi bir yere göndermenin kendisi için bir şey kazandırmayacağını farkında ve bunları yumuşatıp makul bir noktaya taşıp siyasete belki de bir paydaş haline getirecek ama sıkıntı şurada. İdlib'in içerisinde El Kaide'nin varlığı ya El-Kaide'ye bağlı unsurların varlığı hem Rusya açısından hem Amerika açısından ama daha da önemlisi belki de burada gündeme getirmiyoruz ama Türkiye açısından da ciddi bir sıkıntı. Çünkü e, sınırlarımızın yanı başında DAEŞ'in var olması ne kadar büyük sıkıntıysa El-Kaide'nin El evet. var olması da o kadar sıkıntılı. Çünkü bakın Antep'te El-Kaide e, hatırlayın bayramda e, 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 eylem gerçekleştirebilmişti ya da Türkiye'de eylem gerçekleştirebilmişti. Biz Elbapa niçin operasyon gerçekleştirdik? gerçekleştirmekteki temel neden Türkiye için artık sınırlarımızın yanı başında bir tehdit unsurunun tamamen ortadan kaldırılması. Dolayısıyla burada El-Kaide'nin giderek güçlenmesi, güçlü bir yapıya kavuşması sadece Suriye siyasetindeki muhalifleri ortadan kaldırmayacak. Aynı şekilde Türkiye için de çok ciddi bir tehdide dönüşecek. Bunun için Henüz daha İdlib'de bir normalleşme yok. Yani 500 askerle İdlib gibi çatışmasızlık alanları içerisindeki en geniş ve fiziki koşulları itibariyle de en dağınık alanı korumaya çalışmak çok kolay bir tamam. iş değil. Peki Çetin er, yani o şey başlarsa eğer, yani eve, o direniş başlarsa, El Nusra tarafından o çatışma başlarsa, işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... Sayın Pekin'in, Sayın Ağar'ın e, söylediği ifadeyle caydırıcı bir güç olarak sınıra yığdığı binlerce asker içeriye girdikten sonra Rusya'da dahil olur mu o sürece? Şöyle söyleyelim, e, şu aşamada e, Rusya bu sürece dahil olmak ister. Çünkü Rusya'nın bu konudaki tarzını demin ifade ettim. Yani sivil ya da muhalif e, ya da e, el El-Kaide bağlı dahil değil. olur. O Tamamen zaman. hava operasyonlarıyla işte kendisine yönelik herhangi bir yerden gelen her ateşe karşılık verir. Bu da Ama yine risk. Çok ciddi bir risk çünkü içeride 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 400 bin arasında bir sivilden bahsediyoruz. Hmm. Ve çok büyük bir ihtimalle de El-Kaide'ye bağlı unsurların bunları canlı kalkan olarak kullanma ihtimali de çok yüksek. Şimdi olaya buradan baktığınız zaman e, aslına bakarsanız İdlib'deki süreç. Burada öyle konuştuğumuz gibi 500 asker gidecek değil. Çok daha zor olacak Elbap'tan. Çünkü ee, demin de ifade ettim çok geniş bir alan buradan haritadan da görülüyor zaten İdlib'deki kontrol alanları Cerablus Elbap'tan çok daha geniş bir alan ve çok daha dağlık bir alan. Dolayısıyla kontrol alanlarının oluşturulması, orada güvenliğin sağlanması, sonra Astana'da öngörülen o normalleşme sürecinin başlaması beklenen bir durum. Yoksa aksi durumda Türkiye bu kadar hızlı hareket etmeseydi ya Rusya ya Amerika sürece müdahale olacaklardı. Türkiye Hı -hı. bunun farkında olduğu için çok hızlı şekilde hareket etmeye çalışıyor. Hı -hı. Çünkü Türkiye'nin zaten Hı -hı. en önemli noktadan biri de bakın İdlib'in hemen yan tarafında Laskin'in kuzey tarafından ...bazı grupların PYD ile hareket ettiği bilgileri geliyor ki... ...bu da Amerika için bakıldığı zaman önemli bir kavşak Afrin hattını birleştirmesi açısından... ...ya da İdlib'in hemen doğu tarafından yeni bir kanalla PYD'nin olduğu bölgelere bir iletişim ağı oluşturulabilir. O yüzden Türkiye çok hızlı bir şekilde hem PYD'nin bölgeye sırayet etmesini... ...hem de El-Kaide'nin kendisi için bir tehdit oluşturulmasını önlemek için Amerika'nın bölgeye girmesinden önce hemen hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyor. peki Sayın Özülker siz az önce işte Amerika, Irak'ta, Rusya, Suriye'de dediniz ya. Yani şu süreçten itibaren yine hani ben İdlib özelinde sorayım ama hani çünkü Rakka'da, Deirizor'da yine YPG'nin arkasında Amerikan desteğiyle var olduklarını biliyoruz da Amerika dışarıda mı dışarıda mı kaldı yani bunu söyleyebiliyor muyuz Sürece müdahale etmeyecek mi Amerika? Mesela İdlib'deki sürecin dışında mı şu anda Amerika? Bir şey yapmayacak mı? E, Yapmamayı şusrara tercih ediyor. Çünkü savaşı diyoruz. Başından ve itibaren sahadaki... hep ısrarla üzerine durduğumuz konu şudur. Amerika'nın en büyük derdi orada Deaş'ı, IŞİD'i bitirmek. Dolayısıyla bu kapsam içinde Kürtlerle de, PYD'ye, ile de, PKK destekli olarak tabii işbirliği halinde... Bunun üzerine gidip olabildiği kadar süretli, süratle bu işin sonuna getirmek. Ondan sonra gelinecek olan nokta esas itibariyle hem Suriye'nin hem Irak'ın içinde yer almış olduğu yeniden şekillendirilecek bir Orta Doğu haritası olacaktır. Bu konuda Amerika ile Rusya arasında bir fikir ayrılığı yoktur. Esas itibariyle Amerika'nın tezleri bir, konfeder, bir federal yapı içinde Suriye'yi çözmek şeklinde daha evvel vaz edilmişti. Rusya, Astana'da ortaya koymuş olduğu projeyle aynı görüşü paylaştı. Yani başka bir deyişle IŞİD bittikten sonra... Bu anayasa taslağından mı bahsediyorsunuz? Evet efendim. E, netice itibariyle IŞİD bitirildikten sonra burada ikisi işbirliği halinde. Yani başka bir ifadeyle e, birinci Dünya Savaşı'nın <laughs> Fransa-İngiltere veya İngiltere ağırlıklı İngiltere-Fransa ikilisi bugünün koşullarında Amerika Birleşik Devletleri Rusya olarak ortaya çıkıp burada neler yapılabileceği hususunu masaya yatıracaklar. Mevcut koşullarda bu çok riskli olduğu için IŞİD'de bitmemiştir daha. Ve üzerinde de daha net bir anlaşma da yapılamamıştır. Dolayısıyla bunu ertelemek, nasıl ertelemek? Toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını her iki ülkenin de, bugünkü koşullar altında kabullenerek yola çıkmayı her iki tarafta benimsemiş bulunuyor. Bu aynı zamanda Türkiye için de olmazsa olmaz önemdeki bir tutumdur. Sonuna kadar da bunu savunmak durumundayız. Ama toprak bütünlüğünü kabullenerek bugün itibariyle harekete geçen bu iki ülkenin özellikle de Amerika'nın sonrası için planı bark ediyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Şimdi efendim burada ben başka bir açıdan da biraz bakarak müsaade ederseniz. Şimdi haritaya baktığınız zaman sadece İdlib'den söz etmemek lazım bence. Burada bakın Laskiye var. Hı hı. Ee, Rusya biliyorsunuz Sineriye ucu açık. Bundan evvel yapılan 20 yıllık bir anlaşmaydı Baba esatla öyle diyelim. Şimdi oğluyla Sine, ucu açık bir anlaşma yaptı ve geldi buraya yerleşti. En önemli iki e, üstünden bir tanesi Laskiye'dir. En son biliyorsunuz 6 veya 7 tane füze attılar oradan denizaltılardan. Bu da Laski Limanı açıklarından atılmıştır. Dolayısıyla buraya yakın bir yerde El Nusra, El Kaide gibi unsurların varlığından Rusya da haz etmez. Bu nedenle İdlib'in İdlib'in olabildiği kadar süretle hem çatışmasızlık ama aynı zamanda da bir risk bölgesi olmaktan çıkarılması Rusya'nın önceliğidir, işine gelir. Ama bunu yaparken de benim şahsi görüşüm, iki faktörü daha mutlaka dikkat almak lazım. Birincisi, Rusya buralarda Türkiye'nin şu veya bu şekilde e, güçlü hale geçmesi veya bir nüfuz bölgesi üstünlüğüne sahip olmasını haz etmez bunu istemeyecektir. Her hal ve karda eğer önümüzdeki bu IŞİD bitirildikten sonra dönemde yeni bir anayasa çerçevesinde ve bunun da federal bir sistem içinde Suriye'de çözüm getirilmesi düşüncesine bağlayacak ise Rusya her şeyden evvel bu bölgenin yani ben Cerablus Azez'den başlayarak gidiyorum. Çünkü haritaya baktığımız zaman o da Halep'ten itibaren doğal uzantı olarak ortaya çıkar. Oradan Halep, Hamahumuz ve Şam ve bunun batısında kalan kısmı Topyekün Müstakbel Esad Devleti federal yapı içinde ve herhal vekarda evet. Rusya'nın hakimiyeti o demeyeceğiz ama himayesi altına girilmiş bir koruma getirmek düşüncesi vardır. Türkiye buraya girip yerleşip bir güç odağı haline dönüşürse ki İran'ı da bu nedenle haz etmiyorlar buraya sokmakta ve o Şii kuşağı içinde. Türkiye böyle bir güç dengesine dahil olursa bu Rusya'nın haz bundan ne hoşnut kalacağı bir durum değildir. O yani zaman Rusya ne yapılacaktır? Yani Rusya ve Türkiye İttifakının Rusya açısından bir sınırı var. Tabii. IŞİD, ee, IŞİD. Ee, burada önemli bir güç. Çok yakınında, Arada Esad kuvvetlerinin kontrol edebildiği çok dar bir koridor var. Oradan kolaylıkla sızıp buraya takviye de getirebilecek durumdadır. Dolayısıyla burada var olan El Kaide El Nusra güçlerinin tek başlarına kalmayıp IŞİD'in desteğini de haiz olarak bu bölgeyi savunma noktasına gelebileceklerini de akılda tutmak lazım. O zaman ne olacak? Bence Rusya'nın Türkiye'den beklediği şey şudur diye bakıyorum. Ee, i̇nşallah yanılıyorumdur derim. E, ee, her Türkiye buraya girecek. Burada sükuneti sağlayacak çatışmasızlığın ötesinde. Arkasından eğer burada bir çözüm getirilecekse bu bölgeye Rusya Esad kuvvetleriyle birlikte ki onu kullanacaktır. Gelip kendisi bu meselenin tamamı ermesi için mücadeleye girecektir diye düşünürüm. Şimdi bunu söyledikten sonra bir üçüncü husus daha var. Kısaca onu da dile getirmek istiyorum. Şimdi İdlib dediğiniz olay, tek başına baktığınız zaman oraya ne ifade ediyor? Başından beri hep aynı şey söyleniyor. Ben de söyledim. Bütün katılımcılar da aynı şeyi söylediler. Bu aslında barışa götürecek yolun ilk adımıdır veya bunun sağlanması için önem taşıyan bir ilk adım olaraktan ortaya çıkmaktadır. Peki karşı karşıya getirdiğiniz zaman bunların içinde kim var? Muhalifler. Bu muhalifler kendi işlerinde anlaşabildiler mi bugüne kadar? Hayır. Esat'la karşı karşıya oturttuğunuz zaman Rusya himayesindeki Esat'la nereye kadar gidebilirler? Bu çok şüpheli. İki, El Nusra ve El Kaide'nin orada Esad'ı hiçbir şekilde tanımadığı ve dolayısıyla herhangi bir şekilde Cenevre'de bir adım atılacak ise onların varlığına rağmen bir yere gidilemeyeceği de gayet net. Dolayısıyla İdlib'e girip de burada ateşkesin sağlanmış olması daha ileri adım atılmış olması tek başına kesinlikle yeterli değildir. Diğer tarafların da temizlenip bu masaya iki tarafın Amerika ve Rusya'nın da desteğiyle uzlaşmak için oturtulabilmesi büyük önem taşıyor. da Rusya, İran, Türkiye arasında bu sağlanabilmiştir. İşte o noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin de devreye girmesi için çaba harcanacaktır diye ben beklerim. Hı, hı İş büyüyecek. Dolayısıyla bizim oraya şu anda girip de sadece 500 kişiyle oturmamız çok fazla bir anlam taşımayacaktır. Ve Türkiye için de bir risktir. Peki. Çok iyi hesaplamak, ve politikamızı da bıçak sırtında çok doğru bir biçimde yürürlüğe koymak zamanıdır diye düşünmekteyim efendim. Ee, Yaşar Hacı Salihoğlu söz istedi ama bir reklama gideyim. Reklamdan sonra e, sizinle devam edelim Yaşar Bey. Haber Türk gündemine devam ediyoruz. Ee, az önce e, Sayın Hacı Salihoğlu söz almak istedi Uluç Bey'in değerlendirmesinden sonra. Sanırım bir özellikle Türkiye Rusya ittifakı üzerinden değil mi konuşacaksınız? Hem o hem yani evet. Amerika'nın buradaki kadar tarif o ittifak edilen nerede acaba? Pozisyonu, yani çok edilgenleştirdik Amerika'yı Suriye üzerinde. Buna şu, katılmıyorum. Yani aslında Irak'taki ağırlığını Suriye üzerinden yürütüyor. Bunu görmek gerekir. Amerika'nın bir de yani toprak bütünlüğü meselesini Amerika'nın yaptığı özellikle Suriye söz konusu olduğunda vurgunun da sahada bir karşılığı yok. Yani sizin az önce haritada YPG PKK bölgesi ya da PYD bölgesi olarak gösterdiğiniz yerin müsebbibi kim? Yani 50 bin kişilik bir terör örgütünü silahlandıran kim? Yani dolayısıyla bu aslında şer iklimini de Kuzey Irak'a taşıma konusunda da müsebbiptir Amerika. Bunu görelim. Yani Türkiye ile gayet güzel ilişkileri devam eden bir bölgenin Suriye'den etkilenmemesi mümkün değil. Nitekim bu etkilenmeye bir arkadaki bir güç olarak da buna İsrail'in de katkısı var kuşkusuz. Yansıdığını da görelim. O yüzden yani Suriye'yi Iraksız, Irak'ı Suriye'siz aktörlerin buradaki pozisyonlarını birinin öbür tarafa diğer böyle bir şey yok. İç içe geçmiş durumda bu denklemler. Bunu belirleyen de somut bir şey. Haritadaki o sürekli suyu arama çabası. O su Doğu Akdeniz. Burası öyle bir kuyu suyu değil. oran altı kaynıyor. <laughs> Kaynak zenginliği olan bir yer. Dolayısıyla bakın az önce Çetiner söyledi zannediyorum. İdlib'in o Hatay yayının hemen altından neredeyse samanda açıklarına dayanan bölgede. Oradan bile bir PYD'nin Afrin üzerinden bir kanal açma çobası. Sürekli zorlanıyor. Suyu arayan adam diye bir şey vardı. Onun gibi. Yani dolayısıyla e, buradaki Hı. bütün meselenin tabii yani işte e, görünür yandım. hedef, daha işte mücadele. Çok iyi. Yani ne kadar ulvi bir şey. daha işte mücadele ediyorlar bunun için e, yani sürekli de şu Kürt tabirini kullanıyoruz. Biz de ısrarla, özenle diyoruz ki hayır kardeşim, PKK, PYD yapısını kullanan bir e, ülke var burada. Bu yapı bir terör bir başka terör örgütüyle etkisiz hale getireceğim denklemini kuruyor. Bizim önümüze koyduğu bu. Rusya da aynı şeyi yaptı. Rakka'da daha eşi gerekçe gösterip gelip Suriye'ye yerleşti. Bu muydu gerçekten e, bu hedefi ya da amacı? E, değil. Dolayısıyla biz bunu böyle olduğunu varsayıyoruz. Tamam. Ama bu devletler arası bu güç stratejik ilişkisinde görünenden çok görünmeyenler esastır. Görünenlerle görünmeyen arasında veri akışını sürekli canlı tutacaksınız ki şu gerçeğe doğru bir yaklaşalım. O zaman bir sakıncası yok ki Amerika'nın. DAEŞ'e karşı mücadeleyle ilgili e bir de buna Kürtler diyoruz. Kürtleri müttefik yaptı. Bir, ulvi bir mücadele yapıyor. Bu mu? Bu mu yani? Yani kendisi gibi düşünmeyen Kürtlere zulmetmiş bir terör örgütü var burada. Süreyi allak bullak etti, dengeleri karıştı. Şimdi yine az önce söylendi, bunu sürekli yazıyorum, söylüyorum. Bir emanetçi, işgalci bu terör örgütleri burada. Ve çok ilginç bir tahtirevalli kuruldu burada. Dikkat edin, biraz geriye sarın filmi. Önce DAEŞ giriyor bir yere. O daha geçici bir işgalci. O ortadan kalkıyor, yerine PKK, PYD, YPG yapısı yerleşiyor. O daha kalıcılaşıyor. Aynı şey İdlib için de planlanmıştı yani çetinlerin altını çizdiği şeyin e, burada burada Elkayda unsurları var işte Türkiye'de e, suçlayan o bundan 4-5 ay önceki evet açıklama. Aynı denklem. Bu sürüyor. Bu canlı bu denklem burada. O açıdan gelelim şu Rusya meselesine. Ee, evet. sevgili Hüseyin Bağcı şey söyledi ya. Hı, e, e, Türkiye'den çok şey Rusya'dan çok ikinci cümleyi kurmadı ama daha çok Türkiye Rusya'ya yanaşıyor dedi. Şimdi evet, e, tamam. şu çok açık. Burada ciddi anlamda Rusya'nın geliş nedeni esasla bir akrabalık ilişkisi yok. Kız kız alıp verme de yapmadılar. Bütün mesele buradaki <laughs> e, konumu. Ya ta 70'li yıllardan o Tarsus'taki meseleyi derinleştirip askeri varlığını falan bunun için yapıyor. Şu çok açık. Bakın e, kuzeyde bir tedarik coğrafyası, e, coğrafyasıdır Rusya. Ee, Ukrayna, Kırım meselesinden dolayı ciddi bir kuşatılmışlık yaşadı. Ama bunun ötesinde bir başka e, imkan doğdu. E, özellikle e, alıcılar açısından, gaz açısından. O da Doğu Akdeniz. Peş peşe kaynaklar ortaya çıkmaya başladı. Yani Mısır'ın açıklarında 850 milyar metreküp gaz keşfi yapıldı. Mursi döneminde yapıldı. Hatta İtalyan firması en iyi yapmıştı bunu. Darbeden sonra e, ortaya çıktı. Euro bölgesinin 25 yıllık evet. projeksiyonunda 750 milyar metreküp tek başına orası karşılıyor. İsrail bu konuda özellikle e, Mursi iktidara gelince 2012 yılında e, geçmişteki bir anlaşmayı iptal etti. Elektrik fiyatları arttı bir panik oldular. Yine Tamar e, Levant bölgesinde İsrail açıklarındaki kaynaklar onun da e, e, imdadına yetişti. O da bir oyuncuyum heyecanına kapıldı. Kıbrıs'ın <laughs> etrafı, Türkiye... Filistin açıkları, Gazze açıkları. Sonuçta burası bir yeni tedarik coğrafyası. Bakın hep söylüyorum burada oyuncular belli aslında da oyun kurulmadı. Rusya'nın buradaki ısrarla ve dikkat edin geldikten sonra daha gerekçe gösterdi. Bütün jeopolitik hatlarını Doğu Akdeniz'e göre çizdi. Burayı kontrol edeyim. Şu hiçbir açık kalmasın orada. Bununla elbette Esad'ın, Esad'la olan çıkarını da örtüştürdü, tahkim etti. Şimdi sonuçta burada oyun kurucu olamasam bile diyoruz ya oyun bozucu olurum. Burada bir tedarik coğrafyasının yapılanması var. Bir oyun kuruluyor. Türkiye de önemli bir aktör burada. Son dönemde İsrail'in Türkiye ile tekrar yakınlaşma çabası, ya LNG ile bu iş olmuyor. Mutlaka yine bir karasal bağlantılan tedarik coğrafyasını kıymetlendiren şey de pazarın varlığıdır. Şimdi dolayısıyla hedefine en çok yaklaşan Rusya. Tabii bunu mi? şu anda Tamam ki... bunu söylemek ne? istiyorum. Bu noktaları dikkate alarak Rusya Türkiye ile çıkarların <laughs> Türkiye ile e, ilişkide bu çıkarlarını yapılandırabilir. O açıdan bir an evvel karar vermek zorunda. E, o doğru tamam yani YPG ile ben de yapısal ilişkim var kardeşim. Ben de Amerika'dan farksız hatta onunla yarışırcasına bulunla e, buna göz yumarım burada bu yapı oluşsun diyorsa onun da kararını o verecek. Bakın Türkiye burada evet birleşmetler... Ama şu anda görünen o değil mi? Şu anda görünen henüz değil. Bakın, değil mi? Hayır o defter kapanmadı. Evet. Uçak düşürülmesinden sonra Türkiye-Rusya ilişkisi yeniden yapılanıyor. Bu, bu öyle kolay da olmuyor kuşkusuz. Yeni bir Suriye ajandası yazılıyor ikisi arasında aslında. Yani oturarak ortaklaşa yazmıyorlar kuşkusuz. Ama bu ilişkide bundan sonra nasıl bir yol alınacakları ile ilgili giderek üçgen daralıyor. O üçgeni daraltan şey özellikle YPG meselesine Rusya'nın tavrı ne olacak? Bırakın DAEŞ'i. DAEŞ, i, DAEŞ i, çok görüntüde kalan bir şey. Yani DAEŞ'i ortadan kaldırmak istiyormuş Amerika. Sanal ya, bir devlet. Sanal bir tabii devlet. yani Türkiye ısrarla kaç kez dedi ya gelin kardeşim birlikte yapalım bunu. Şu güne kadar kökü kazınmıştı zaten. Yani dolayısıyla bırakalım şu görünenlerle artık analiz yapmayı. Biraz tırtıklayalım ya. Biraz tamam. açın şu perde içine tamam, girelim. Yani. Tamam tırtıklayalım ee, ve Sayın Pekin'e döneyim o noktada. Buyurun. Türkiye'nin... Şey Biz de Ankara'dan Bey. tırtıklayalım ee, biraz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, Uluç Bey bir şey söyleyecek Sayın Paşa müsaade ederlerse küçük bir tavzihte bulunmak istiyorum. Sağ olun efendim. Ee, zannediyorum benim söylediklerim farklı bir şey değildi. Ama çok gerçek olan bir şey var. Mesela bir konvoyu Amerikalılar uçakla vurdular. Rusya karşısına geçti. Burası benim bölgemdir, sakın buraya müdahale etme. İkimiz bir arada burada fazla izledi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri şu sırada Rusya'nın zaten görüşüyorlar da... Rusya'nın zaten bu işleri Suriye'de çözüm, çözümlemekte olduğunu kendine göre... ...ve ileride bir araya gelip bunu da nihayileştireceklerini bu çözümlerin biliyor... Kendisi de bu manada e, tamamen odaklanmış durumda. Elbette ki YPGD, PYD YP ile bu işi götürdüğünü de herkes biliyor. Ama İdlib'den söz ediyoruz bu akşam. İdlib e ve bu manada Esad'a baktığınız zaman da Amerika Birleşik Devletleri bu aşamada çok müdahil olmamayı tabiriyle kullanayım daha edilgen kalmayı da bu manada tercih etmektedir. Rusya çünkü onun adına gereğini yapmaktadır Hı, efendim. Yaşar evet. Bey? Şimdi tabii burada şunu biliyoruz, Sayın Büyükelçim de onu teyit ediyordur diyorum kuşkusuz. E, burada bizzat kendisiyle, e, kimliğiyle, cüssesiyle yer almak falan meselesinin ötesinde bir şey var. Burada vekalet verilmişler var. Yani yer alım, e, biz aslında İdlib'de Amerika'nın varlığının e, hiç olmadığını falan söyleyemeyiz. Kim bilir o terör örgütlerinin hangisinde nasıl bir bağlantı var. Rusya'ya rağmen bu bunu yapamaz. Şu Hı -hı. Bir başka şey daha önemli. Bakın Türkiye'nin buradaki rolü doğru. Benimsediği şey insani bir hassasiyeti öncelikli kılıyor ama şunu saptayalım. Türkiye şunu görüyor artık ve bunu net olarak yakıcı bir şekilde Türkiye yönelik olduğunu farkında. Suriye'nin parçalanması demek... Türkiye'nin bir süre sonra aynı potaya sokulması anlamına geleceğini düşünüyor. Bunu bir beka sorunu olarak Suriye özelinde görüyor. kaçırılmaz olursa, Irak Suriye ile Suriye Iraksız bir şekilde yürümeyeceğine göre, birbirini tetikleyen bir biçimde bir çözülmeler, atomize olmalar ve parçalanmalar hız kazanırsa, buna göre de Türkiye'nin hazırlık yaparak her ülkenin düşündüğü gibi, kendisi açısından stratejik, coğrafi değerin stratejik kimliğiyle, jeopolitik durumda içe kapatılmış bir Türkiye olmamak adına nefes kanallarını açık tutarak burada etkin bir rol üstlenecektir. Ee, Türkiye askeri varlığıyla Suriye'dedir. Bunu da, bunu da unutmayın. Yani hem sahadadır hem masadadır. Evet. ...sahada olması evet. masadaki... ...bu anlamda da, da bu jeopolitik pozisyon açısından da önemli. Güçlendirecek, evet. E, Sayın, nerede, Pekin, e, Sayın Pekin... Sayın Pekin, ...bu Rusya-Türkiye... ...ittifakı üzerinden yine gidelim. Bu ittifak nereye kadar? Yani... ...en nihayetinde PYD konusunda... ...günün sonunda... E, ...o bölgeyle ilgili olarak Rusya... E, ...bugün ne yapmak... ...istediğini biliyor mu? Bu konuda kararını vermiş durumda mı? Şu andaki sinyaller bize... ...Amerika kadar... Ee, hadi onun kadar olmasa bile e, önemli ölçüde PYD ile e, ilişkisinin olduğunu gösteriyor. Sonra ne olacak? Evet. Sizce? Yani şunu söyleyeyim. E, tabii e, Sayın e, Yaşar Bey söyledi. E, yani Rusya ile Amerika'nın e, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusyayı hem Doğu Avrupa'da hem de Kuzey'de Baltık'ta sıkıştırdı. Ve yine Gürcistanı bahsede sıkıştırdığı, Büyük ihtimalle bundan sonraki e, bu radikal e, IŞİD benzeri dediğimiz el kaide benzeri dediğimiz unsurların Rusya içerisindeki e, Müslüman e, cumhuriyetlere e, yansıyacağı, Orta Asya'ya yansıyacağını yansılacağını e, Rusya biliyor, biliyor, biliyor ve bu, buna karşı bir önlem oluyor. Bu, bu şu anda Orta Doğu'da devam eden olay, Başkentlere de devam eden, Orta Doğu'da devam eden olay. Ee, bunun benzeri. Doğu Akdeniz'de devam eden olay bu, bu, bunun bir e, yansıması. Biz bunun yansımasını e, kendimize Irak ve Suriye'de gördük. Suudi Arabistan, Yemen'de e, bir grubu desteklerken de İran destekliyor. Arka, birinin arkasında Rusya var, birinin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Böylesi bir, büyük bir resimden aşağı doğru iniyoruz. Yani sonuçta İdlib'e doğru geliyoruz. Ama e, Rus, e, Rusya'nın e, ana hedefi e, şunu da söyleyelim. E, bölgede e, ister PKK PYD değil, isterse keşke biz kullanabilseydik e, oradaki e, Afrin'deki e, Kürt akrabalarımızı ya da e, şeydeki Suriye'nin kuzeyindeki Kürt akrabalarımızı ya da şeydeki e, Kuzey Irak'taki çünkü oradaki e, Kürt Kürtlerin hepsi e, şeyci değil, barzancı değil. E, hepsi PKK PYD değil. Ama biz e, Iç, e, iç güvenlik ya da iç politika nedenleriyle PKK konusunu öne koyarak maalesef bu irtibatı sağlayamadık. Ve e, elimizdeki bu kozu e, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya birlikte kullanıyor. Ve ikisinin de yaptığı konuşu şu e, şu anda. Yani e, ben biz e, bizzat Rus generalle görüşürken kendisine söyledim. E, siz e, şeylere, PKP'ye ya da e, o bölgedeki Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler Afne şey veriyorsunuz. Yani özellik sözü ver, ver, veriyorlar. Yani bundan ne kadar evvel? Bir, bir yıl evvel falan. Yani özellik sözü veriyorsunuz bu konuyla ilgili. Peki e, nasıl olacak bu iş diye? Onlar bu işin taktiksel olduğunu, konjonktürel olduğunu söylediler. Ama ben aynı kanıda değilim. Yani Rusya bu konuda kararını vermiş. Rusya bölgede kullanabileceği ne kadardan varsa hepsini kullanmak durumunda. Tabi peki Türkiye ile ne olacak? Türkiye ile Rus ittifakı nereye gidebilir? Ee, Rusya Türkiye ile ittifak yapmak mecburiyetinde. Ve yani şunun için e, mecburiyetinde çünkü enerjisini bizim üzerimizden gönderecek. Ve biz olmasak, e, Türkiye olmazsa e, büyük ihtimalle o radikal e, şeyler dediğimiz e, radikal dinci örgütler dediğimiz örgütlerin Kafkaslar'da ve Dağıstan dahil o bölgelerde ee, Ruslara yönelik faaliyetlerde bulunması, Rusya Federasyonu yönelik faaliyetlerde bulunması önlenemez. Onun için e, Rusya'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Hem güvenlik açısından ihtiyacı var. Hem NATO'yu sarsma açısından ihtiyacı var. Yani e, bir taraftan Rusya şu anda e, NATO'yu zayıflatmaya çalışıyor. Niye? Nasıl zayıflatmaya çalışıyor? E, Amerika'nın o e, kendisini çevreleme taktiğine karşı. Bir taraftan da e, Türkiye ile Rusya, e, yani Türkiye ile Rusya anlaşmak suretiyle. E, NATO'nun NATO, NATO temellerini sarsmaya çalışıyor. Bu Amerika için çok önemli bir olay. Çünkü bir taraftan Amerika birleşik devletleri birçok ülkeyi, birçok ülkeye Doğu Avrupa ülkesini, hatta Sovyetler Birliği içindeki birçok ülkeyi NATO kapsamına aldı. Bizim gibi kenar kuşak, yani biz güneydeyiz, kenar kuşak ülkelerinden birinin, özellikle İran'a komşu, Orta Doğu'ya komşu bir ülkenin, Rusya'ya komşu bir ülkenin şey alması, NATO içerisinde teröristler yaşaması Amerika için, Batı için çok büyük bir dezavantaj. Bir defa Rusya'nın hem güvenlik açısından, hem iç güvenliği, hem dış güvenliği, hem de enerji güvenliği açısından Türkiye'ye ihtiyacı var. Rusya, evet bu PKK-PYD konusunu konjonktör olduğunu söylüyorlar ama bu konuda bir şekilde Türkiye ile anlaşmak durumunda. Yani bu şekilde, şekilde kararını, bu kararını vermek durumunda. Ben şu olacak? anda yani, görüştüğümüzde baktığımızda Sayın mesela... Pekin. Biraz e, evvel şey söyleyeyim. Sayın Pekin araya girebilir miyim? Sonuçta Türkiye'nin e, tavrı belli. PYD, YPG'yi terör örgütü olarak görüyor. E, ve orada bir, herhangi bir e, özellikle de olsa değil mi? birbir bir, varlık göstermesini istemiyor. E, günün sonunda peki nasıl anlaşacak? Yani tamam Türkiye'ye ihtiyacı var Rusya'nın Yani da, PKK, diye bakmayın sağlanacak? olaya. PKK, PYD terör örgütü. Hı hı. PKK, PYD terör örgütü. E, Şimdi Pekin'e, Rusya şehde FED'e kendi ülkesinde Moskova'da bir temsili kaçtırmış, evet. e, duruyor temsili. Hı hı. O devam ediyor, bir türlü kapatmıyor. Hı hı. Yani e, işin o boy yani şimdi buna tabi şöyle, yani sonuçta öyle bir noktaya girecekler ki e, yani e, Amerika'da, Rusya'da ya Türkiye beraber olacaklar ya da e, Amerika ve İsrail'in yaptığı gibi. E, Türkiye'yi parçalamak isteyecekler. Yani bu iki noktada karar vermeleri lazım. Eğer e, Türkiye konusunda şey olacaklarsa, ittifak yapacaklarsa Türkiye'nin e, Türkiye'nin bütünlüğünü muhafaza etmek durumdalar. Çünkü yani Güneydoğusu gitmiş bir Türkiye'nin e, hiç kimseye faydası olmaz. Yani e, Güneydoğusu gitmiş, Doğu Anadolu'su gitmiş, bir tarafta Ermenistan, bir tarafta e, Kürdistan kurulmuş bir Türkiye'nin ne Rusya'ya faydası olur ne de başka bir şeye faydası olur. Peki. Onun için e, Türkiye'nin bütünlüğünü muhafaza etmek durumdalar. İki taraf için bunları söylüyorum ama e, bu, bu, denklemi bu denklemi nasıl çözecekler derseniz daha evvelden e, bu denklem bu denklem bölge içerisinde bölge, bu denklemi çözmek Türkiye'ye kalıyor. Türkiye Türkiye e, Kuzey Suriye'de öyle bir hakimiyet kurmalı ki keşke yani biz e, biraz evvel Kuzey e, Suriye'de sağda olduğunu söylendi ama ee, ...şeye kadar sağda değiliz. Ee, İran kadar sağda değiliz. Bu, bunu da söylemem gerekiyor. Hem e, Irak'ta... ...hem de Suriye'de... ...İran kadar sağda değiliz. Yani keşke olabilseydik. Keşke yapabilseydik. Ee, ama yapamadık yani bu konuda. Bu güçlü olmak durumunda... ...ve... E, orada, kur, e, ...orada kurulacak olan... ...ya da orada kurulacak olan bir yapıyı... ...Akdeniz'e ulaştırmayacak... ...ulaştırmayacak... ...bir sistemi kurmak durumunda. Yani... Türkiye'nin müsaadesi olmadan oradaki bir yapının Akdeniz'e ulaşması, Akdeniz'e gitmesinin mümkün olmaması gerekiyor. Yani bunu, bunu evet. sağlamak durumunda. Yani bunu yapmak için ne, ne yapması gerekiyordu? PKK-PYD'nin PKK kontrol ettiği bölgeye girmesi gerekiyordu. Giremedi. Niye? Amerika Birleşik Devletleri var diye giremedi. Yani ikincisi Afrin'e girmesi gerekiyordu. Afrin'e de giremedi. Orada da Rusya mesela terrifatı alabilseydi Türkiye. ...Terlifat'tan İdlib'e e, çok rahatlıkla bir e, şey vardı. Şimdi aynı şeyi o diğerleri yapıyor. Yani e, elinde itip kaldı. Bakın İdlib'e baktığınız zaman İdlib'in sınırlarına, yani diyoruz ya Rusya sınırları koruyacak. Şimdi bir tarafta Laskiye'ye giden bir şey var, Halep sınırı var. Ondan sonra ve e, şey, şeyle sınırdaş. daş, Afine sınırı daş. Yani bunun <laughs> anlamı şu anlattım. E, Afine Afrin'e giremezsiniz kardeşim. Afrin, Afrin benim kontrolümde. Halep benim kontrolümde. Laskiye benim kontrolümde. Yani bir defa buralara girişi e, kesiyor. İkincisi, e, Rusya'nın oraya girmesi sadece bombardımanla alakalı değil. E, bir defa o bölgeye e, Sünni Birikön'ün girmesi gerekiyordu. Çünkü o bölgede Türkiye'nin e, işbirliği yaptığı gruplar var. Yani e, zaten İran'la Türkiye'nin bu İdlib üzerinde uzun süre anlaşamamasının nedeni, nedenden bir tanesi budur. Ee, İran, Türkiye'nin İdlib içerisine girmesine müsaade istemiyordu. Yani İran'ın düşünebiliyor musunuz? İdlib'e girdiğini, e, e, giren bir İran, e, bölge, bölgede çok daha fazla bir şeye sebep olabilir, şiddete sebep olur. Onun için e, Türkiye'ye e, Türkiye en makul buydu. Ve Türkiye'ye Türkiye'ye buraya girmeye e, ne diyelim, e, hem Rusya'yı hem Amerika Birleşik Devletleri'ni mecbur etti. Evet. Yani Türkiye'den başka birisinin bu bölgeye girmesi mümkün değil. değil çünkü. <laughs> Yani şimdi e, şöyle bir şey var. E, hep aynı şey söyleniyor. Üç devlet anlaşma yapıyor. Yani o zaman anlaşma yapıyor. E, bütün yükü Türkiye'ye söylüyoruz şimdi. Türkiye şunu yapar. Yani Türkiye tek başına bir şey yapamaz de. Yani mutlaka e, bir de 500 kişiden bahsediyor. Dedi. Peki İran... Rusya gözlemci vermeyecek mi? Anlaşmaya göre ee, verecek. İllib'in içerisindeki harekattan sorumlu Türkiye. Yani komutanlık Türkiye'ye ait. Peki diğerleri bir şey vermeyecek mi? Bunu biliyor muyuz? Kaç kişi olacaklarını? Muharip değil ama gözlemci statüsünde kimseye vermeyecekler mi? 500 yani bütün bunlara, bunlara bakmamız lazım. Çıkma. Tartışmayı böyle yapmamız lazım. Peki Ve e, ben şuna inanıyorum. İllib bizim için çok önemli. Yani e, şunun için önemli İllib o koridorun kesilmesi açısından çok önemli ve elimize bir fırsat çıkmış. O fırsatı değerlendirmemiz lazım. Yani şöyle bak bakmamamız gerekiyor. Yani şimdi biz e, Afrin'le müsaadeetlerde gitmedik mi? Ya da e, şeye e, Kovani bölgesine, Kabuşta bölgesine müsaadeetlerde gitmedik mi? Gidemiyoruz çünkü karşımıza Rus bir taraftan Amerika dikiliyor, bir taraftan Rusya dikiliyor. Aynen öyle. Tabii. Ben bir şey gitmedik mi? Rejim var. Aynı şey. O zaman e evrimize çıkan fırsatları değerlendirmemiz lazım. Şu anda hükümetin yaptığı da budur. Türkiye'nin yaptığı da budur. Önüne çıkan bir fırsatı değerlendiriyor. Peki. Şimdi bu çok tabii önemli. E, 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 Sayın bence Pekin. E, olaya böyle bakmamızda yarar var. Şimdi Sayın Pekin e, gerçekten özellikle bu işte e, Rusya e, Türkiye ittifakı üzerinden e, yeni soruları da gündeme getirdi. Onları da e, soracağım. Sayın Ağar sizinle devam edelim. E, şimdi son dakika o, bilgileri de yansıyor ekrana. E, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Ne diyor? Diyor ki sahadaki duruma göre adım atılacak diyor. E, amacımız çatışmaları önlemek e, ve e, siyasi süreci kolaylaştırmak. Siyasi çözüm Aynen. sürecini kolaylaştırmak. E, ve hani sahadaki duruma göre e, adım atılacak diyor ya. Orada da onu tamamlayan ifade şu asker ve istihbarat değerlendirecek durumu bu aslında bizim hemen programın ilk bölümünde söylediğimiz sizin de hani o tespiti yaptığınız noktaya geliyor bir anlamda evet sahadaki gelişmeler işte heyet Tahrir Şam'ın, El Nusra'nın nerede ne yapacağı meselesi, bazı grupların direniş gösterip göstermeyeceği meselesi, işte ÖSO ve TSK karşısında bir çatışmaya girip girmeyeceği meselesi değil mi? Durumdan kastı o herhalde Dışişleri Bakanı'nın ona göre hareket edilecek. Doğru mu? Evet efendim. Şimdi tabii şöyle bir yorum yapmakta fayda var. E, Fırat Kalkanı Harekatı'yla e, İdlib'e yapılacak e, etki e, örtüşüyor mu? Hayır kesinlikle örtüşmüyor. yani Kimyaları çok farklı farklı. E, öncelikle Fırat Kalkanı Harekatı'nda e, doğrudan doğruya e, doğrusal bir etkimiz söz konusuydu. Yani sonuçta e, DAEŞ denilen bir terör örgütü vardı ve bu terör örgütüyle yapılan bir mücadele vardı. E, diğer tarafıyla YPG, PKK ile izole edilinceye kadar özellikle Memiş bölgesine yani Sacur suyuna kadar yapılan bir e, mücadele vardı. Orada Fransız ve Amerikan özel kuvvetlerinin devreye girmesi, araya girmesiyle ve bayrak göstermeyle beraber harekat e, bir e, ters piramit şeklinde Baba doğru yöneldi. Şimdi orada da e, bir başka e, çok önemli fotoğraf vardı Türkiye açısından. E, o da şuydu. E, Türk ordusu orada e, yapılan hamlelerle birlikte veya daha doğrusu yaptırılan yönetilen hamlelerle birlikte bozguna uğratılmaya çalışıldı. Biz bu gerçeği her zaman göz önünde bulundurmak zorundayız. Suriye'de insanlık tarihinin sadece en kanlı savaşı yaşanmıyor. En kirli savaşı, en kirli savaşı yaşanıyor. bu anlamda İdlib'e bakarken birazcık da o gözle bakılmasının ben doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü orada Fırat Kalkanı'ndaki karşı karşıya kaldığımızın çok daha farklı boyutlarına, çok daha farklı etkilerle karşı karşıya kalabiliriz. Bizim niyetimiz çok doğrusal. Yani sonuçta Sayın Çavuşoğlu biraz önce açıklamasını yaptı. Yani biz mevcut duruma göre hareket edeceğiz ve işin içerisinde istihbarat ve güvenlik kuvvetleri ayağı olacak. Aslında... Bir bir parçasıyla da bu e, Brett McGurk'ün yapmış olduğu bir açıklama ve suçlama vardı. Biraz önce de Evet e, Sayın e, Çetinler Çetinler gündeme getirdi. Aslında evet. orada suçlamanın merkezinde de şu vardı biliyorsunuz. El-Kaide'nin ikinci adımı Gökten Zembille Zem, Zem, Zembinle mi indiği tarzında bir şey vardı. Sonuçta Türkiye e, özellikle oradaki var olan gruplar üzerinde e, bir etki, bir dönüşüm üretmeye çalıştı. gerçek. daha doğrusu bir iknaya çalıştığı gerçek. Buradaki e, temel şey şu. E, altını çizerek tekrar söylemek gerekiyor. Yani e, özellikle bu dönüşüm sürecine karşı e, heyeti Tahir Şam'ın e, ve heyeti Tahir arkasındaki iradelerin ortaya koyacağı tepki ne olacak? <laughs> Burada Sayın Üzülker'in söylemiş olduğu, Saygıdeğer Büyükelçimizin söylemiş olduğu cümle önem kazanıyor. E, yani DAEŞ bitirilmek mi isteniyor? Yoksa DAEŞ bir şekilde yani radikalizm daha doğrusu kullanılmak mı isteniyor? Şimdi DAEŞ'in aslında bu coğrafyada gerekçe ürettiğini yani gerekçe üreterek kendi hedef ve menfaatleri doğrusunda kullanılan bir örgüt olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani şu an bu etki üzerine yani DAEŞ'in varlığı üzerinden ortaya çıkan bir dizayn var. Bu dizayndaki temel aktörler kimler? Bölgesel olarak İran, e, küresel olarak da e, Başat, Rusya, Suriye'de ve Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri olduğu gibi bir de kıta Avrupa'sı var. Şimdi bu fotoğraf çok açıkçası e, şöyle söylemek gerekiyor. İnsanlığın geleceği açısından, dünyanın geleceği açısından çok tehlikeli bir fotoğraf. E, neden böyle bir cümle kuruyorum? Şimdi 600 eşitliğinin 2014 Haziran'ında e, Musul'u ele geçirmesiyle beraber kendisini belli eden süreç ee, bütün küresel ve bölgesel aktörlerin bir şekilde birbirleriyle güç ve rekabet mücadelesi tutuştukları, dönem dönem işbirliği yaptıkları, dönem dönem birbirinin ayaklarına bastıkları bir fotoğrafa dönüştü. Eğer e, bu fotoğraf e, bir şekilde bölgesel bir savaşa dönüşme eğilimi gösterirse, açıkçası bu küresel anlamda da e, çok büyük bir kırılmanın veya savaşın, olabileceğine dair de çok önemli riskleri de içerisinde barındırıyor. Burada açıkçası Türkiye'nin pozisyonu bizim açımızdan çok değer şu yani şu anlamda çünkü biz burada hani fotoğrafın tehdit tehditle karşı karşıya kalan ülkeler fotoğrafın dışında mıydık? Hayır, ben kesinlikle dışında olmadığımızı düşünüyorum. Özellikle de temel anlamda yaşamış olduğumuz birkaç tane olayı zikrederek söylemek istiyorum bunu. 2015 Temmuz'unda yani çözüm sürecinden sonra yaşanan Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişimi. Bunun hemen bir sene, bir sene yani bu mücadele devam ederken devlet yaraları sarayın falan derken bir anda karşı karşıya kalmış olduğumuz darbe ki o darbenin eğer amaçlarına ulaşsaydı çok daha farklı bir fotoğraf yani iç savaşa ve sonrasında müdahaleye kadar gidebilecek yani Suriye'den ve Irak'tan beter olabilecek bir fotoğraf vardı orada kıyısından döndüğümüz. Sonra Fırat Kalkanı'nda karşı karşıya kaldığımız karşı koyuş ve bu karşı koyuşun içerisindeki e, küresel etki yani hani çok fazla bilinmemekle beraber o, o, o Fırat Kalkanı harekatında Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu refleksleri çok iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer tarafıyla da özellikle Güneydoğu'daki mücadele sırasında yani o e, 2015 Temmuz e, e, olayından sonra yani FETÖ darbe girişiminden sonraki süreçte devletin e, taarruzlu konseptiyle başlatmış olduğu harekatta e, çok e, bilmemi, çok önemli bir şekilde bilmemiz gereken bir fotoğraf var. PKK özellikle bu e, Çukurca bölgesinde yapılan o en büyük operasyonda e, kaçmamayı tercih etti. E, hep e, çeşitli kendi doktrinle beraber istediği yerde, istediği zamanda, istediği şekilde mücadele eden PKK'nın ilk defa orada kaçmadığını özellikle Irak'tan takviye üstüne takviye alarak o dağlardaki Mehmetçiğin mücadelesini bir şekilde kendi lehine çevirmeye çalıştığına dair bir fotoğraf gördük. Bütün bunların hepsinde bir de tabii o dönemlerde çok yoğun olarak bizi yakan Birleşik ve Birleşik Terör. Yani buradan hepsinden hareketle, ya yani bu kısa özetle beraber şunu söylemek istiyorum. Küresel anlamda bir müdahale var. Doğru. Bu, bu müdahalede hiç kimsenin kimsenin gözünde yaşa bakmayacağı da çok önemli. Yani YPG PKK'ya Amerika Birleşik Devletleri yaklaşımıyla Türkiye'nin yaklaşımının bir olmadığı açık. Bir diğer tarafı da Rusya. Hep şu soruyu soruyoruz. Diyoruz ki niye YPG PKK'ya destek veriyor? Hani bir yandan işbirliğimiz var, bir yandan ben Rusya'nın açıkçası Türkiye'nin hedef ve menfaatlerinin peşinde koşan bir ülke olarak coğrafyaya gelmediğini, bilakis kendi hedef ve menfaatleri doğrultusunda coğrafyaya müdahil olduğunu bu minvalde ee, özellikle Irak'taki ve Suriye'deki Kürtleri e, Amerika Birleşik Devletleri'nin angaja yapılar üzerinden e, Amerika Birleşik Devletleri kaptırmamak üzere temel bir eğilim gösterdiğini ve bu eğilime beraber özellikle Afrin bölgesindeki ve hatta diğer alanlardaki YPG, PKK'ya e, sıcak yaklaştığını, ona destekler tavırına yaklaştığını... E, görmemiz gerektiğini evet, düşünüyorum. O bağlamda siz de fotoğrafın... Sayın Peki'nin e, düşündüğü gibi Rusya'nın işte PYD e, YPG'ye bir özellik sözünü en azından e, bugün verdiğini düşünüyor musunuz? Yani bugün e, işte ofis açan işte Anayasa taslağında e, kültürel de olsa bu bir başlangıç olabilir. E, Özertlik e, tanımak isteyen e, Rusya yarın öbür gün Türkiye ile aynı noktada buluşur mu? Mümkün mü böyle bir şey? burada bence en önemli konunun <laughs> Rusya'nın coğrafyada kendi kendine üstlenmiş olduğu misyondan ziyade üstlenmesi gereken vizyon olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu söylerken hani bir göz kırpma manasında falan değil, yani dünya coğrafyası ile ilgili bir gerçek olarak ifade etmek gerekiyor. Şimdi Rusya cari hesap peşinde mi koşacak yoksa dünya jeopolitinin de değişmesiyle ilgili önüne çıkmış olan bu çok önemli fırsatı değerlendirebilecek bir vizyonerlik mi ortaya koyacak? Şimdi onun açısından e, tabii onun sorunu yani bu konuda hani bir cümle kurmak istemiyorum ama e, sonuçta e, şu çok önemli yani hem coğrafyanın geleceği açısından hem de dünyanın jeopolitinin değişmesi açısından. Şimdi Türkiye'de ee, hani çok fazla dile getirilmemekle beraber, özellikle e, YPG PKK'ya vermiş olduğu e, destek, darbe darbe süreçlerinde üstlenmiş olduğu rol e, ve Fırat Kalkan harekatında çıkartmış olduğu zorluklarla beraber, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Türkiye ile ilgili ya yani Tür Türk kamuoyunda ve karar vericilerinde ortaya çıkan bir temel refleksi var, yani kanaat değerlendirmesi var. Evet. Bu değerlendirmeyle beraber Türkiye'de bir denge arayışı, jeopolitik anlamda ve küresel anlamda bir denge arayışında ortaya çıktığı temel gerçek. Burada Rusya'nın yani YPG ve PKK'ya vermiş olduğu destek, işte bu vizyonerlikte çok örtüş, örtüşmeyen bir destek. Yani saygıdeğer komutanımız şöyle bir cümle kullandı. Yani Rusya, Rus generallerle yapmış olduğu görüşmede bunun taktiksel, konjektürel bir yaklaşım olduğunu, yani fotoğrafın değişebileceğine dair bir ümit olduğunu. Bu Sizce? önemli Sizce ama... Sizce var mı öyle bir ümit? Ben açıkçası şimdi şöyle bir şey var. Yani hepimizin temel anlamda rahatsız olduğumuz ve gelecekte sadece Irak ve Türkiye'de, Irak ve Suriye'deki ülkelerin parçalanmasına neden olan mikro milliyetçiliğin bir dalga olarak, daha da kabarmış bir dalga olarak Türkiye'yi ve İran'ı vurabileceğine dair bir fotoğraf var. Tabii Rusya'yı da vurabilir. Tabii tabii. Yani sonuçta bu, bu, bu Rusya'yı da vurabilir. Hatta bu iş bütün As Asya'yı ve bütün dünyayı da sarabilir. Yani sonuçta hani biraz önce şeyle ilgili cümleyi kurarken, 600 kişi cümlesini, 600'lük rakamı telaffuz ederken, 600 kişinin Musul'da ortaya koymuş et etkiyle beraber... Bambaşka bir fotoğraf ortaya çıktı. Yani Suriye ve Irak'taki yangınla beraber çok ciddi anlamda küresel bir risk ortaya çıktı. Şimdi buna e, düşünsenize, bu fotoğrafa bölgesel anlamda ülkelerin bir savaşa tutuştuğunu. Bu, bu, bu yani sadece bu iki, iki veya üç ülkeyle kalacak bir fotoğraf değil. Bütün dünyayı sarabilecek bir fotoğraf. Zaten bir diğer tarafı da şunun orası. altını Yok. çizmek gerekiyor. Yani sosyolojik Yok. olarak e, bu orası. radikal terörün neden olduğu. İnsanların zihinlerindeki sızma, yani aklı selimin yitirilmesiyle ilgili... Yani e, yani radikalleşme sadece sahadaki gruplarda veya sahadaki işte radikal İslamcı örgütlerde yok. Baktığınız zaman dünyanın şu an karşı karşıya kaldığı bir zihinlerdeki radikalleşme eğilimi fotoğrafı var. Yani bu fotoğraf, asıl en tehlikeli fotoğraf o. Yani dünyayı yöneten karar vericilerin e, ortaya koyacakları e, karardaki payda yani risk paydası çok önem taşıyor. Yani radikalleşme sadece işit veya Nusra'da olan bir şey değil. Bütün insanlıkta bir radikalleşme var. Radikalleşme bitti. Artık radikalleşme yok. Hocam yok? E, sesinizi. Nasıl yok Sayın Bağcı? Radikalleşme yani, nasıl bitti? Orta Doğu'da, orta Doğu'da, artık radikalleşme yok. Şu anda, şu anda radikalleşmenin sonuna gelindi. Bu noktadan sonra Orta Doğu'da yeni radikal İslamcı hareketlerin ortaya çıkması söz konusu değil. İdlib'le birlikte bu iş bitecek. Çünkü şey anlamda, uluslararası ilişkiler anlamında söylüyorum. Gelinen nokta itibariyle radikal İslamcı tırnak içindeki hareketler bir zirveye geldi. Bundan sonra bu hareketlerin ortadan kaldırılması ve yeni bir düzenlemeye gidilmesi söz konusu. Az evvel Sayın Çavuşoğlu'nun işte söyledikleri çıkmaya başladı. Diyor ki biz süreci kolaylaştırmak istiyoruz. Nerede? Suriye'de. Ne yapmak için? E, siyasi e, çözüme ulaşmak için. Bu akşam e, Türkiye Cumhurbaşkanı, e, e, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rşat açıklamada bulundu. Biz radikal İslamcı hareketlerle mücadele hazırız. Hani e, az evvel girişte dedi ya işte e, Efem söylem, e, radikal e, El Nusra gibi şeyler Türkiye'yi tehdit ediyorlarmış. Artık tehdit yok. Bir defa Orta Doğu'da, şunun altını çizelim, e, radikal İslamcılar yüzünden bir savaşa gidilmez. Hiç kimse Orta Doğu'da şu anda e, savaş yapma niyetinde değil. Ne Amerika, ne e, Rusya, ne e, İran, ne e, Irak. Sürgüsel savaştan Yok tabii canım yani bütün dünyayı böyle kapsayacak bir savaş falan. O geçti. Şimdi e, kaos bitti. Bundan sonra düzen, yeni düzen e, ortaya gelecek. O nedenle e, bir takım e, şimdi... ...bilmiyorum zamanım ne kadar var ama... Şöyle ...Amerika yapalım. Şöyle yapalım, Şöyle yapalım Sayın Bağcı... E, ...siz yine devam edin sonra ama... ...şimdi bu girişinizden sonra... ...ben bir Sayın Ağar'a tekrar sözünü... ...tamamlaması için hem de muhakkak bu... Tabii. E, ...söylediğiniz üzerine... ...söyleyecekleri olacak. Yani dünya jeopolitiğini Orta Doğu değiştirmeyecek... E, e, ...onu söylemeye çok çalışıyorum. Iddialı, e, Orta Doğu, e, Dünya jeopolitiğini değiştiremez... ...yok artık böyle bir şey. Tamam, çok iddialı bir ifadeniz oldu. E, Çin var bari. canım, ne ilgisi evet. var ya? Yani Orta Sayın Doğu bitti. Ağar, e, Orta Doğu'da radikalleşmenin <laughs> sonuna gelindi diyor. Bundan sonra radikal evet. İslami aynen. örgütler nedeniyle ne Orta Doğu'da ne dünyada hiç kimse birbiriyle savaşmaz. Aynen. Bu dönemin sonuna gelindi. Artık aynen, yeni aynen. düzen var diyor. Ne diyorsunuz Sayın Ağar? Katılıyor musunuz? Katılmadığımızı Şimdi, düşünüyorum. E, Saygıdeğer Hüseyin Hocam'ın e, kendisine ve görüşlere çok e, değer vermekle, saygı duymakla beraber... Ee, bana karşı çıkması da ben de e, izler ben de ona karşı çıkacağım. Ee, şimdi <laughs> şimdi e, şöyle bir gerçek var. Ee, şimdi Orta Doğu coğrafyasının bu hale gelmesinin temel sebebi e, gerekçelerdi. Yani üretilen gerekçelerdi. Yani radikalizmin oluşmasına neden olan e, hem e, sosyolojik bir e, taban var, ve bu tabanın yaşamış olduğu travmalar var. Bir diğer tarafıyla da bu travmaları kullanan bir dizayn süreci var. Şimdi e, yani radikalizmin oluşmasına neden olan gerekçeler, koşullar ortadan kalkmadığı sürece e, radikalizmin ortadan kalkacağına dair bir cümle kurmak açıkçası e, ben, ben öyle bir cümle kurmuyorum en azından. Ben öyle bir fikir katılmıyorum. Radikal İslamcı diyorum bak. E, radikalizm değil. Radikal İslamcılık farklı bir şey. Tamam yani terörizm dünyada her zaman olacak başka boyutları ama Orta artık radikal İslamcı hareketlerin sonuna gelindi. Bundan sonra Daesh tipi veya da El Nusra tipi hareketler olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzun zamandır bütün dünyada radikal İslamcı hareketleri destekleyen bir ülke olarak algılandı. Tamam bütün bu Arap Baharı esnasında Türkiye Cumhurbaşkanı'nın başbakanı, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı hepsi bütün dünyada radikal İslamcı hareketlerin hareketleri destekleyen ülke olarak biz bütün dünyanın şamarını yedik. 2014 yılından itibaren Türkiye dönüşüm yaptı. Bugün için eğer bu İslamcı hareketler Türkiye'yi bir tehdit olarak bir eee İslam olmayan ülke olarak görüyorlarsa demek ki burada bir e, ayrışma var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık, seküler, demokratik bir ülke olarak bu radikal İslamcı hareketlerle mücadele eden tek yegane ülke konumunda. O nedenle e, bunları e, tabi ben saygı duyuyorum görüşlerinize ama jeopolitik anlamda baktığımızda yani bir DAEŞ nedeniyle dünyanın savaşa gireceğini söylemek çok büyük bir şey. Bu e, bu doğru değil. Ha ülkeler arasında ülkeler arasında yeni dizaynın ortaya çıkmasında Türkiye ne derece katkıda bulunabilir? Onu tartışalım. Türkiye Açık ve net bir biçimde Suriye'de 2011 Martından itibaren yanlış politikalar yapmıştır. Şimdi yanlış politikalardan evet. geri vitese geçmiştir. Ve bu akşamki Dışişleri Bakanı'nın açıklaması bu yanlış politikaların artık sona erdiğinin bir göstergesidir. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ne Cumhurbaşkanı ne Başbakanı ne de Dışişleri Bakanı Suriye'nin yıkılmasını veyahut da Beşar Esad'ın gitmesi konusunda bir açıklama yapmayacak. Niye yapmayacak? Çünkü zamanın ruhu artık değişti değişti. Yani Türkiye bunu yapmayacak ve Türkiye Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri, İran'la Suudi Arabistan'la bu coğrafyada bir kurucu e, ülke olarak yeni düzenin şekillenmesinde en fazla pay alacak olan ülkelerden biri olma niyetine girdi ki bu da doğru bir politikadır. Onun da altını çizelim. Peki. Ama savaş ar çıkmayacak artık. Yani İd İdlib'de İdlib'de neyin savaşı? Yani İdlib'de istese Türkiye, Rusya ve İran 24 saat içerisinde bütün o sözü edilen radikal hareketleri ortadan kaldırır. Bunlara Çin felsefesinden eğer örnekler verecek olursak, yani ellerindeki askeri güç nedir ki? Türkiye, Niye Rusya, peki? İran. Niye yani yapmıyorlar 24 saat içerisinde ortadan kaldırırlar. Niye yapılmıyor Efendim? peki sizce? Neden yapmıyorlar peki? İşte sivilleri e, sivilleri korumak için yani burada sorun siviller ve olası göç. şeyler yoksa askeri anlamda bu radikal hareketlerin e, bu devletlere karşı tehdit olmaları teknik anlamda mümkün değil. Rusya e, nükleer göç, İran nükleer programı var. E, biz e, NATO'nun e, en önemli ülkelerinden biriyiz. Bakın bir cümle daha söyleyeyim. Türkiye neden bölünmez biliyor musunuz? Eğer e, Türkiye NATO'nun bir üyesidir. NATO bir konsept olarak, Sayın Büyükelçi de orada, e, e, onun da görüşlerini almak isterim. Dünya tarihinde ilk defa o zaman bir askeri ittifaka üye olan bir e, ülkenin sınırlarının bölünmüşlüğü yaşanır. Tabii bu abi, bu hocam, riske giremezler. Siyasi ve askeri ittifak. Bu, bu riske hiç kimse giremez. O Türkiye'nin bölünmesi falan hikaye. Ne PKK'sı ne PYD'si tamamı gelse, alayı gelse Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını değiştiremezler. Böyle bir şansı yok. Bu ülke 80 milyon. 80 milyon insan kalkacak. Orada 3 tane, 5 tane, 20 tane ne bileyim şeyin teröristin Türkiye'yi bölmesine müsaade edecek. Ya bölünseydi Türkiye 40 yıldır bölünürdü. Bu ülke 40 yıldır dayandığına göre bundan sonra 40 yıl daha dayanır ve bu coğrafyada ortaya çıkacak yeni yapılanmalarda da Türkiye'nin önü daha fazla açıktır. Geçmişe nazaran. Neden? Çünkü Türkiye hükümeti nihayet akıllı stratejik kararlar almaya başladı. Bu da e, Bence hükümet açısından iyi Peki. bir şey. Türkiye şu anda doğru yapıyor, daha fazla fırsatları kullanmaya çalışıyor. Geçmişe sünger çekelim, geleceğe bakalım. Ee, Sayın Ağar, iki dakika sonra reklama gideceğim. Tamamlayın isterseniz. Ee, Sayın Bağcı'nın getirdiği nokta üzerinden de yine devam ederiz ama o radikalizmin tartışmasından <laughs> bu noktaya geldik. Siz kaldığınız yerden tamamlamak isteyeceksiniz diye düşünüyorum. Buyurun. Ben, ben izin verirseniz e, konuşmam iki dakikaya sığmayacağı için e, reklamlardan sonra devam etmeyi tercih ederim. O efendim. zaman şöyle ben hemen şu İstanbul'daki stüdyodaki konuklarıma da İstanbul. Sayın Bağcı'nın e, o e, ifadesini <laughs> sorayım. Hızla böyle kısa kısa cevap alayım sonra <laughs> gerekirse ayrıntılandırırız. Ne dersiniz Sayın Uluç Özülker? E, leşmenin daha doğrusu radikal İslam'ın e, sonuna geldik. Artık böyle bir düzen olmayacak. Yeni bir düzen kuruluyor. E, bu sebeple de işte bu radikalleşme nedeniyle de ne Orta Doğu'da, ne dünyada savaş çıkmaz dedi Sayın Bağcı. Ne diyorsunuz? ben biraz farklı düşünüyorum. Radikalleşme aslında global planda, evrensel planda düşünülmesi gereken bir olaydır. Ve dünyaya da giderek yayılarak şu veya bu şekilde zarar vermektedir. Belirli bir bölgeyi sırf orada bir takım değişiklikler şimdi oldu diye bütünün içinden çıkarıp burada bu bitmiştir diyebilmek bence mümkün değildir. Peki Yaşar Bey birazdan detaylandırırız. Ee, yok yani bunun cevabı çok daha geniş. Ee, esas olan İslam coğrafyasından neyin beklendiğidir, oraya neyin yıkıldığıdır. Böyle İnsan. sadece Suriye'den Irak'tan Hı. bakarak iki tane terör örgütü üzerinden falan bir e, bu mesele e, bir nihai sonuca götürülemez sonuçta şu sonlanıyorsa bütün terör örgütlerine bakın üç şey üç şey ayakta tutar terör örgütünü silahı parası ve insanı. Üçünün de sınır aşma yeteneği devletlerin iradelerindedir. Hı. Şu garanti veriyorsa Sayın Bağcı. Bundan sonra hiçbir özellikle e, sistemi domine eden statikoyu elinde tutan büyük güçler açısından hiçbir terör örgütünü kullanmayacaklar. Bunun İslam'ı İslam dışı olmasının bir önemi yok. Bırakınız o yakıştırmaları. Bunun İslam'a falan hizmet ettiği de yok. İlham kaynağı da o olamaz. Silah, para ve insan akışı kesinlikle kontrollerinde olacak. Terör nereden gelirse gelsin. Bir insanlık suçu olduğunu kabul edecekler. Ve terör örgütlerinin bundan sonra yaşam alanları çok ciddi anlamda daralacak. O zaman savaşlar da bitecek. Hı hı. Ama şunu zaman... ihtimal vermiyoruz. Hayır, bu, bu romantizm. Çetiner, <laughs> Keşke Çetiner, öyle olsa. Çetiner, reklama gideceğim çok kısa. Vallahi ben bu konuda tabii farklı düşünüyorum çünkü Orta Doğu'da bu kadar sorun var olduğu sürece, bu kadar meselelerin çözümsüzlüğü var olduğu sürece e, birileri e, illaki istediği ülkeye karşı bir terörizm dalgasını yayacaktır. Örneğin işte gördük İran, e, Dağşa karşı e, set oluşturmuş bir ülke konumdayken. İran parlamentosunda DAEŞ'in eylem yapabildiğini gördük. Ama aynı şekilde e, Suudi Arabistan'ın Kayta bölgesinde bir baktık ki 3 gün boyunca Suudi Arabistan o bölgeye giremedi. Çünkü oradaki Şiiler harekete geçti. Tabii Suriye üzerinde düşünecek olursak 41 tane silahlı grup var. Bunu nereye bırakacağız? Ya da Irak'a baktığımız zaman Irak El-Kaide'sinin Nakşibend ordusunu şu anda bile İran'da 7 tane ayrı örgüt var. Irak'ta pardon. İsrail-Filistin meselesi var olduğu sürece Sahada Katar, Suudi Arabistan evet. bakın bütün bunlar denklem içerisine koyun. Katar'ın desteklediği bir ülke ya da bir grubu Suudi Arabistan desteklemiyor, onu desteklediği bir grubu diğer finanse ediyor. Dolayısıyla bölgede ülkeler arası sadece İslam dini anlayışı üzerinden değil, ülkeler arasındaki siyasi rekabetler de var olduğu sürece bu terör hep var olacak. Örnek veriyorum 1996'da PKK'yı kandile götüren İran. 2017'de hadi gelin beraber bu işi bitirelim deme noktasına gelmiştir ama yarın eğer lojistik hatları yeniden kendisi için sağlayabilecek konuma gelirse yeniden PKK'yı terbiye edip kendi kontrolünü almak isteyecektir. Dolayısıyla ülkeler Türkiye, İran sahada bu kadar herkesin birbiriyle Yarıştığı bir ortamda bu örgütlerin bitmesi bence çok beklenen bir durum değil. Evet. Daha yenileri de çıkar yani. Ee, Sayın Bağcı sanki yalnız kaldınız gibi ama reklamdan sonra devam edelim mi? Olur mu? Sayın Pekin'in de evet, Benim görüşlerim var. Hepsine, hepsine tamam. cevabım var. Merak <laughs> etmeyin. Sayın Pekin'in de alırız değerlendirmelerini ama reklamdan ya. sonra. Tabii. <laughs> Haber Türk gündeme devam ediyoruz. Son olarak Sayın Bağcı'nın değerlendirmeleri üzerinden. E, itirazlar vardı. Bir kez daha Ankara'ya döneyim. E, Sayın Pekin'e de e, sorayım. Ne dersiniz? E, bu bölgede e, radikal e, İslam'ın sonuna mı gelindi? Radikalleşmenin sonuna mı gelindi? Katılıyor musunuz Sayın Bağcı'ya? Yani şöyle söyleyeyim. E, yani geçmişte olduğu gibi ben hem bizim bölgemiz hem de başka yerler radikal İslam'ın bu kadar çok ee, öne çıkacağını değerlendirmiyorum. Ee, çok fazla bir de değerlendirmiyorum. Ee, bu konuyu bu konuyu söylerken bu konuyu söylerken tabii terörü bir taraf yani terör her zaman olacak. Tabii ki. Terör her zaman dini unsurları ister İslam dini olsun ister başka bir din olsun fark etmez. Bunlar isterse Budizm olsun. Yani mutlaka bunları kullanacak. Tarihte olduğu gibi bundan sonra devam edecek. Ee, bulunduğu ya, ama e, radikal İslam hareketlerin radikal İslam hareketlerin tabii buna İslami lafını söylemek belki yanlış. Çünkü İslam'la bu hareketlerin bir alakası olmadığını biliyoruz hepimiz. Bunu biliyoruz evet ama... O, e, yani Böyle isimlendirdiği için söylüyorum. Için, evet. Onun için e, yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum ama... E, büyük çapta e, bu hareketlerin e, artık bittiğini değerlendiriyorum. E, ama terörizm olacak, dini e, değerleri kullanan insanlar olacak... Ee, ve terörizmi ter terörizmi kullanmak suretiyle ister, ister e, Müslüman olsun, ister Müslüman olmasın. Terörizmi kullanarak insan e, devletler belli yerlerde, belli amaçlarını gerçekleştirmeye çalışacaklar. Ve bu her geçen gün artacak. Çünkü e, koskoca bir Çin bütün şeyi değiştiriyor. E, Jeostatik yapıyı değiştiriyor. Yani e, yeni baştan e, birçok e, kendine çıkartan engelleri aşmak için çok yerde yeni yeni yatırımlar yapıyor. Yeni yeni projeler geliştiriyor. Yeni bir strateji uyguluyor. Dolayısıyla e, bunlar olduğu sürece ve e, onun karşısında Amerika Birleşik Devletleri ve Batı e, üstünlüğünü korumak ya da e, çoklu küresel yapıyı önlemek için önlemek için ya da çoklu küresel yapı olsa bile kendi liderliğini o çoklu küresel yapıda sağlamak için e, bu tip hareketleri kullanacaktır. Bundan hepimiz adımız kadar emiriz yani bu evet. bunu olmaz diye bir şey yok. Ama e, şu düşündüğümüz anlamda IŞİD benzeri, El-Kaide benzeri olayların bundan sonra e, bu coğrafyada, başka coğrafyada çıkacağını değerlendirmeyi sanmıyorum. Bu, bu anlamda. O söylemek istediğim konu bu. aslında Sayın Bağcı'ya <laughs> kısmen katılıyorsunuz o noktada. Öyle anlıyorum ben. Evet. Ee, Sayın, Uluç Bey e bir şey söyleyeyim. <laughs> ama terörizm söyleyeyim. zaten Sayın Bağcı da Evet, o da o. Terörizmle ilgili bir şey söylemedi. Vurguyu yapmıştı zaten. Uluç Bey bir şey söyleyecek. Sonra Sayın evet, Bağcı size yani gelecek. Şeytan avukatlığını yapmak için söz almadım ama orada Sayın Bağcı çok net bir ayrım yaptı. Ben radikal İslam'dan söz etmiyorum dedi. Radikalizmden söz ediyorum dedi. O tam o, tersi efendim. Tam e, tersi. Tersi de olabilir evet. ama yani ikisini birbirinden ayırarak evet. söyledim. Evet, evet. Yani Terörü onun, onun oradaki de. iddiası ben onun için bu sözü bu şekilde söyledim. Ee, onun oradaki iddiası İslamiyetle ilgili değildi. Onun oradaki iddiası radikalizmle ilgiliydi ki bu mesela ırkçılık da bir radikalizmdir. Batıda da bu aynı şekilde var. Dünyanın her tarafında da bu şekilde <laughs> yaygın bir biçimde mevcuttur. Bunu Batılılar özellikle ya bilinçli şekilde İslamofobi şeklinde Takdim etmek suretiyle radikal İslam haline getirmeye çalışıyorlar. Aslında bu manada baktığınız zaman İsrail'in e, Filistin üzerinde yaptığı da bir radikalizmdir bu manada dini radikalizm. Evet. Almanların evet. Yahudilere yaptığı da bir dini radikalizmdir. Bunların hepsini bir bütün halinde görmek lazım. Her dinde de vardır. Ama radikal dediğiniz zaman bunu geniş anlamda görmek lazım. Ben o şekilde anladığım için evet. biraz farklı yorumladım ve İslamiyet'le bu işi bağdaştırmadım. Hı hı. <laughs> Sayın Bağcı buyurun. Ee, teşekkür ediyorum. <laughs> ee, Sayın Büyükelçi e, biraz daha e, açtı. E, benzer e, şeyleri ben de söyledim. Yani Radikalizmin değişik boyutları olduğunu tabii ki biliyoruz. Hani ben dersini anlatıyorum bunun. Onu e, öncelikle söyleyeyim. Dünyada hangi çeşit hareketler var. Radikalizm nedir? Radikalizmin arka planı, e, uluslararası güvenliği etkileri. Bunları anlatıyoruz. E, benim asıl bu akşam burada vurgulamak istediğim e, şeylerden bir tanesi şuydu. Dünyada genel akım olarak, yani e, tırnak içinde yine bu İslamcı, çünkü literatürde <laughs> öyle çok evet. e, yazıldı. Bu radikal İslamcı hareketlerin artık e, çok fazla parlayıcı veyahut da e, yükseleceği dönem sona erdi. Çünkü o belli bir dönem yaşandı. Arap Baharı buna biraz e, tetikte e, verdi. E, Mursi'nin iktidarda bulunduğu sürede e, diğer Arap bölgeleri ülkelerinde olanlar da e, bunu tetikledi. E, Türkiye dediğim gibi, bakın e, Uluç Bey diplomat olarak bunu e, herhalde destekleyecektir. Türkiye'nin uluslararası alanda en büyük algısı, bütün Davutoğlu dönemi dışarı bakanı olduğu andan itibaren, Türkiye radikal İslamcı hareketleri destekleyen bir, destekleyen bir ülke olarak biz bütün uluslararası toplantılarda bunun olmadığını anlatmaya çalıştık. Yani bunu e, kendi şeyinde yaşayan akademisyenlerden biriyim ben. Yani bu akşam burada konuştuğumuzu e, dışarıya anlatmaya çalışan insanlardan biriyim. İslamiyet'i e, böyle görülmemesi gerektiğini, İslamiyet'in bir barış dini olduğunu anlatan kişilerden biriyim. Ama Ortadoğu'da şunu görmek lazım. Ortadoğu bölgesini anlamak için sadece Türkiye gözlüğüyle bakmamak lazım. Şimdi son olarak işte Oyuncu Rogan'ın Araplar bir halkın tarihi isimli kitabı Türkçe Türkçe olarak yayınlandı. Çok öneririm. Harika bir şey. Biz Avrupa perspektivinden genelde olayları algılıyoruz. Çünkü biz Batı ile birlikte hareket eden bir ülkeyiz. 1956 yılında Süveyş krizinde Türkiye İngiltere ve Fransa'nın yanında yer aldı. Kime karşı? Mısır'a ve Arap ülkelerine karşı. Niye? Çünkü biz bizim güvenlik çıkarlarımız o zaman İngiltere ve Fransa ile birlikte NATO'da aynıydı. Ve biz bütün Arap ülkeleri tarafından Batı'nın emperyalizmin destekçisi olarak şey yapıldık. Suçlandık. Bütün İngiliz-Amerikan e, dokümanlarına, Alman dokümanlarına gidin bakın. Ben o dönemi e, dokümanlarla çalıştım. Şimdi Yaşar Bey tabii çok iyi bir coğrafyacı, onu e, kabul etmem lazım. E, özellikle e, coğrafi, coğrafi kavramları kullanırken çok bilerek e, kullanıyor. Tedarik coğrafyası kavramı çok yerinde bir kavram. Robert Kaplan'ın e, Coğrafyanın İntikamı isimli kitabını da e, e, çok iyi oku, o, okuduğunu düşünüyorum. Çünkü... E, bu coğrafi terimlerle şimdi dünyayı e, açıklamaya e, çalışmak bir noktaya kadar güzel. Ama bu coğrafyada, Orta Doğu bölgesinde, altını çizerek söylüyorum, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde tercihi şu olacak. Biz e, bu algıyı nasıl değiştireceğiz? Batı ile birlikte hareket ederken nereye kadar gideceğiz? Rusya ile birlikte hareket ederken nereye kadar gideceğiz? Arap ülkeleriyle işbirliği yaparken nereye kadar gideceğiz? Türkiye yedi kocalı hürmüz değildir. Önce bunun altını çizelim. Yani ilişkileri şey yaparken böyle nasıl derler ona evliye gönül verme eve gider unutur. Biz bir oraya bir buraya böyle şeylerle politikalarla olmaz. Türkiye daha dikkatli ve temkinli olmak zorunda. Türkiye temkinsiz ve dikkatsiz politikalar takip ettiği için son 10 yıldır bütün dünyada Türkiye'nin algılaması olumsuz oldu. Bu olumsuz e, algılamayı şimdi Türkiye'nin <laughs> değiştirmesi lazım. Ben e, bir noktada e, özellikle e, Sayın e, Acı Salihoğlu'nun meslektaşımın e, şeyini çok fazla böyle e, Amerika ve Batı'ya e, şey yapan bir e, e, konuşma stili oldu. Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik ortağıdır. 2006 yılından beri. Bir, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra NATO'nun bir ortağıdır. Türkiye ulusal güvenlik çıkarlarını NATO ile birlikte görmüştür ve bu e, görüşü de değişmemiştir. Daha dün Dışişleri Bakanı e, Çavuşoğlu e, şöyle bir açıklama yaptı. Biz dedi, e, Avrupa Birliği düşüncemizden vazgeçmedik. Bugün Der Spiegel dergisinde yayınlandı. Evet. Lütfen e, açıp okuyun. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin söylemlerine dikkat etmesi lazım. Avrupa bir yandan Avrupa'yla kavga edeceğiz, diğer taraftan da daha bugün Der Spiegel dergisinde biz Avrupa'nın Avrupalı hedeflerimizden vazgeçmedim diyeceksiniz. Böyle olmaz. İkincisi, daha da önemlisi, Türkiye Batı dünyasının sistemi içinde yer alan bir ülkedir. Biz Uzak Doğu sistemi içinde değiliz. Bu ülkedeki, bu coğrafyadaki ülkelerle yaşayacağız. Şimdi şöyle bir retorik var durmadan. İngilizler şöyle kötü, Amerikalılar böyle kötü. E ne yapalım? Yani bunu ideolojik hale dönüştürmektense adamların nasıl böyle politika yaptıklarını, tarihimizi iyi bilelim ve ona göre de önlem alalım. Biz e, Türkiye olarak neo-Osmanlıcı yani yeni Osmanlıcı politikalar üreten bir ülke olarak son 10 yılda görüldük. E ne oldu? Afrin'e gidemiyoruz işte sayın e, komutan burada. Bu coğrafyada iş, Araplarla işbirliği yapmak zorundayız. İran'la işbirliği evet. yapmak zorundayız. Suudi Arabistan kralı ilk defa Rusya'ya gitti. Karakaşına karagözlülüğe mi gitti? Pardon. Putin'in karakaşı karagözü yok. Düzeltiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani e, Rusya, e, Rusya neden gitti? Çünkü gitmek zorunda. Gitmek zorunda. Rusya neden e, kralı kabul etmek zorunda? Çünkü onunla çalışmak zorunda. Artık biz Türkiye Cumhuriyeti olarak e, şunu görmemiz lazım. Dünyanın geldiği bu noktada Türkiye'nin bazı olaylara bakış açısını değiştirmesi lazım. Mesela Türkiye'nin İslamcı tırnak içerisinde bakış açısını değiştirmesi lazım. Yani er, ikide bir sürekli böyle İslami terimleri kullanarak bir, bir noktaya kadar gidiyorsun sonra takılıp kalıyorsun. İşte yani biz Araplardan daha mı kötü Müslümanız? Araplar bizden daha mı iyi Müslüman? Putin Rusya politikalarında çok akıllı gidiyor. Rus çok iyi bir satranç e, ustası e, Putin. Bak ben size söyleyeyim. Türkiye bu coğrafyada Rusya ile işbirliği yapmak zorunda. Burada. Neden? Çünkü e, bizim sadece Orta Doğu'da değil Yaşar Bey çok doğru söyledi. Tebrik ediyorum onu. Evet. Doğu Akdeniz bölgesinde ortaya çıkan, sadece Mısır ve çevresinde ortaya çıkan doğal gaz e, yataklarının 21. yüzyılda ne kadar önemli bir pazar e, yaratacağını hepimiz biliyoruz. Rusya e, Batı ile birlikte e, e, çatışma içinde olmayı tercih eden bir ülke konumunda aynı zamanda. Yani Batı'yla hiçbir zaman bildiğimiz klasik anlamda bir işbirliğine girmeyecek. Çünkü o yeni bir başka bir medeniyet e, e, iddiasında. Bunu e, Dostoyevski'nin kitaplarında da okuyabilirsiniz. Şöyle der Dostoyevski, biz der Batı'ya gidersek Batı'nın kölesi olur ama oluruz. Ama doğuya gidersek doğunun efendisi oluruz der. O nedenle bugün Kırgızistan'ın başkenti başkenti aslında eski Rus generalinin ismidir. Frunze, yani Frunze e, bugünkü e, Kırgızistan'ın başkenti. Şimdi e, biz şöyle bir hata yapıyoruz e, bana göre. E, belki Profesör Halil İnalcı'yı bu anlamda e, biraz daha e, iyi okumak lazım yeniden. Türkiye ile Avrupa'nın ilişkilerini yeni baştan okumamız lazım. Türkiye'nin Orta ile ilişkilerini yeniden okumamız lazım. Biz zihinsel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin entelektüelleri, aydınları olarak bizim dünyayı algılama biçimimizi dünyaya bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bu hükümetin ve e, e, şu ana kadar takip edilen politikaların bizi dünyada yalnızlaştırdığını görmek yerinde bir karardır. Ben e, çavuş olduğum bugünkü açıklamasını çok yerinde buluyorum. Evet. Çok şükür. Nihayet. Biz Peki. siz bir adım atın biz iki adım atarız demek özürlemenin bir başka boyutudur. Evet. Yani Türkiye'nin durup dururken Almanya'yla Hollanda'yla bilmem e, diğer bütün ülkelerle ka Avusturya'yla kavga etmesinin ne gereği var? Niye bu kadar kavgacıyız? Niye biz bu kadar e, dünyada geçinemez e, bir ülke resmi çiziyoruz? Tersinden bakalım. O kadar diplomatımız var. Sayın Büyükelçi orada Allah aşkına Sayın Büyükelçimiz, e, söylesin bana bu e, diplomat, bu diplomasinin, özellikle son 5-6 yılda e, uygulanan diplomasinin doğru olup olmadığını söylesin. Yani kendisi 40 yıldır, 50 yıldır bu işin içerisinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatları hiçbir zaman bir e, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı veya Başbakanı Peki. çıkıp kendi diplomatlarına monşerler demez. Tamam, Bunlar şimdi dönelim. E, madem Sayın Bağcı. Biz kendi insanımızla, kendi insanımıza güvenmemiz lazım. Tamam. Son A nokta. Son nokta Tolay Hanım. Tamam. Bunu söylemem lazım. Tamam, Bunu söylemem lazım. Tamam. Türkiye'nin Türkiye'nin dünyadaki güç merkezleriyle ilişkilerini yeniden düzenlemesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya ile biz ilişkilerimizi yeniden düzenleyeceğiz. Yeni ortaya çıkan güç merkezleriyle. Bunlar G20'nin G8'lerin dışında kalan ülkelerdir. Onlarla ilişkilerimizi yeniden düzenleyeceğiz. Herkesi düşman, herkesi bizi bölmek ister gibi bir mantıkla hareket edersek biz yalnızlaşırız. Tam tersine Türkiye'nin yeni köprüler kurması gerekir. Bizim gibi olan ülkelerle işbirliği yapması lazım. Türkiye'nin daha açık kafalı olması lazım. Biz tutturduk sadece belli bir noktadan bakıyoruz ve bunun en büyük zararını da bugün için iş adamlarımız, öğrencilerimiz, gençlerimiz ve yurt dışında bulunan insanlarımız görüyor. Biz böyle değildik efendim. Peki böyle Sayın Bağcı. Bu yanlış, bunu düzeltmek lazım. Hani bunu düzeltmek için de hepimizin işbirliği yapması tamam. lazım. Yaşar değil. Bey söz istiyor ama siz bir pası atmıştınız. Yaşar Bey size gelmeden önce Uluç Bey'e bir söz verebilir miyim? Uluç Bey ne düşündüğünüzü özellikle son 5 yıldaki politikalarla ilgili olarak. Efendim, diplomasi, e, diplomasi anlamında. Dış, dış, dış politika itibariyle değerlendirdiğiniz zaman e, belki hani e, o kadar heyecan duymamak gerekir ama e, Türkiye'nin e, dışarıdaki imajının, dışarıdaki görünüşünün e, hiç de parlak olmadığını kabul etmek lazım. Şu sırada yurtta sulh, barı, bah, cihanda sulh, e, cihanda barış politikamız topyekun terk edilmiş durumda. Ve ilk defa olarak belki de son 7-8 yıldır ilk defa Türkiye akılcı bir politikayla kendi çevresinde hem Irak hem Suriye yönünden bir şeyler yapıp işleri rayına oturtabilmek veya yerine alabilmek mücadelesine giriyor. Mesela ben yurt dışında... Yani son dönemde bir dönüşüm var. Son dönemde. Var. O da işte 8 ay 10 ay. Yani hı hı. 15 Temmuz hı hı. olaylarından sonra hı hı. daha biraz daha yumuşak ve daha değişik bir politikaya yöneldik. Şimdi burada başka bir taraftan daha bakmak lazım. Mesela bu IŞİD meselesiyle ilgili olarak ben de yurt dışındayken bunu defaten duydum, söylediler ve hep savunmak durumunda kaldık. Hudutlarımızın e, yol geçen arana döndüğünü ifade ediyorlardı. Ve bizim üzerimizden en az 30 bin militanın e, IŞİD'e e, gitmek üzere geçip gittikleri iddiası vardı. Bunu yaparken de iki tane iddia daha ortaya konuldu ki bu çok vahim iddiaydı. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin mezhepsel davrandığıydı. Yani başka bir ifadeyle IŞİD'i bir sünni kuruluş. ...olarak değerlendirdiği için... başında oraya bırakıyorsunuz gidiyor... ...bu adamlar şeklinde bir iddia ile ortaya çıktılar. Ee, İslamiyet'i bir bütün olarak değil... ...mezhepsel açıdan görerek yapıyor dendi. İkincisi de... E, ...her hal ve karda... E, ...IŞİD'i başlangıçta çok fazla... ...ciddiye almadığımız ifade edildi. yani evet, şöyle diyeyim... E, ...iki şey daha söyleyeceğim ki... ...bunlar çok vahimdi duyduklarım. Bir tanesi aslında her ülkenin mesela NATO ittifak sistemidir ve nereye ait olduğunu merkez olarak nereye ait olduğunu bilir. Orada her türlü tartışma yapılabilir. Ama Türkiye'nin nereye ait olduğu hususunda hep şüphe ile getirildi. Yani siz acaba Batı ile ilişkilerinizi kerhen devam ettirip başka bir istikamete mi gitmektesiniz? Sorusunu ben çok sık duydum. E, i̇kincisi de e, özellikle Sayın e, Davutoğlu zamanında o stratejik derinlik kitabı hayata geçirilmek istendi. E, bunun sonuçları da duygusallıkla da bütünleştirildiği için kötü oldu. Ve bu keşke daha akılcı olabilseydi de duygusal olmasaydı diye şikayetleri de duydum, dinledim. Şimdi de, o bakımdan ben net bir biçimde diyebiliyorum ki geçmişte dış politikada akıl almaz hatalar yapılmıştır. Ama şu sırada akılcı bir yola girilmiştir. Onun için e, Aynen öyle. neresinden dönseniz kardır diye bakıyorum. Ve inşallah Bugün bu yolda bundan lazım. sonra da devam ederiz. Evet. Ama son bir söz söyleyeceğim evet. bu konuyla ilgili. Evet. Atatürk'ün meşhur bir sözü var. En kötü barış savaştan iyidir. Dolayısıyla savaşarak evet. bir yere gidemezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin de gene batıdan dinlediğim bir söz olarak tamamlıyorum. İmkan ve kabiliyetlerini bilerek haddini aşmadan gitmesi de gereklidir. Yaşar Bey. Şimdi evet. yani bu <laughs> okumaları e, e, çağa uygun bulmuyorum. Yani e, nasıl bir sürecin içinde olduğumuzu çok koşullanmış e, hatta Soğuk Savaş reflekslerini aşamamış bir okuma olarak da görüyorum. Dünya değişiyor. Sayın Balcı'nın son cümlesi doğru. Yeniden okumalı. Tam da bu noktada Türkiye yeniden okuma çabası içerisinde. Zaten okumaya başladı savaş soğuk, savaş soğuk Savaş biteli epey bir zaman oldu ama bunu en ağır koşullarıyla yaşayan ülkeydi. Tortuları çok ağırdı. Bir blok bağımlılığı vardı dinamik yapı daha doğrusu statik yapılar daha çok etkendi. Blok liderliği siyaset strateji üretir. Türkiye bunun adeta ileri karakolu gibi NATO'nun bir kanat ülkesi olarak sadece uygulayıcısıydı. O Türkiye yok artık. O dünya yok artık çünkü. Batının içerisinde de birbirleriyle bu konuda güç maksimizasyonu, mevcut durumların statikolarını koruyabilme becerisi en üst sırada. Ya daha geçen yıllarda bunu hep konuştuk tartıştık birbirlerine olan güvensizliği Fransa Almanya'yı Almanya, Almanya İngiltere'yi Amerika hepsini nasıl dinlediğini nasıl bu konuda bir güvensizlik içinde olduklarını dolayısıyla mutlaklaştırmayın güç güç bir süreç işidir güç biriktirme işi bir süreç işidir ben bir coğrafi perspektifle konuşan kadar aynı zamanda yıllardır güç stratejileriyle uğraşan bir akademisyen olarak hatta e, i̇ki buçuk yıl kadar e, Texas State Üniversitesi'nin Political Science, siyaset bilimi kürsündeyken şu, şunu gördüm. Ne kadar vaka analizi yapılıyorsa büyük bir bölümü, çok büyük bir bölümü Amerikan gücünün e, gerileyişinin nedenleri ve bunu nasıl durdurulacağı üzerine. Amerika bunun farkında. Yani biz farkında olmayabiliriz ama onlar farkında. Bugünden yarına bir çöküşten söz etmiyorum. Farkını böyle edeceğim. büyük bir yapının, Farkını böyle bir büyük yapının sistemi domine etmiş bir yapının duraksaması bile büyük bir etki yaratır. Bugün yaşadığımız faz açıkça yeni güçlerin sahne alma çabasının yaşandığı bir fazdır. Bunlardan biri de Türkiye'dir. Türkiye şunu yapmak istiyor. Türkiye diyor ki, soğuk savaş bitti kardeşim. Ben Batı'nın NATO üzerinden elbette üyesiyim. Çünkü bu yeni dönemde güç mücadelesinin yöntemi değişti. Şimdi birbirlerinin ittifakların içine girerek birbirini kontrol etme dönemi. Türkiye NATO'da kalmaya devam edecek elbette. Yenilerinin kurulmasında öncülük de edecek. Kurulmuş olanlara da girebilecek. Tıpkı Amerika'nın neredeyse Şangay'a girme isteğinde olduğu gibi. Amerika bunu çok iyi biliyor. Yeni dönem böyle bir dönem. Cepheden bir çatışma yok artık. Olabildiğince yok. Olabildiğince ajandalı devletler, iddialı devletler aracı kurumlarla bu işi yürütmek istiyorlar. Bunun çok açık olarak sahneye sürüldüğü bir dönem. Yani ittifaklar çeşitlendi. Evet, istihbarat teknikleri gelişti. İstihbarat örgütlerin daha millileştiği bir dönem. Blok bağımlılığı bitti çünkü. Kimse kimseye güvenmiyor artık. Hatta o, o ağın, o network'ün özellikle bu silahlı örgütlerin içine girerek konum tuttuğu ve onun üzerinden güç mücadelesinin yapıldığı bir dönem. Bunu da net saptayalım. Türkiye diyor ki, ben cüsse hesabı yapmam kardeşim. Ben ilişkilerimi simetrik, simetrik kılmaya çalışıyorum. Böyle buyurganlıkla falan olmaz bu iş. Çoğu zaman coğrafi yakınlık cüsse büyüklüğünü önemsizleştirir. Bulunduğu yer önemlidir. Dolayısıyla Türkiye aynı zamanda bir tarih faktörü var. Bir imparatorluk geçmişinden geliyor. Dolayısıyla yani <laughs> e, biz dünyayla niye kavga ediyoruz? Kiminle ediyoruz? Kiminle ne ediyoruz? Sen e, silah istiyorsun, parasıyla silah istiyorsun vermiyor. Ama bak geliştiriyor. Kötü komşu ev sahibi yaparmış. Türkiye Milli Savunma Sanayisi'ne yol aldı. Ama söz konusu terör örgütü olduğunda yani tırlar dolusu silahı vermekten çekinmiyorsun. Ondan sonra da hukukun, uluslararası hukukun, adaletin bir referans kaynağı olacaksın ve barışın. Bu iş bitti. Dünya artık bunu sürdüremez. Türk dünyanın sürdüremez diye şu aslında. Vicdanla akıl arasındaki bağlantı kopartıldı. Dolayısıyla bu sistem yani şu anda neyi nasıl tarif edeceksiniz Senem Hanım? Nasıl bir sistemin içindeyiz? Bana o dünyanın neresi olduğunu bir söylesinler bakalım. Neresidir? Nerede? Ne üretiyor? Kime güvenlik üretiyor? Başta NATO olmak üzere, başta Türkiye olmak üzere ne kadar faydalı oldu bugüne kadar? Öyle ya, bir savunma örgütü ve güvenlik üretmek zorunda. Birleşmiş Milletler nerede hangi mazlumun sorunu çözdü? Bir aydın olarak, bir aydın olarak buna çare üretin. Projeksiyonlar yapın, strateji geliştirin. Deyin ki bu yürümüyor kardeşim. Bu yürümüyor. Beş tane aktör nasıl kitler dünyanın sistemini? Beşi de dünyanın en çok silah satan ülkeleri. Bu böyle olmaz. Bu teslimiyetle olmaz. Bakın siyasi tarih aynı zamanda büyük güçlerin yükselişi dakika, ve düşüşünün, yok. Ama düşüşünün aman tarihidir. Aman dikkat. Dolayısıyla. Aman dikkat. Teslimiyet falan yok. Ne teslimiyeti ya? Sözümü Yerden kesmeyin. Teslimiyet, sözümü teslimiyet, teslimiyet, sözümü yerdan kesmeyin. Yerdan sözümü çizmiş. kesmeyin. Dinleyin. Dolayısıyla yani, e, müsaadeniz... sözümü kesmeyin. E, Bir saniye. Niye bozuyorsunuz evet. ihtişam şeyimi? Ahengimi? Ahengimi, gibi niye bozuyorsunuz? Yaşar Bey. Bir saniye. Ee, Sayın Bağcı o itiraz ettiğiniz ifadeleri lütfen not alın. Döneceğim şimdi size. Buyurun. Alayım. Tamam. Dolayısıyla, dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği meselesi. Ya yeter ya bu konuda yani biz bir kelam edin ya Allah aşkına ya. 2002 yılından beri eh, elinden geleni yaptığı bu hükümet. Ben eleştirenlerden... Yapmayın. Kıbrıs meselesi önemli bir kazanımdır. Bu bir siyasi neden olarak Türkiye'nin önüne konmaktadır. Dolayısıyla bu konuda bir tam üyelik çıkmayacaktır. Ona rağmen özgüvenle üstüne gittiler. Müzakere çerçeve belgesinin bütün mahsurlu hususlarına rağmen kabul ettiler. Yeter ki bu süreç sağlıklı yürüsün ve tam üyeliğin önü açılsın diye. Ne oldu? Yani Hırvatistan'la aynı gün o müzakere çerçeve belgesi hazırlandı. Türkiye'nin ama o belgesinin sonuna Türkiye'nin özgün koşulları düşünülerek hazırlanmıştır cümlesini eklemeyi unutmadılar. Hırvatistan üye olalı kaç yıl oldu? Türkiye'nin açılan chapterları kapatılmadı bile. Nedir yani Türkiye'nin standartları mı uymuyor Avrupa Birliği ile? Yani o Doğu Biloğu ülkelerini toplasanız ekonomik verilerini bugün, demokratik verilerini, Kopenhag kriterlerini Türkiye'nin hepsi gerisindedir iddia ediyor? Dolayısıyla bu çok açık bir şekilde bir Avrupa Birliği'nin kapısına bağlansın, stratejik konumundan yararlanalım. Türkiye için geliştirilmiş bir dizi ilişki biçimi üretildi. Derinleştirmiş gümrük birliği, kuvvetlendirilmiş komşuluk ilişkisi yok, Akdeniz diyaloğu falan hepsi Türkiye'yi oyalama taktikleriydi. Şimdi Türkiye şunu söylüyor, ben demokratikleşme konusunda bu mücadeleyi sürdüreceğim. Kopenhag kriterleri aldım başım üstüne. Dolayısıyla bunları Ankara kriteri yaparım. Bu konuda halkımın Demokrasinin en üst seviyesine gelmesi konusunda, hukukun üstünlüğü konusunda elimden gelen her şeyi yaparım dedi ve bu yolda ilerliyor. Bu özgüveni kazanmış durumda. Dolayısıyla bütün bunları bilelim. Sonra bu dünya niye birçok bir yerde harekete geçmiyor? O kıyılara vuran bebekler, o zaman nerede o dünya? O Avrupa Birliği o zaman sınırsızlık Avrupası, dikenli teller Avrupası'na döndü. Türkiye Birleşmiş Milletler'in e, yüksek komiserliği var. 50'li yıllarda kurulmuş olan mültecilerle ilgili. Yani Suriye'den bir akın olduğunda bir beyanat verdi. Kapılarınızı aman kapatmayın diye. Türkiye Türkiye dünyanın vicdanı olmaya, Birleşmiş Milletler'in rolünü üstlenmek üzere bunları yaptı. Dünya Türkiye, Türkiye yalnız değil. Türkiye bunu gören vicdanı körelmemiş, kalp gözleri kapanmamış, zihni teslim olmamış birçok yapıyla milletlerle ittifak halinde. Dolayısıyla biz yani, bir yola karşı gerekir. tarafta pek çok sorun evet olabilir ama Türkiye bunun karşısında yani yapabileceği ne? sadece bunları 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 yapmıyorsunuz deyip sesi yükseltmek mi yani orada Türkiye'nin yapabileceği bir şey var mı o bağlamda çok, bir çok çok da güzel yapıyor bakın Hı. yeni dönemde bütün mesele kısa paslaşmalarla yürüyor. Hı. Siz İran'da şey Mısır'da bir başka yapıyla birlikte hareket ediyorsunuz aynı şey oluyor Suudi Arabistan Mısır'da başka bir Suudi Arabistan Suriye'de başka bir Suudi Arabistan. Amerika, İran'ı, Irak'ta başka bir şey olarak görüyor. Suriye'de başka bir şey olarak görüyor. Yani bu iş böyle yürüyor. Böyle mutlaklaştırılmış ilişkiyi, orada bir blok var, o bloğun üyesisin, öbürüne aman elini uzatma. Böyle bir dünya yok. Türkiye'nin özellikle bulunduğu coğrafya çok açık bir şekilde dış politikasını çeşitlendirmeyi, Türkiye hem doğuludur, hem batılıdır, hem Avrupalıdır, hem Asyalıdır, hem kuzeylidir, hem güneylidir. Bütün ittifaklarla ilişki içerisindedir, öncüdür, bütün haklarla da temas kuracaktır. Unutmayın, bir güç biriktirme işi süreç işidir dedim. Bu yeni dönem açısından Türkiye'nin koyduğu hedefler şudur. Türkiye diyor ki kardeşim, ben artık sanayi modelimi değiştiriyorum. Ben nihai mal üreten olmaktan çıkıyorum. Ben üretmeyi üreteceğim. Ben katma değeri yüksek ürün üreten bir sanayi modeline geçeceğim. Uzun soluklu iştir. Kolay iş değildir. O yüzden karşı çıkmalar olmaktadır. Girdiği bütün e, savunma sanayi meselesindeki ilişkilerde bile olabildiğince orada transfer, e, teknoloji transferini esas almaktadır. Burada bir duyarlı vardır. Ve kendi içindeki teknoloji geliştirmede de kurduğu bir kararlılık vardır. Daha çok yapacak işimiz var. İşin... Sadece girdiğimiz kulvar çok son derece önemli. Bunun farkında olalım. Ve dünyada artık bu geldiğimiz noktada ilişkiler ancak şöyle yürür. Hamleler yapılır. Yani 15 Temmuz'da yaşadığımız şey bu toprakların ürettiği bir şey değildi ki. Esas itibariyle. Dolayısıyla buna direnen bir e, Türkiye'nin bu girdiği potada. Ben bugün özellikle e, Irak üzerinden, Suriye üzerinden yapılan hamlelerin, doğrudan Türkiye'nin koyduğu bu hedeflere ilişkin hamleler olduğunu farkındayım. Türkiye'de farkında. Bu anlamda bir değişimin olduğunu da ama siz de kabul ediyor musunuz Suriye meselesinde özellikle? Bir Suriye meselesinde de bana mu? söyler misiniz nasıl bir bakış açısıdır bu ya? Bu nasıl bir tek parametreyle? sanki Türkiye Suriye, Suriye'deki iç savaşı çıkartan aktördür ve Türkiye bunun müsebbibiydi. Bu araya getirdi. Şimdi de rol değişti. Bana bir, bir dakika Şu bana değişmeyen sorumdur. Senem Hanım. Hı. Politikası değişmeyen bir tane ülke gösterin Suriye konusunda. Bir tane ülke gösterin. Bunu Amerika dahil, Rusya dahil, İsrail'i dahil İngiltere'si, Fransa'sı dahil, İran'ı da dahil. Ama bunu kötü bir şey olarak söylemiyorsunuz ki bu hiç kimse Senem bunu söylemiyor. Hanım, niye zaten? biliyor musunuz? Hı -hı. İşin doğasından kaynaklanan bir şey bu. Müthiş bir oynak zemin Çünkü var burada. Çok değişken. Çok bir şey sayıda ya. çok sayıda düğüm atılmış üzerine. Evet. Burada ne yapmaya çalıştı? Şuydu. Bunu da söyleyelim. Bir Arap Baharı denilen bir süreç başladı. O süreç Mısır'dan sonra Suriye'ye yansıdı. İlk hamle yapanlar babadan oğula geçen bu baskıcı rejimin muhalifleriydi. Arasında Hristiyan unsurlar da vardı. Suriye'nin dostlarıydı onlar. Neydi o süreç? O süreç bir siyasi ete kemiğe bürünme süreci içine girmek vardı. istiyordu. Ama şiddetle bastırıldı, kanla bastırıldı. Ve ondan sonra ne olduysa oldu. Suriye tamamen terörize edildi. Türkiye'nin son dönemde yapılandırdığı şey Orta Doğu halklarıyla kurduğu diyalogtu. Bu bir kamu diplomasiydi. Orta Doğu halklarının siyasi kimyalarıyla rejimlerinin kimyaları birbiriyle uymaz. Bölgeye bırakılan aslında etnik ve mezhepsel çelişkilerle kukla rejimlerin sürgit düzenidir. Dolayısıyla artık bu yürümüyor. Ve büyük bir gençlik var aslında. O Mısır direnişinde de ortaya çıktı aslında. Neydi o? Yeter bu zengin toprakların, Baskıcı rejimler altında geleceğin yoksul çocuklar olarak yaşamak istemiyoruz. Şimdi İslami hareketler, Peki. radikal Çok İslami kısa... hareketler. Hı hı. Ne bu? Nerede başlıyor bu? Nerede bitiyor? Yani Mursi hareketi, İhvan hareketi bir şekilde demokrasi yolunu tercih etmiş, sandığa gitmiş. Kolay iş midir demokrasi yapılandırmak? Kesinlikle hataları da vardı elbette. Bırakın destekleyin, hatalarını düzelsin. İyi ya seçime gitmiş. Darbeyle mi durdurmak gerekiyordu? Şimdi darbe yapılınca radikal olmuyor. Seçimle gelmiş, sandıkla gelmiş bir irade ortadan kaldırılıyor. Bu mu Ortadoğuya katkı? Bu mu Orta demokratikleşmesine katkı? Kusura bakmayın. Aydın olan bunları artık yüksek sesle söyleyecek, katkı sunacak. Bin defa ölmek yerine bir defa ölmeyi deneyeceğiz, ölmeyeceğimizi göreceğiz. İnsanlık ilerliyor. Bu son söylediğiniz, verdiğiniz örneğe ben e, burada bir itiraz olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Ama Hüseyin Bağcı e, bir hani araya girmek Varla. istemişti. Çok kısa bir şekilde, çünkü zamanımız evet. da e, doluyor. Biraz daha tekrar şu İdlib operasyonuna dönerek toparlamayı yapalım programda. Kusura bakmayın ama kısa giremem. Şimdi ya konuşayım <laughs> ya da konuşmayayım. Bir tercih yapın. Be, yani kısadan, çünkü e, öylesine, cümleler ki, öylesine cümleler söylendi ki, öylesine cümleler söylendi ki, yani neresinden tutayım şimdi ben? Yani bir defa bir akademisyen ölmez, yaşar. Biz dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Biz dünyada dünyanın nereye gittiğini, dünyanın neden böyle olduğunu anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Akademik sorumluluk, bilimsel sorumluluk e, duygularla olmaz. İki şey. ilk Sürekli olarak teslimiyet zihniyeti. Neyin teslimiyeti? Ben bu ülkenin akademisyeniyim. Hiç kimseye de teslim falan olmuş değilim. Sayın e, e, Acısağlıoğlu söylemine dikkat etmeli. Yani biz burada e, ülkenin Siz, geleceğini tartışıyoruz. Bu çocuk oynayacan bu. Avrupa Birliği ile ilgili, <laughs> ilgili olarak Avrupa Birliği ile ilgili olarak başlayalım. <laughs> Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi 1960'lı yıllardan beri ünlü ünlü meşhur sözüdür. Türkiye Avrupa Birliği o zamanlar Avrupa Ekonomik topluluğu ee, Avrupa ile ilişkileri geliştirmek için Avrupa e, ekonomik topluluğuna girelim mi diye o zamanlar devlet planlama teşkilatı vardı. Hikmet Çetin hatıralarında da yazar. Ona da sorabilirsiniz. Ünönü'ye Ünönü, Ünönü derler ki bu Avrupalılar böyle bir değişikliğe gidiyorlar. Biz de e, onlarla birlikte hareket etmek istiyoruz. Ne yapalım? Ünönü'nün söylediği bir cümle vardır. Girelim tamam ama çıkma özgürlüğümüz var mı? Buna İngilizce opt out op derler. Yani İngiltere'nin şu anda Brexit olarak tanımladığımız kavramı evet derler efendim istersek çıkabiliriz. İkincisi Fatun Üçlü Zorlu, Fatun Üçlü Zorlu, Adnan Menderes ve Celal Bayar. Yunanistan Avrupa o zamanki Avrupa ekonomik topluluğu ile ilişkilerini geliştirmeye kalktığında Türkiye Yunanistan'la aynı şekilde aynı anda şey yapar. Hamlede bulunmak ister. Türk dış politikasının reflekslerini ben dersini anlatıyorum bu işin. Öncelikle altını çizeyim. Ya ben güç politikalarını da anlatıyorum. Türkiye'nin dış politikasını iyi bilmek lazım. Türkiye'nin dış politika tarihini iyi bilmek lazım. Sayın Büyükelçi orada. Allah aşkınıza 1923'ten 1923'ten bugüne kadar Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna bakın. 1923-1938 yıllarını alalım. Bütün dünyadaki gelişmeler nereye giderken Atatürk'ün yapmış olduğu reformlar ve gelişmeler. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmedi ve çok da iyi yaptı. Girmemekle. Niye girmedi Türkiye 2. Dünya Savaşı'na daha 25 yıl önce e, savaştan çıkmışsınız. Ünönü'nün en büyük özelliği Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmamaktır. Türkiye'yi Birleşmiş Milletlere 1945 yılında üye yapan da e, e, İsmet Ünönüdür. Türkiye'nin NATO'ya NATO'ya girmesi konusunda Türkiye'de mutabakat vardır. Celal Bayar Cumhurbaşkanı olduğunda 22 Haziran 1950 tarihinde Ünönü ile konuşur. Ünönüye der ki Sayın Paşam, siz niye NATO'ya girmediniz? Ben e, Celal Bayar'la röportaj yaptım. Röportaj yaptım. Celal Bayar'ın ağzından naklediyorum. Kitaplardan falan değil. Diyor ki e, Ünönü'ye Sayın Paşam diyor. Bana anlattı. Ünönü diyor sinirlenince sesi boğuk boğuk çıkardı diyor. Şöyle demiş. Celal Bey, Celal Bey onlar istedi de biz mi girmedik? Türkiye'nin NATO'ya üye olmasını Amerika Birleşik Devletleri sağlamıştır. 1952 yılında Türkiye NATO'ya üye olmuştur çünkü Türkiye Kore Savaşı'na girmiştir. Biz girdik. NATO şeye de ilk asker gönderen ekip biziz. 25 Haziran 1950 tarihinde Adnan Menderes hükümetin yönetimindeki evet. hükümet Kore'ye asker göndermiştir. İki bu şey konusunda, milli savunma sanayi konusunda, savunma sanayi konusunda ben doktor yönettim. Savunma sanayi konusunda, savunma sanayi konusunda Türkiye'nin önemli aşamalar yaptığını tabii ki kabul ediyoruz. Ben onun genel hatlarıyla şeyini tartışmak istemiyorum. Söylediklerimiz aslında üç aşağı beş yukarı aynı ama söylemde fark var. Yani sanki Peki. beyefendi bu ülkenin aydını, biz teslimiyetçi. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey yok. İki... Ee, şeyle ilgili olarak bu zihinsel değişim. Bakın e, dünya ile iyi geçinmek teslimiyetçi olmak demek değildir. İyi geçinmenin kuralları vardır. Bu coğrafyada yaşayan bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu jeopolitik konum, jeostratejik konum çok önemlidir. Biz e, şey üzerinde yani sivri kazık üzerinde hareket eden cambaz gibiyiz. Bu coğrafyada varlığımızı korumak kolay değil. O nedenle çok Tarihi çok iyi bileceğiz, çok iyi anlayacağız. Rusya'nın için böyle düşündüğünü, Avrupa'nın için böyle düşündüğünü böyle e, biz ezbere konuşmuyoruz ki burada. Bir başka şey. Paul Kennedy'nin kitabı. Tamam, Paul Kennedy'nin Büyük Yükseliş Bahçen. ve Çöküşleri isimli kitabı. So evet son cümle. Son cümle. Paul Kennedy'nin Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri isimli kitabı 1987 yılında yazılmıştır ve büyük düşlerin e, o tarihsel e, daire içerisinde yükselip ve e, e, düştüklerini gösterir. Ama kitabın temel mantığı şudur, ekonomi ile strateji arasındaki bağlantı. Biz ekonomi ile strateji arasındaki bağlantıyı kurmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesini istemiyor muyuz yani biz? Öyle bir şey olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi, zenginleşmesi, müreffeh olması çok önemli. Ama Türkiye'nin bu eğitim sistemiyle dünya ile rekabet etmesi mümkün değil. Bana e, Acı Salihoğlu kalksın söylesin bakayım. Bugünkü eğitim sistemiyle Türkiye ne kadar rekabet ediyor? Düzgün, 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 e, düzgün konuşun, düzgün, düzgün, konuşun. Bir daha söylesin bakayım ne demek. Aşkınıza. Düzgün konuşun. Yaşar Bey, orta e, okullarda, e, açmayın. E, sayın orta bağcım. okullarda... Kalksın söylesin bakayım. Karşında öğrenci yok senin. Ya. Başında öğrenci yok senin. senin. Yaşı yes, abi. Düzgün tamam. konuşun. Ee, Sayın Bacı ee, Yaşar Bey lütfen sakinleşelim e, bu noktada. Şimdi tabii bu noktaya nasıl geldik işte Hadi Rusya ile ittifakı Amerika ile ittifakı, e, Suriye'de işte bugün belki Rusya üzerinden dolaylı bir e, diyalog var ama bundan sonra doğrudan Kesinlikle bir işbirliği değil, e, olmak e, durumunda mı böyle bir yola gidiliyor mu? Bütün bunları konuşurken, İdlib meselesinden yola çıkarken bu tartışmanın ortasında buluyoruz kendimizi ama ben bir şey başka mi? İsmail Bey buyurun. Ee, Sayın e, Yaşar Bey ile ilgili e, yani o biz farkında değiliz ama Amerika kendi e, ve aşağı gidişinin farkında falan dedi. Biz farkındayız efendim. Tabii ki. Ee, Amerika'da çıkan bütün yayınları okuyoruz. Hem silahlı kuvvetlerinin hem de e, diğer stratejik e, un, şeylerin oku, kitapları, e, dokümanları okuyoruz. Günü günde takip ediyoruz. E, hangi çalışmalar yapıldığını da takip ediyoruz. E, sadece Amerika değil, hem Arap dünyasında hem Rusya'da hem de Çin'de olanları da takip ediyoruz. Yani bu konuda e, böyle genelleme yaparak söylemesi tabii e, uygun bir olay olmadığını değerlendiriyorum ya Sayın Yaşar Bey'in dikkatine. Takip etmeyenlere söyledik. Siz üzerinize niye alınıyorsunuz ki? Yani anlamadım yani. <laughs> Peki. Efendim? Siz üzerinize niye alınıyorsunuz? Takip etmeyenleri söyledik. Siz üzerinize alınıyorsunuz dedi. Çok iyi. Şimdi... Bilmiyorum diyorum ama genel genel laf genel söylemek uygun bir şey değil efendim. Peki e, Yaşar Bey'in söylemine Sayın Pekin'in de bir itirazı oldu. Benim çok kısa bir zamanım kaldı. E, saat 0.30. Dolayısıyla şimdi hem Sayın Ağarda e, hem Çetin Erçetin de bir yandan da elde hani e, telefonlar biliyoruz ki sizin e, sahada e, kaynaklarınız da var. E, o bağlamda yeni bir bilgi varsa lütfen bizimle paylaşın ama ben hani Çetin Erçetin'le e, başlayacağım. E, bugün geldiğimiz noktada hani idlib için düğüm diyoruz ya işte operasyon başladı. Şu ana kadar yeni bir bilgi var mı? öncelikle hani TSK'nın hala girmediğini belirtelim yine izleyicilerimiz için Çetiner. Çok halen bekleme halinde. Bekleme halinde. Yani sıcak durum yok şu an için. Hı 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 hı. Ve dolayısıyla bu operasyonun sonucu bize e, Suriye'de çözümün nasıl olacağının da bir gö şeyi olacak değil mi? E, göstergesi olacak doğru mu? Senem aslında Suriye'de bugün gelinen nokta hiç kimsenin bu savaşı yenemediğini ortaya koymuş oldu. Ama bugün itibariyle... E, Suriye'de hadi her şey normale dönsün, hepimiz evimize çekilelim deseniz bile en az 10 yıl Suriye normalleşmeyecek. Çünkü içinde bulunduğu koşullar, dışarıdan etki, yani işte İran'ın, Rusya'nın, Amerika'nın, PKK'nın, Türkiye'nin herkesin elin içinde olduğu bir süreden bahsediyoruz. Dolayısıyla her şey normalleşsin desek bile önümüzdeki 10 yıl boyunca Suriye'nin normalleşmesi hı hı. zor ki bu zaman dilimi içerisinde... Yani çözümü bulduk, savaş bitti dendikten sonraki elbette, süreç için söylüyorsunuz <laughs> değil elbette. mi? Tabii ki. Yani bakın hı hı. konuşmamızın en başında ne söyledik? İşte hiç kimse İdlib'de El-Kaide'yi düşünmezken, çatışmasızlık bölgeleri tartışılırken, konuşulurken... Beşinci konuşmada, üçüncü konuşmada İdlib başka bir yere evrildi. Başka bir tartışma mevzusu haline dönüştü. Dolayısıyla sağda hiç kimse, bakın şunu unutmayın. Ben 12 yılımı sahada geçmiş bir gazeteci olarak söylüyorum. Hiçbir silahlı grup, hiçbir siyasi örgüt, hiçbir yapı yumurtalarını sadece bir sepete koymaz. Yani Türkiye ile gelip görüşen bir grup aynı zamanda Amerikalılarla da görüşür, Ruslarla da görüşür, gidip İranlarla da görüşür. Dolayısıyla sahanın hareketliliği bir dinamik yapıya sahip. Siz de konuşan, sizle beraber hareket ettiğini söyleyen bir grup bir bakıyorsunuz ertesi gün çok farklı bir noktaya evrilmiş çok farklı bir noktada çok farklı siyasi söylemler geliştirebiliyor. Tabii yani tablo, dolayısıyla Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamasındaki hani durumu askeriye ve istihbarat e, değerlendirecek ki, adımlarımızı Bak, ona göre atacağız. Aslında tam da bu belirsizliğin Tabii ki işimiz e, siyasi e, olarak eee sahada hiçbir grubun uzun vadede stratejik anlamda işte şu şudur şu şunu söylüyor deyip ona bel bağlayarak siyaset yapamazsınız. Eğer böyle bir şey yaparsan zaten Ortadoğu'yu tanımadığınız anlamına gelir ki Ortadoğu'da bu hamleler çok basittir. İşte dün ve ondan önceki gün Suudi Arabistan Kralı Selman Moskova'ya gitti. İran bir bakıyorsunuz Katar'la ilişki kurabiliyor. Hiç beklemediğiniz bir anda bir bakıyorsunuz Suriye'de işte gayet seküler görüntü sergileyen e, Esad, İran gibi Şii e, devrimi gerçekleştirmiş bir ülkeyi kendi ülkesine çekip silahlı yapılanmanın başına çekebiliyor. Veya daha bir başka ifadeyle söyleyeyim. Sovyet e, Rusya döneminde ee, Rusya'nın sıcak denizlere ineceği hayalini hep çocuklar ve bizler o kitaplarımızda okuduk, e, baktık ama e, o günü başaramayan Sovyet Rusya, bugün Rusya farklı bir noktada e, sıcak denizlerde, Başardı. sıcak coğrafyada, Hamedan'da hava üssü olan, e, Suriye'nin kendi sahası içerisinde üstleri olan bir Rusya'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, bu arada tabii ülkeler de sahada hareketlilik sağlarken e, kartlarını sadece bir noktada açmıyor. Bakın işte biz İdlib operasyonundan bahsediyoruz ama hiç kimse Afrin'e bir operasyon gerçekleştirilir mi, gerçekleştirilemez mi? Ee, mesela geçen bir televizyon programında... konuşmalar sırasında da söylendi tabii, tabii. Sayın Uluç Özülker de söyledi. Hı? Belki bunun bir sonraki adımı, bu da bir soru bugün. Mesela... Ya, o yapılamayan tabii. Afrin operasyonu hala olmasa mı? Geçen bir televizyon programında e, izliyorum çok ilginç geldi bana. İşte Amerikalılar falan filan... E, hayır Amerikalılar değil, yani e, Rusya da PKK kartını elinden bırakmıyor. E, Amerika nasıl bırakmadıysa... Onlar da PKK kartını elinde bir şekilde tutmaya devam ediyor. Moskova'da PYD'nin ofisleri var. Kandil'de işte bir bakıyorsunuz Rus medyası gidip rahatlıkla haber yapabiliyor, röportajlar yapabiliyor. Dolayısıyla bu kadar sahanın hareketliliği noktasında şunu görmemiz gerekiyor. Ben hep bunu dış politikada tabii akademisyenler farklı düşünebilir ama Orta Doğu realitesinde ben kırmızı çizgiler çizilmesi meselesine çok karşıyım çünkü Amerika, Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri özellikle İran, ee, İran hiçbir zaman kırmızı çizgiler çizmez. Bu ülkeler bulundukları yerler kendi kırmızı çizgileridir. Ee, ama Türkiye bu anlamda hani şimdi yani işte söylen, şunu yapalım bunu yapalım. Yani politikalardaki manevraların önünde bir engel teşkil <laughs> etmemeli. E, tabii Öyle ki mi? bakın çok basit bir örnek. işte buraya geldiğimiz zaman e, biz işte İdlib'i konuşuyorduk ama aynı saatlerde e, çok e, farklı bir alanda işte e, Erbil ve Bağdat'ta bir anlaşma bir uzlaşı sağlandığı haberleri geldi. Dört madde üzerinde bir uzlaşmanın sağlandığı. E, Bağdat'ın da yaptırımları e, hafifleteceği, yavaşlatacağı yönde ne bilgiler gelmeye başladı. bir kenara mı koyacak bu? bu, bu yok e, referandum sonuçta olacak. zaten açıklandı ama uygulamada e, bağımsız işte süreciyle yani, ilgili evet. demek ki e, bir anlaşma sağlandı. Çünkü e, yok, gelen ona, maddeler edeyim. farklı Hı. şeyler konuşuluyor şu anda. Dolayısıyla e, sahada bu kadar hareketlilik varken, ...temkinli olmak, sahanın koşullarını okunmak, gelen istihbarat bilgilerini çok iyi değerlendirmek... ...çünkü sadece bir istihbaratı elde etmek çok önemli değil. Size binlerce bilgi gelebilir, binlerce maille size bilgi aktarımı olabilir... ...ama bunları değerlendirecek, bunların sahanın realitelerini, gerçekliklerini bakın... Sahada herhangi bir grup size bir siyasi mesaj gönderebilir ama o siyasi mesajın arkasındaki background nedir? Sadece size gelen bir mesaj mıdır? Size gelen o mesajın dışında onun başka yansımaları ne olabilir? Sahayı çok iyi bilen, sahayla eş güdümlü hareket edebilen bir yapınızın oluşması lazım. Çünkü siz bu coğrafyada gerçekten bu kadar geniş, bu kadar büyük bir ajandayla hareket etmek istiyorsanız, ki son 15 yıldır Türkiye bu anlamda yani hakikaten çok ciddi bir ajandaya sahip. Sadece şöyle düşünelim işte Lübnan'da, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Kosova, Balkanlar'da askeri hareketli olan, ajandası olan bir devletten bahsediyoruz. Şimdi bir taraftan da bakıyorsunuz işte ee, bütün bu Orta Doğu'yu konuşurken Balkanlar'da Amerika'nın önümüzdeki günlerde bazı ülkelerde darbe yapabileceği konuşuluyor. Niye? Çünkü enerji koridorlarının bir bölümü buradan geçiyor. Ee, şimdi bu kadar hareketli bir dünyada e, herkes dikkatli ve e, zamana göre. Yani çok uzun vadeli stratejiler geliştirerek orta vadeli bile çok olur. Yani orta vadeli Özellikle, siyasi evet. perspektif belirlemeniz bile çok hata olur. E, günü değerlendirerek. E, zamana, koşullara ve e, o günün koşullarına göre hareket Hı -hı. kabiliyetinizi geliştirmeniz Hı -hı. gerekiyor. Peki. Örnek buna İran. İran işte bizimle beraber e, Erbil meselesinde çok sert tepki gösterdi ama aynı İran Dışişleri Bakanlığı Talebanenin cenazesine, cenazesine gönderdi. gönderdi. Dolayısıyla sahanın hareketlerini, dengelerini çok iyi okuyup çok ona göre bir ajanda geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi İran e, hatırlatmasını da yaptı e, Sayın Ağar Az önce de hani Sayın Pekin işte Türkiye, Suriye'deki gelişmelere baktığında özellikle PYD'yi, YPG'yi bir e, ...en öncelikli ciddi sorun olarak, tehdit olarak gördüğü için... ...bu İdlib operasyonu da e, o bağlamda çok kritik. Bunu program içerisinde de konuştuk. Sayın Pekin az önce dedi ki... yani ...kuzeyde öyle bir hakimiyet kurmalı ki Türkiye dedi... ...ve bu konuda aslında e, kaçırılan e, noktaların olduğunu da söyledi. Keşke zamanında yapabilseydik ifadesini de kullandı. İran kadar sahada değiliz mesela dedi. Ama bu İdlib operasyonuyla birlikte... E, şunu şu aşamada rahatlıkla söyleyebiliyor biliyor muyuz? Ee, en azından bu PYD YPG e, tehdidi ile ilgili olarak bir adım daha kendi pozisyonunu ve işte e, beka sorunu diyoruz ya hani algılıyor ya orada e, bir adım daha ileri gitti Türkiye. Bunu sağlayacak bu idlib operasyonu. Bunu söyleyebiliyor muyuz? En azından şimdilik. Şimdi tabii. E... Hani ben sosyal reklamlardan sonra bırakmıştım ama e, tabii konu biraz değişti. E, i̇kisini de birden e, bir cümle kurmaya çalışacağım. E, şimdi Türkiye'nin e, zaten Fırat Kalkanı ile yapmış olduğu harekat, e, Hatay'dan ve Kuzey'den Afrin bölgesine karşı ortaya koymuş olduğu bir izolasyon ve bununla beraber de karşı karşıya kalmış olduğu bir tehdit vardı. Yani özellikle Amonoslar'da ortaya çıkan bir tehdit vardı, terör tehdidi olarak. Bir diğer tarafıyla da şu cümle çok kullanıldı. Yani bir terör koridoru. ve bu terör koridorunun veya terör köprüsü diyelim bir ayağı Afrin bölgesiydi. Evet. Şimdi Türkiye özellikle bu yapmış olduğu İdlib operasyonuyla beraber özellikle zaten şu an hani girmenin öngörüleceği bölgede baktığımız zaman doğrudan doğruya e, ile Afrin arasındaki bir alandan e, giriş yapılacağı ve bu girişle de beraber e, Afrin'in e, tamamıyla izole edileceğine dair evet. edilebileceğine dair daha doğrusu bir fotoğraf var. Bu anlamda e, önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bir diğer tarafıyla da e, Türkiye'nin e, bir terör koridoru e, çıpasına demirlemesinde doğru olmadığını düşünüyorum. Yani çünkü sonuçta e, bizim için e, hani terör koridoru ifadesi Sonuçta bir e, üzerinden e, petrol ve en diğer e, işte doğal gaz da dahil olmak üzere Akdeniz hatta Hayfa'ya açılan bir koridordan e, hep bahsedildi, vurgulandı ama e, değişik projelerle beraber yani değişen fotoğraflarla beraber değişik bo boru hatlarının da bir şekilde gündemde olduğunu hatta bir şekilde bu noktada belki de vurgulamakta fayda var e, Ürdün, e, A, e, Bağdat. Ee, karayolunun güvenliğini bir Amerikalı şirketin e, ihaleyi kazandığını ve yerel partner aradığına dair de bir takım çalışmalar yaptığında belki konuyla ilgili olması nedeniyle burada vurgulamakta fayda var. Peki az ee, önce Çetin tarafıyla... Erçetin dedi ki kırmızı çizgilerin olmaması gerektiğini düşünüyorum dedi. Ee, siz o konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ben, benim öngörüm, yaklaşımım şu. E, biz, e, terörle mücadele e, bizi çok domine eden bir süreçti. Aslında hani Türkiye'nin bu noktada e, çok da e, küçük düşünmesine sebebiyet veren e, bir e, zihinsel ablukayı da beraberinde getirdi. E, tabii değişen süreçlerle beraber e, Türkiye daha e, bölgesel ve hatta daha küresel düşünmeye başladı. Bu anlamda e, dersimizi daha iyi çalıştığımızı vurgulamamız gerekiyor. Ama şu bizim açımızdan önemli. Bence biz terörle mücadele başta olmak üzere karşı karşıya kalmış olduğumuz tehditlerle mücadeleyi kendi topraklarımız içerisinde kabul etmemeliyiz. Yani bu mücadeleyi toprakların dışında yapacak şekilde bir irade, kararlılık ve etki üretmeliyiz gerektiğini düşünüyorum. Bu, bu anlamda tabi tabii gelinen son konjonktürün önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. Yani özellikle biz e, Suriye'deki yaşamış olduğumuz sıkıntılarla beraber yani meşru e, Suriye rejimiyle veya hükümetiyle e, ona rağmen e, bir Fırat kalkan harekatı e, tabi başka fotoğraflar da var hepimizin bildiği yani sonuçta Esad'la bir süreç iyiyken ama ondan sonra birden bire bozulan bir fotoğraf ve o fotoğrafın Türkiye'ye olumsuz yansımaları hatta e, bu hataya özellikle referandumla ilgili beraber yaşanan süreçte daha başka bir refleks gösterdi Türkiye. Irak merkezi hükümetiyle bir işbirliğini tercih etti ve bu anlamda da hatta bir askeri işbirliği yani bir işte tatbikat vesaire gündeme geldi. Bunlar tabi aslında bir diğer tarafıyla da moral değerlerinde, güven değerlerinde çok aşağılarda, eksilerde seyreden Irak merkezi hükümetinde aslında bu değerlerinde bayağı bir yükselişe sebebiyet verdiğini öngörmek gerekiyor. Burada şu şu benim açımdan önemli ee, hani birleştirmek istiyorum demiştim e, evet. senem Hanım hı hı. şimdi e, bizim Anadolu coğrafyası e, hani bir kendi ifademizi tam anlamıyla bir medeniyetler zenginliği ama diğer açıdan bakıldığında da e, tam anlamıyla bir medeniyetler çöplü e, medeniyetler çöplüğüne dönüşmesinin temel sebebi de nedir yani hani yok olup gitmelerinin temel sebebi nedir bu coğrafyada var olmaları için gereken e, gücü iradeyi, kudreti ve caydırıcılığı üretememiş olmalarıdır. Şimdi bugün Türkiye'nin ben böyle bir riskle karşı karşıya kaldığını düşünüyorum. Yani şimdi hani şöyle bir savaşların kavramsal tanımına girmek gerekiyor kısaca. Birinci nesil savaşlar insan gücüyle yapılmıştı. İkinci nesil savaşlar ateş gücüyle yapılmıştı. Üçüncü nesil savaşlar manevra gücüyle yapılmıştı. Şu an bizim içerisinde yaşamış olduğumuz savaş da vekaletler üzerinden yapılıyor ve hatta bir başka cümle daha kurmak gerekiyor. Vekaletler Savaşı'nda evrildiğini görüyoruz. Yani Vekaletler Savaşı artık önceden sahadaki üzerlerinde etki üretilen, yönetilen grupların üzerinden yapılıyordu. Ama şimdi artık sahadaki, yani karasal anlamda fiziki varlıklarını da görmeye başladık. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin. Gerek olarak da gerek Suriye'de yaklaşık 30'a yakın üstte çok ciddi anlamda bir askeri varlığını ortaya koymaya Evet. başladığını görüyoruz. Şimdi biz bu vekaletler savaşın içerisinde açıkçası e, hani şu bizim açımızdan önemli e, bir savaşın içerisinde Türkiye. Yani bu coğrafya şu an bir savaşın etkisi altında daha doğrusu ve Türkiye bu savaşın içerisinde e, hedef alınmış bir ülke olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi evet. hani şu yaptı, bu yaptı, şunlar, bunlar, Hı -hı. bunlar önemli ama bir, bir, bir son bağlamak istiyorum. Bağlamak istediğim Hı -hı. noktada şu. Hı -hı. E, şimdi 1990'lı yıllarda yapılan mücadeleden etkilenen e, toplumsal bir taban vardı Güneydoğu'da e, yani özellikle PKK'nın işte köy ve mezra katliamları işte güvenlik gerekçeleriyle beraber insanlar yaşam alanlarını terk edip e, yani banyolara yani daha kötü bir yaşamı tercih eden bir e, tercih etmek zorunda kaldıkları bir ekonomik ve sosyolojik e, alana göçmek zorunda kalmışlardı. ...biz onların e, o sürecin ekmiş olduğu düşmanlık tohumlarını... E, ...bu işte 2015 Temmuz'unda başlayan... E, ...bu e, Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişiminde, ...yani bu bizim e, Meskün Mahal çalışmaları veya hendek, hendek savaşları diye ifade edilen süreçte... ...hendek savaşlarında e, bunları YPS ve YDGH gibi isimler altında... E, ...o travmadan o etkilenen... Şey, ...daha doğrusu... Şey, 90'lı yıllarda PKK'nın ekmiş olduğu düşmanlık tohumlardan, tohumlarından etkilenen yeni bir nesili e, terör öğreten bir e, evet. güç olarak e, devletin karşısında gördük. ve PKK bunu çok iyi kullandı. Şimdi buradan hareketle e, şu an e, coğrafyada ekilen düşmanlık tohumlarını yani radikalizm ve radikalizmin örgütleri üzerinden, yani mezhepler, meşrepler, Peki, evet. işte etnik mikro milyetliler ekilen tohumların gelecekte mutlaka ve mutlaka bir şekilde ismar edileceğini öngörmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün belki domine edilebilir ama bu travma, bu travmayı hazırlayan koşullar ortadan kalkmadığı sürece açıkçası bu devam edecek. Bağlıyorum son, son cümle. Bunun temel sebebi de bana sorarsanız. Batı'nın ortaya koymuş olduğu temel kavramsal yaklaşım. Şimdi hani kısacık iki temel tespit. Yani Çok şu an kısa İslam kısa coğrafyası dünyanın nüfusunun dünya nüfusunun %70 25'ini oluşturmasına rağmen e, almış olduğu pay %5. Batı dünyasının e, yani demografik oranı %25-30'larda olmasına rağmen Almış olduğu pay %75, %80'ler seviyesinde ve bu daha çok sö sömürgeci bir anlayış üzerine bina edilmiş durumda. Yani bu zihniyet, bu zihniyetin neden olmuş olduğu toplumsal travmalar, kırılmalar ve etkiler ortadan kalkmadığı sürece açıkçası evet. ben dünyadaki bu fotoğrafın kolay kolay değişeceğini açıkçası öngörmüyorum efendim. Peki son 7-8 dakikam hızla Uluç Özülker ve İsmail Hakkı Pekin'e söz vereceğim ve programı noktalayacağım Uluç Bey. Efendim gayet kısa söyleyeceğim ben yani çok şimdi evvela bir hususu vurgulayarak başlamak istiyorum. Burada Suriye'yi tartışırken bir dünya politikasına da girebildik. Aslında orada tabiatıyla inanılmaz şekilde çok söylenecek şey var. E, görüşlerinde mutlaka örtüşmüş olması da gerekmiyor. Herkesin kendi doğrusu ve bu doğrular çerçevesinde de bir dünya görüşü de var. Dolayısıyla bu meselelere bir Türk vatandaşı olarak bakıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin genel anlamda aynı şekilde düşünmeyen bütün vatandaşları kapsayacak şekilde en fazla menfaatine olabilecek çıkış ne olabilir diye onun tartışması için biz buradayız. Belirli bir görüşü savunmak için değil. Dolayısıyla ben kendi yorumdan bu manada bir hatam olduysa özür dilerim. Ama herhal ve de şöyle diyeyim, Demirel'in güzel bir sözü var. Dün dündür, bugün bugündür der rahmetli. Dış politikada dün dündür, bugün bugündür sözü inanamayacağınız kadar geçerlidir. Evet. İbadiyle başlık yüzünden kanlı bıçaklı ağzımıza gelen her şeyi söylerken, bugün ibadiyle dost olup barzaniye nasıl bakacağız diye adım atmaktayız. Bu politikanın içinde vardır ve çok kolaylıkla da dış politika itibariyle çıkarlar icap ettiriyorsa... Görüşlerinizden de vazgeçebilirsiniz. Dolayısıyla bu manada baktığımda kırmızı çizgi politikası dediğiniz şey de kesinlikle yanlıştır. Sadece bu konuyla ilgili değil genel anlamda. Çünkü unutmayın ki her konu itibariyle empati yaparak gitmek lazım. Sizin kırmızı çizginiz bir başkası için de farklı boyutta bir kırmızı çizgi oluşturabilir ki... ...o zaman bilek güreşine girmeniz gerekecektir. Eh, o bilek güreşi de her zaman sizin lehinize tecelli etmeyebilir. Onun için dış politikada olabildiğince esnek davranmak, temel ilkelerinizden fedakarlık etmemek ama kesin kes gidişata da bakmak suretiyle politika oluşturmak en doğrusudur. Nitekim bu manada baktığım zaman bu akşamki bütün tartışmanın da sonucu olarak şunu söyleyeceğim. İki şey var. Birincisi biz burada spekülasyon yapıyoruz esas itibariyle. En güzeline Zannediyorum Sayın Dışişleri Bakanı açıklamasıyla söylemiştir. Daha henüz işin çok başındayız. Neyle karşılaşacağımızı da gerçek anlamda bilmiyoruz. Dolayısıyla icap ettiği takdirde ne yapılabileceğini Adımlar düşünmek üzere tedbirimizi alıyoruz. Bekle gör diyor. Zannediyorum buradan bu akşam çıkarılacak en güzel sonuç bekle gör, bekle gör demektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin neyi yapıp yapmaması kendi bunları tartıştık. Güzel de tartışmalar ama her elvehkarda bunların hepsi herkesin kendi görüşü benimki dahil ve bir spekülasyondan bu aşamada öteye gitmiyor gerçekler ve bilgilere dayalı olarak bu bekle gör politikasının ne getirip götüremeyeceğine dair bir fikir egzersizi olarak değerlendirmek lazım Doğru, İnşallah yapalım. işler kötüye gitmez ama görünen o ki görünen riskler büyük bu iş büyüyecekmiş gibi gözüküyor ve İdlib bir cerablus, azaz, elbab eee bölgesine nispetle Türkiye'nin başını daha büyük çapta başatların da işin içine girmesiyle daha fazla Peki. arıtma istidadı da taşıyor gibi bir görünüm var Peki. Son 4 dakika efendim. Sayın Pekin. E, tabii bugünkü e, tartışmanın konusu İdlib'deki operasyon. Daha doğrusu İdlib'e, İdlib'de bulunan e, Türkiye'ye verilen görev ve e, bunun Türkiye'ye sağlayacağı faydalardı. Ben Bence e, İdlib'de yapacağımız operasyon ve İdlib'de aldığımız sorumluluk e, Türkiye açısından çok önemli. Çünkü yarın e, İdlib'de, er, e, başarılı olduğumuz takdirde ki ben e, Sayın Büyükelçim'le ee, aynı fikirde değilim bu 500.000 İllib iliplik olayın büyüceği konusunda ee, Eğer bunu başarabilirsek e, bundan sonra Afrinde veya e, şeyde durum durum her zaman değişebilir Dolayısıyla bugün Afrin'i koruyan ya da e, şeyi koruyan Membiçi koruyan e, birileri yarın e, bizlerle e, ittifak yapıp e, oraları bizlere vermek isteyebilirler yani onun için e, ee, şey konusu ilip konusu çok önemli. İdlib'de yakalama fırsatı ya iyi değerlendirmemiz lazım. Ee, ondan sonrasını e, tekrar bakılıp bakıp görülür. Şimdiden yok affinde Afrin'de şöyle oldu, öbür tarafta böyle. Oldu. Evet bu tip ihtimaller olsa da her zaman var. Ama bir taraftan da bizim kararlılığımız var. E, oraya yığdığımız güç var. Onun arkasında duran bir siyasi irade var. Onun için e, bu konuda kötümser olmak gerektiği kanısındayım. Türkiye e, bir şey kaybetmiş değil. Ee, belki bundan sonra çok şey kazanacak durumda. Ee, olayı öyle bağlamak istiyorum. Peki. Yani ben e, İdlib operasyonunun e, daha büyük çaplı bir operasyona dönüşebileceğini Hı -hı. E, değerlendirmiyorum şahsen. Tamam. Son 3 dakikam Sayın Bağcı'dan ve Sayın e, Yaşar Acel Salih da İdlib özelinde varsa eklemek istediğiniz e, bir değerlendirme. Onu Hı -hı. alayım. Yaşar Bey. E, Hüseyin Bey. Evet. E, ben de e, Sayın Pekin gibi düşünüyorum. Şimdi Türkiye'nin politikası doğru. Önce onu söyleyeyim. Yani hükümet ilk defa e, bence çok stratejik açıdan doğru bir karar aldı. Ve e, bu itlip üzerinden Astana'da e, elde edilen e, güzel konumu devam ettirmesi lazım. Türkiye Orta Doğu'da önemli bir jeopolitik faktördür. <laughs> Türkiye, Orta Doğu'nun yeniden düzenlenmesinde önemli bir unsurdur. Ve Türkiye elindeki kartları yeniden kararak Sayın e, Büyükelçinin az evvel söylediği gibi Diplomaside de dündündür, bugün bugündür, Demirel'in meşhur sözüdür ama yarın da başka bir gündür. O nedenle Türkiye'nin bu coğrafyadaki konumunu yeniden değerlendirmek ve kaybedilen birçok şeyi tekrar yeniden kazanmak ve yeni bir enerjiyle, yeni bir motivasyonla bu coğrafyanın gelişmine, barışına ve ekonomik anlamdaki gelişmesine katkıda bulunmak evet. Türkiye'nin tarihsel ve bölgesel sorumludur. Peki. Yaşar Bey? Bu tabii Fırat Kalkanı meselesinden bugüne e, Türkiye'nin özellikle güvenlik açısından e, benimsediği şey bizim ulusal sınırlarımızda sınırlanmayacak kadar güvenlik sınırlarımız genişlemiştir. Çünkü asıl terör örgütlerinin kuluçka merkezleri buralardadır. Bu aynı zamanda Türkiye'nin bir güvenlik sorunu ama o bölge halklarının da aslında güvenliğine katkı sunmak üzeredir. Ben İdlib Operasyonu'nun ya da bunu artık operasyon diyorum ben yani hı hı. sonuçta bunu böyle görmek gerekir o kanaatteyim. Aynı amaca hizmet edeceğini bu genel noktada olduğunu düşünüyorum. Değişkenliğe <laughs> kesinlikle gebe biz dünyanın içindeyiz ama esas olan şey ülkelerin koyduğu hedeflerdir. O değişmeyi bazen bir noktada sabitlememek gerekir doğru kurduğunuz ilişki bazen bir başka yerde o ilişkinin tersine davranma biçimi e, gerekli kılabilir. Ama doğrultu tutarlığınıza katkı sunmak üzere olur bu. O da Türkiye'nin belirlediği hedeftir. Türkiye artık Türkiye'den yönetilme hedefini kendine temel düstur almıştır. Bu uğurda her türlü ittifaka da hazırız, işbirliğine de hazırız. Türkiye'nin temel noktası budur. 15 Temmuz sonrası bu ihanet şebekesinin kökü kazınana kadar. Düşünün bir TSK içerisinde bu denli yerleşmiş emniyet bürokrasi içinde hukuk bürokrasisine yerleşmiş böyle bir yapıyı tamamen Türkiye temizlediği takdirdeki önemli bir mesafe aldı. Bundan sonrası için daha güçlü bir ordu, çok daha güçlü bir devlet, devlet birleşmesiyle o hedefine ilerleyecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Peki. Kör imserlikle umutsuzluk arasında esas olan şey o özgüveni ayakta tutmaktır. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, Türkiye Gazetesi'nden Çetin Erçetin, Ankara Stüdyo'da Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Genelkurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin ve ODTÜ'den Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Hüseyin Bağcı. Çok teşekkürler katıldığınız için. Uluç Bey'in az önce söylediği önemliydi. En nihayetinde burada e, ve bu tür tartışma programlarında hemen her yorumcu öncelikle bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hayrına ne olabileceğini düşünerek fikirlerini söylüyor. Hedef bir ama yöntemler farklı olabilir. Farklı fikirler ifade edilebilir. Dolayısıyla belki buna bir vurgu yapmakta fayda vardı. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Size de hoşçakalın.